Herkese merhaba Biosem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz kıymetli gençler. TET Biyoloji genel tekrar full tekrar videosuyla sizlerle beraberim ne yapacağız diye sorarsak sizlerle birlikte yaklaşık 2 saat süreceğini tahmin ettiğim bir sürede e, siz değerli gençlerle beraber kalan süreyi güzel geçirmek için daha evvelden biyoloji çalışmış, hakkını vermiş arkadaşlarımın bilgilerini tazeleyip sınava kadar de, e, üniversite sınavına kadar taşımayı amaçlıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsan sadece bu videoyu izleyerek e, ben 5 net yapabilir miyim diyorsan çok iddialısın. Öyle bir şey olmadığını sen de biliyorsun. Çalışan arkadaşlarımın hakkını yemiş oluruz ama e, daha evvelden çalıştıysan ben bir şeyler yapabilirim. Daha evvelden konulara çalıştıysan bir sonuna kadar tekrar etmek istiyorum diyorsan doğru yerdesin. Hiç bilmiyorsan belki bir tane hatırladığını tahmin ediyorum. Belki bir tane yapabileceğini düşünüyorum ama fazlası biraz iddialı olur. E, bu dersimizde ilk 3 üniteyi anlattıktan sonra üniversite sınavına girildiğinde sınava girerken daha evvelden 3 kere sınava girmiş ve üçüncüsüne kazanmış tecrübeli bir hocanız olarak nasıl bir hava sizi bekliyor? MSY'ye girenler zaten az çok tecrübe ettiler. E, onun dışında sınav giderken ne yapmalısın? O gün keyfinin nasıl olması gerekiyor gibi. De i̇lk üçünü bitirdikten sonra mini rehberlik tadında bir konuşma, bir açıklama yapmak istiyorum. Size birazcık havasını yaşatmak istiyorum. Sınav gözetmenliği yapmış bir hocanız olarak da bu tecrübeyi tattırmak istiyorum size. Ondan sonra da konuları tamamlayıp hızlı bir tekrarımızı bitirdikten sonra sizi uğurlamak istiyorum. Yarın da bir aksilik olmazsa aYtde bütün konuları tekrar etmek değil. Tüm konularda önemli gördüğüm, değerli gördüğüm... Gördüğüm yerleri kısa bir tekrar ederek bütün konuları taramak istiyorum. Üniversite sınavında da AYT'nin tekrarını da yarınki dersimizde yapacağız. Onun dışında umarım iyisinizdir. Keyfiniz güzeldir. Ben hazırım. Ee, kıymetli gençler siz de hazırsanız yavaştan artık tekrarımıza güzelce başlayalım. Okito. Evet ben hazırım sevgili gençler. Sem hocanız notunu güzelce açsın. Mikrofonda herhalde sesim geliyordur diye tahmin ediyorum. Sol üst taraftan canlıların ortak özelliklerinden beraber bakalım. Sesinde bir problem var mı yok mu? Bence yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi... Kıymetli gençler ÖSYM 5 e son 5 yılın sınav analizlerine baktım. Ortak özelliklerinden her yıl soru sormuş. Kabaca da güzel bir şekilde bilmelisiniz. Biyoloji yapabilmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız ortak özellikleri bilmelisiniz. Hocam canlılara baktığımız zaman canlılar neden meydana gelir diye sorarsak diyelim hocam canlılar hücrelerden oluşur. Hücre ya da hücrelerden oluşur. Bir hücreli canlılarımız var. Bunlar mikroskobik sana bir hücreli canlı dedikleri zaman aklına ne gelmesi lazım? Aklına şunlar gelmeli. Bakteriler var, arkeler var, başka kim var? Protista aliminde bulunan amip, öglana, telik hayvan gibi canlılar. Bunlar mikroskobik canlılar. Bir de çok hücreli canlılar var. Kimler hocam onlar dersek? Bitkiler, mantarlar, hayvanlar. Bunlar çok hücreli yapıya sahipler diyoruz. Peki biz hücrelere çekirdek bulundurup bulundurmamasına göre kaç grupta inceliyoruz? Dersek hocam iki grupta inceliyoruz. Çekirdeği olan hücrelere verdiğimiz isim ökaryot. Ö gerçek. Karyo çekirdek ökaryot. Çekirdeği olan demektir. Olmayanlara da değerli hocam prokaryot diyorlar. Prokaryotları a Tutarsan zaten ökaryotları hatırlayabilirsin. Kimdir hocam prokaryotlar söyleyelim? Hocam bakteriler ve arkeler bu arkadaşların içerisinde çekirdek yok, DNA var ama çekirdek bulundurmuyorlar. Ökaryotlara baktığımız zaman bu arkadaşlarımızda DNA var, çekirdek içerisinde bulunuyorlar. Bu ayrımı çok iyi bilmelisin. Hücreler kaç ayrılır çekirdek olup olmamasına göre 2. Prokaryot ökaryot. Prokaryotlar kimlerde bakayım bana? Hocam bakteriler bir de kimler? Arkeler. Bunlar prokaryot. Geri kalan hepsi ökaryot. Bu önemli bir ayrım değerli hocam. Peki canlar beslenir mi diye sorarlar ne cevap veriyorsun? Yaşamak için beslenmek mecburiyetindesin. Biz üç çeşit şekilde beslenebiliyoruz. Canların bir kısmı kendi besini kendisi üretiyor. Biz bunlara ototrof ismini veriyoruz. Canların bir kısmı hazır besleniyorlar. Biz bunlara değerli hocam heterotrof canlı ismini veriyoruz. Bir de hocam hem ototrof hem de heterotrof beslenebilen canlarımız var. Hocam ototroflara baktığımız zaman nedir diye sorarsak bunlar kendi besinlerini iki şekilde üretiyor. Nasıl yapıyor? Bir inorganik bileşikleri organik bileşik çevirirken neyi kullanıyorlar? Işığı kullanıyorlar. Biz böyle canlılara fotosentetik canlı ismini veriyoruz. Bir de hocam inorganik maddeleri oksitleyerek besin üretebilen canlılar var. Biz böyle canlılara ne adı veriyoruz diye sorarsak söyleyelim. Kemosentetik ışığı kullananlara verdiğim isim fotosentetik canlılar ismini veriyor. Sevgili hocam şu ayrımı bilmelisin. Bir canlı kendi besini üretiyorsa hemen sazan gibi fotosentez yapar diye atlama. En büyük yaptığınız hata kemosentikleri ihmal etmeniz. Kemosentik canlılarda bunlar da değerli hocam ne yapıyor? Besin üretiyorlar inorganik maddeleri organik maddeye çeviriyorlar ama ışık kullanmıyorlar. Hocam heterotrof beslenmek ne demek dersek senin benim gibi canlılar, mantar gibi canlılar, saprofitler, çürükçüller ölenleri ne yapıyorlar? Parçalıyorlar değerli hocam. Paran parça yapıyorlar. Bunlar hazır besleniyorlar. Kendi besinini kendi üretmiyorlar. Biz bunlara değerli hocam verdiğimiz isim heterotrof canlı olarak adlandırıyoruz. Bir de hemotrof hem de heterotrof canlılarımız var. Bunlar kimdir hocam diye sorarsak örnek olarak kimi verelim seninle beraber? Öglene Biliyor musun hocam öglana kimdir? Öglana protista aleminde bulunan bir hücreli bir canlıdır. Adamın kloroplastları vardır. Kloroplastları olduğu için kendi besini kendi süretebilir. Işık varken, ışık yokken de dışarıdan hazır beslenebiliyor. Yani canlılar kaç tip beslenirler diye sorarlarsa 3 diyorsun. Ne diyorsun? Ototrof, fetetrof, hemototrof, hemetetrof. Ototrof beslenen canlılar kendi besinlerini her zaman fotosentezle yaparlar diye ne diyorsun? Yemiyorsun değerli hocam. Bir de şu hatayı yapıyorsunuz. Ototrofla otçul aynı şey değil. Otçul ot yiyen. Ototrof kendi besini kendi süreten canlı anlamına geliyor. Anlaştık mı hocam? Peki hem ototrof hem etotrof canlı var mıymış dersek ne cevap veriyorsun? Hocam öglenemiz hem ototrof hem etotrof canlımızdır diyoruz. buna da bir örnek olarak vermiş bulunduk. Geldik hocam solunuma. Bak sorularda görüyorum hocam. Heyecanlanıyorsunuz. Bir eliniz ayağınız titriyor. Kendinizi kaybediyor Diyorsunuz. Abi solunum demek besinden enerji üretmek demek. Anladın mı? Çeyrek altını gidip bozduruyorsun para alıyorsun. Ana harcamak için kullanıyorsun. Solunum besinlerden enerji üretilmesi olayına bir solunum gibi düşünebilirsin. Her canlı yaşamak için ne yapmak durumunda söyler misin bana? Solunum yapmak mecburiyetinde amacımız besinlerden enerji elde etmektir. Kaç tip solunum var dersek söyleyelim. iki tip solunumuz var. Aerobik solunum bir de anaerobik olmak üzere iki tane solunumuz var. Aerobik solunumda yüksek enerji ve var. 32 ATP diye diyorsun. Oksijen kullanıyorsun. Anaerobik solunumda da 2 ile 8 arasında ATP yaklaşık olarak çıkıyor. Anaerobik solunum ve aerobik solunumun evreleri aynı. Benzer. Glikoliz, Krebs, ETS evreleri var. İkisinde de sonuçta enerji elde ediyoruz. Şunu bilmeliymişiz. Her canlı solunum yaparlar mı? Canlar enerji elde etmek için solunum gerçekleştirirler mi? Evet. Peki solunumda amaç nedir? ATP üretmek. Kaç tip solunum var? 2. Aerobik, anaerobik. Önceden fermantasyonu da solunum gibi anlatıyorduk. Artık bu ifadeyi düzeltiyoruz hocam. Fermentasyon solunum değil değerli hocam. Fermentasyonda elektron taşıma sistemi kullanılmıyor. Fermentasyonda da ATP üretimi var. Besini parçalıyorsun. Ufak bir parça ayırıyorsun. Ondan da enerji elde edebiliyorsun. Anlaştık mı hocam? Fermentasyon solunum değilmiş. Şimdi bunu söyledikten sonra metabolizmadan bahsedelim. Metabolizma canlılarda medene gelen yapım yıkım olaylarının tamamına metabolizma diyoruz. Metabolizmayı iki şekilde inceliyoruz. Anabolizma, katabolizma. Anabolizmayı ben anneler çocuk dünyaya getirirler diye aklımda tutuyordum üretim olayları. Mesela söyleyeyim. Protein sentezi anabolik bir tepkime midir dersek ne cevap verirsin? Evet. Katabolik bir tepkime ben sana söyleyeyim. Hücresel solunum. Bir şeyleri parçalamak kataboliktir. Hidroliz tepkimeleri kataboliktir. İngilizce kat kesmek demek zaten. Buradan da tutabilirsin. İkisi beraber senin neyini oluşturur? Metabolizmanı oluşturur. Sorarlarsa canlılarda metabolik faaliyetler görülür mü diye. Olur yani. Mutlaka yapım yıkım tepkimesi gerçekleşiyor. Canlıysan bu işleri yapmak durumundasın. Bebeklerde anabolizma çok daha yüksek katabolizma nedir değerli hocam daha düşük yetişkinlerde benim yaşıma geldiğin zaman dengeye geliyor yaş ilerlediği zaman da katabolizma biraz daha fazla oluyor diyoruz her canlı metabolik faaliyet gerçekleştiriyor peki büyüyüp gelişmeden bahsetmek istiyorum hocam bir hücreli canlılar mikroskobik canlılar büyüyüp gelişirler mi evet bunların hacimleri artar bak burada bir tane amip var beslenmiş kocaman şişman bir amipe dönüşmüş amipimiz büyüyüp geliştiği zaman hücre sayısı artmış mıdır gibi bir sana soru soracaklar diyeceksin ki hayır hocam bir hücre canların hücre sayısı arttığı zaman ürerler. Bir hücreli canlılarda büyüyüp gelişme hacim ve kütle artışıyla gerçekleşir. Anlaştık mı hocam? Canlar hareket ederler mi? Yer değiştirirler mi? Evet hocam aktif ya da pasif olarak bir yerden bir yere taşınırlar. Mesela bitkilerin hareketini söyleyelim. Bitkilerde ne var? Tropizma ve Nast hareketleri var. Aklına şu gelsin. Ayçiçeği ne yapıyor değerli hocam? Güneşi gördüğü zaman o tarafa takip dönüyor. Bu taraftan geliyorsa bu tarafa dönüyor. Güne bakan da diyorlar. Işığa bağlı bu harekete pasif hareket ismini veriyorlar. Bizim kol bacak gibi yapılarla hareketimizde de aktif hareket ismini veriyoruz. Canlar boşaltım yapıyorlar mı hocam? Dersek diyorsun ki evet canlar vücutlarındaki atık olan bileşikleri özellikle azotlu olan bileşikleri vücuttan dışarı atıyorlar. Biz buna boşaltım ismini veriyoruz. Dışkıyla idrar birbirinden farklıdır. Burada boşaltımdan kastımız azotlu olan bileşikleri vücuttan atmaya çalışmak. Anlaştık mı hocam? Çok güzel. Şimdi bunu söyledikten sonra sağ üst köşeye doğru devam edelim. Hocam Canlar nesillerini devam ettirebilmek için ürerler mi? Ürerler kendine benzeyen bireyler meydana getirirler. Üreme yaşamak için zorunlu mudur dedikleri zaman da cevabınız hayır hocam. Kısır bireylerde hayatlarını devam ettirebilir diyoruz. Dokuz nolu ifademize bakalım. Uyarılara karşı tepki. Canlar dış ortamdan gelen uyarılara tepki veriyorlar. Masayı vurduğun zaman doğru mudur hocam? hocam tepki vermiyor. Niye? Çünkü cansız ama canlı oldukları zaman asidik ya da bazik bir ortama koyduğun zaman canlıyı tepki veriyordur. Çok sıcak olduğu zaman ne yapıyorsun? Kaçayım diyorsun. Biraz serin bir yere geçeyim diyorsun. Soğuk olduğu zaman da üstüme bir şey giyeyim diyorsun. Canlar uyalara karşı tepki gerçekleştiriyor. Organizasyon nedir dersek basitten karmaşaya doğru düzen demektir değerli hocam. Atomlar, molekülü, moleküller organelleri, organeller hücreleri oluşturuyor. Bir hücreli canlılar hücre düzeyine kadar devam ediyor ama çok hücreli canlılar ne yapıyorlar? Oradan doku, organ, sistem ve organizmayı meydana getirebiliyorlar. Bilmen gerekeni sana söylüyorum. Hocam bir hücreli canlılar organizasyon düzeylerinde hücreye kadar giderlerken çok hücreli canlılar daha organizmaya kadar gidebiliyorlar. Adaptasyon ne demek hocam dersek canlıların ortama uyum sağlamasıdır. Galatasaraylı arkadaşlar bilirler şu an için. Icardi adam Paris Saint Germain'den kiralık olarak geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 23 tane gol attı. Müthiş bir uyum sağladı. Doğru mudur hocam? Ondan evvel kim gelmişti diye hatırlıyorsanız bir forvet gelmişti şu an için gelmiyor ismi Falcao kısa sürede uyum sağlayamadı geri gönderdiler. Adamın parasını ödediler. Canlıların hayatta kalabilmek için ortama uyum sağlaması da biz adaptasyon ismini veriyoruz. Kutup ayılarının kürk renkleri beyaz. Bu hayvanlar beyaz oldukları için foklara çaktırmadan yanaşıp onları yiyebiliyorlar. Sen sipsiyah bir ne bu koyu renkli bir ayı olsaydın oradaki foku gördüğün zaman seni fark edecek kaçacaktı avlanamayacaktın elenecektin adaptasyon canlının doğaya uyum sağlamasıdır askerde komutanların lafıdır en zeki olan değil en iyi uyum sağlayan hayatta kalır diye bize de hatırlattıklarını söylediklerini hatırlıyorum hocam hocam canlı hücrelerde ortak olarak görülen yapılar nelerdir bunları değerli hocam söylemek istiyorum sorularda görüyorsunuz tereddüt etmeyin. Doğrudur hocam vardır deyin. Bütün canlı hücrelerde hocam ne vardır diye sorarsak bir hücre olduğunu göstermek için ne olmasını beklersin? Bir zar olmasını beklersin ki orası canlı hücre olduğunu gösterelim. Hücre zarının içini dolduran bir sıvı vardır. Biz bu sıvıya değerli hocam stoplazma hücre sıvısı ismini veriyoruz. Stoplazmanın dışında bir organel var hocam. Çok duymuşsundur ismini artık bunu da bilmiyorsan ayıp hocam. R ile başlar kim? Ribozom organeli var hocam. Ribozomun dışında nükleik asit kimdir onlar dersek değil hocam DNA ve kankası kim? RNA molekülü. Bunlar bizim kalıtım materyallerimizdir. Canlı hücrelerde bunlar ortak olarak bulunur diyoruz. İstisna yok mu? Var tabii ki de hocam. Ama genel olarak sorulursa canlı hücrelerde bu yapılar bulunur diyoruz hocam. Peki canlıların ortak özelliklerinden birkaç tane daha şey söyleyeyim. Canlılarda ribozom olduğundan bana bahsetmiştin. Tüm canlılarda ribozom varsa canlılar protein sentezi yapabilirler mi diye sordukları zaman ne cevap veriyorsun? Evet hocam protein üretebiliyorlar. Canlılar enzim kullanabiliyorlar mı diye sorarsak Evet enzim üretirler. Enzim bahsedeceğim hocam canlardaki biyolojik işçilere biz enzim ismini veriyoruz. Enzim üretebiliyorlar ve enzimleri kullanıyorlar. Canlar hayata kalabilmek için ATP üretiyorlar ve bu ATP'yi tüketmek durumunda kalıyorlar. Sen gidiyorsun hocam yemek yeme, tavuk yiyorsun et diyorsun Bunları yediğin zaman bunlar senin vücudunda sindirilip senin yapına katılıyor. Sen tavuk yediğin zaman tavuk olmuyorsun. Dana but yediğin zaman danaya dönüşmüyorsun. Doğru mudur hocam? Bunun sebebi nedir? Biz molekülleri kendimize özgü hale getiriyoruz. Getirebiliyoruz. Her canlı kendine özgü molekülü sentezler. Geçen bir belgeselde izlemiştim. E, kim peygamber devesiyle fare VS atıyorlar. Yan yana geliyorlar. Ben dedim ki fare peygamber devesini tokatlar. Hiç öyle olmadı. Peygamber devesi yakaladı fareyi. Fındık faresini tık tık yedi. İnanamadım. Peki peygamber devesi fare yediği zaman fareye mi dönüştü? Hayır tabii ki de adam ondan besinleri emdi. Emdikten sonra kendi peygamber devesi oluşturacak şekilde tekrardan bir araya getirdi. Yani her canlı kendine özgü molekülü sentezler. Sentezler. Yılan gidiyor kocaman bir tane kimi yakalıyor? Ceylan'a geliyor. Piton yılanı sarıp yiyor. Timsahı yiyor bazen. Timsah olmuyor. Anlaştık mı? Bu ifadeyi testlerde sorularda gördüğünüz zaman avel gibi bakmayın. Her canlı kendine özgü molekül sentezler mi? Sentezler üretebilirler yani. Canlılar mutasyona uğruyorlar mı? Uğrayabiliyorlar hocam. Her canlı dışarıdan gelen üyelere açık zaten. Covid virüsü bile mutasyona uğrayabilmiş. Biz kim oluyoruz sevgili hocam? Her canlı mutasyona ne yapabilir? Uğrayabilir. Mutasyon başkalaşım, de özür dilerim değişim demektir genetik yapıda olabilir. Başka şeyler de olabilir. Mutasyona uğrayabiliyoruz. Ee, bunlar değerli hocam tüm canlılarda görülebiliyor. Peki inorganik bileşikler var. Bundan sonra da bahsedeceğiz değerli hocam. Nedir diye sorarsak. inorganik moleküler su gibi işte mineral gibi bileşikleri tüm canlılar bak bitki bile Allah'ın bitkisi bile dışarıdan su yağmadan su gelmeden işte ne bileyim mineral gelmeden yaşayamıyor. Her canlı inorganik olan bileşiklere nereden alıyormuş? Şöyle bakayım abim ablam şöyle bana dışarıdan alıyorlar ve canlılar hücrelerin Hücrelerinden madde alışverişi yapabiliyorlar. Bu şekilde beslenmek için atıkları atmak için sen nasıl çöpleri dışarı atıyorsun. Ya da annen diyor ki git marketten şunu al bunu al deyip seni dışarıya gönderiyor. Her canlı hücre zararından madde alışverişi yapabilir. Yaşamak istiyorsa bunu yapmak zorunda. Şimdi. Değerli hocam bunları söyledikten sonra seninle birlikte bak sorularda çok sık çıkan yapamadığın şeyi söyleyeceğim. Bunları öğren gözünü seveyim ya. Bak bu zamana kadar öğrenemediysen Sema Hoca ile beraber öğren ya. Vallahi billahi bak bilmeyeni dövüyorlar. Ben bir öğrencimle yani tecrübeli öğrencimle sınava hazırlık yapmış öğrencimle sorduğum zaman şak cevap veriyor. Basit olur bunlar. Vallahi billahi. Güzelce dinle hocam. Monomer demek küçük molekül demek. Polimer demek büyük molekül demek. Tüm canlılar Lego birleştirileri gibi küçükleri birleştiriyor. Büyükleri biliyor Bunu artık ipek de yapıyor, bebekler de yapıyor yani herkes yapıyor. Anlaştık mı? Yani bunu duyduğun zaman canlılar monomer yapılı bileşiklerden kompleks polimerler oluşturabilir mi? O ne lan deme. Demek ki şu demek istiyor. Küçükleri birleştirebilir, büyükleri ayırabilir. Her canlı yapar. Bundan fikir olmamız lazım. Tekrar etmek istiyorsan bunu bilmeden sıkıntı yaşarsın. altyapı yapıyorum şu an için. 2. Canlılar organik bileşikleri organik bileşiğe çevirebiliyorlar. Mesela yengem bana diyor ki kek yapacağım. Eee git un al diyor. Tamam alıyorum. Undan sonra diyor ki ya ben poğaça da yapmak istiyorum. Aynı undan poğaça da yapabiliyorsun. Bunun gibi düşün. Canlılar organik olan bileşikleri başka organik bileşiklere çevirebiliyorlar. Her canlı bunu yapabiliyor. Aferin. Bunlar önemli. Bak ikisini bilmen lazım. Bir şey daha öğreteceğim. Eğer bir canlı organik olan bir bileşiği inorganik bileşiğe dönüştürüyorsa sana aerobik solunumdan bahsediyordur. Adam glikoz gibi bir besini alıp karbondioksit ve su gibi inorganik bileşiklere çeviriyordur. Bu değerli hocam her canlıda olur mu dersek cevabı ne olması lazım? Söyle bakayım bana bu olay her her canlı da olmaz. Bazı canlılar bu işleri gerçekleştirebiliyor. Tekrar ediyorum. Organik olan bileşikleri inorganiğe bir canlı çevirebiliyorsa bu genelde solunum yapıyordur. Her canlı yapmaz. Tamam mıyız hocam? Güzel. Eğer bir canlı bak Bak ne olur gözünü seveyim. Bak hiçbir şey bilmiyorsan, biyoloji bilmiyorsan şunu bil. Gözünü seveyim. Şık edersin. Eğer bir canlı inorganik bileşiklerde ne demek biliyor musun inorganik? Canlıların üretemediği dışarıdan aldığı su gibi karbondioksit gibi dışarıdan aldığı bileşiklerden hop birleştirip aha sana glikoz ürettim diyorsa abi gözünü seveyim. Bunu herkes yapamaz. Bu işi yapan canlı ya ışıkla kendi besini kendi üretebiliyordur ya da kimyasal enerjiyle besin üretebiliyordur. Yani inorganik maddelerden organik besin üretimi. Bak diyorum. Organik besin üretimi duyuyorsan hocam bu olay o fotosentez ya da kemosentez demektir. Tekrar söylüyorum. İnorganik molekülleri organik besle dönüştürmek foto ya da kemo demektir. Peki bunu her canlı yapar mı diye soracağım. Hayır. Sen yapabiliyor musun hocam? Bitki misin sen? İnorganik bileşikten organik besin sentezi yapabiliyor musun? Aha ah, kiraz deyip yanaktan verebiliyor musun? Elma deyip ne e, bir meyve sebze üretebiliyor musun? Yok hocam üretemiyorsun. Bunu her canlı ne yapamıyormuş değerli hocam? E, yapamıyormuş diye ifade ediyoruz. E, ayrı bir sonlama bir arkadaşım yazmış. Oksijen sonlama her canlı yapar olarak kabul etmiyor muyduk? Hayır sevgili hocam. Niye diye sorarsak anaerobik solunum yapan canlarımız da var. İlan hocam hoş geldiniz. Saygılar sevgiler. İlan hocamı da canlı yayında burada kenarda gördüm. gözüyle baktım. Evet devam ediyoruz. Daha çok işimiz var hocam. Şimdi kabaca bir öğretelim sizle beraber. Minik bir tekrar yapalım. Canların ortak özelliklerine beraber baktık. Canlar hücreden medene gelir. Avel evel bakma. Bir. Çekirdeği varsa ökaryot yoksa prokaryot diyoruz. Bunlar ezber değil. Peki canlar beslenir mi diye sordum. Evet hocam birim. bazı kendi besini üretir. Bazı Bazısı hazır versinir, bazı ikisini yapar. Şunu hatırlamalısın, şunu bilmelisin. Canlıyı neden hızlandırılmıyor? Çünkü canlı ben hızlı konuşmam lazım. Sevgili derviş reis derviş daha hızlı konuşursam daha hızlı olmuş olacak, olacak mı senin için bilmiyorum ama beslenme için şu an için ve Benim de canım canım, canım. oğlum. Azıcık yavaş anlatalım ya. Sonradan tekrardan istersen hızlandırırsın. Okey tamam. Şimdi ototrof deyince ne anlamıştın söyler misin? Ototrof deyince şu sazanlığa düşmüyordun. Bir canlı kendi besini üretiyorsa hemen aa bitki demiyordun. Ya fotosentetik ya kemosentetik diye aklımıza tutuyorduk. Solunum yapar ne için? Enerji üretmek için demiştik. Aerobik var aerobik diye ifade ettik. Metabolizma canlılarda görülen bir olay demiştik. Canlar büyüyüp gelişebiliyorlar. Çok hücrelerde hücre sayısı da artıyor demiştik. Hareket ve boşaltımdan bahsettik. Şuradaki denklemlerden de minicik bahsetmiştik seninle beraber. Bunları iyi bilmen gerekiyordu. Organi organ Monomeri polimeri her Allah'ın kulu yapıyor demiştik İnorganiği organiye çevirmek kimin işiydi üretici işi işiydi deyip aklına yazıyorsun hocam anlaştık mı şimdi geldik neye geldik nereye değerli hocam söyleyelim. Canların temel bileşenleri. Bak burada ya, bu, bu kameraya geçmem lazım ki birazcık dinleyin. Bak hocam canlıların temel bileşenleri bilmiyorsan biyoloji anlayamazsın. Ezber değil. Vallahi billahi ezber değil. Karbohidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler. Birazdan bunları tekrar edeceğim. Bunları iyi bilirsen gerçekten de biyolojiyi mister gibi yapabiliyorsun. Buraları gözünü dört aç. Unuttuysan da benimle beraber tekrar et. Temel temel anlatacağım sana. Okey to. Hocam canlıların temel bileşenlerine CTB diyoruz. E evcil kedi köpeğin varsa balık hayvan besliyorsan işte evde timsah opar varsa hocam canlıdır değil mi hocam sen de canlısın ben de canlıyım hocam bizde hem inorganik hem organik maddeler birleşmiş mesela bir bina inşa ettiğin zaman ne var hocam hem işte betonları var işte demirleri var işte sıvası var bilmem nesi var bir şey canlıysa hem inorganik molekül hem organik molekül bir araya geliyor aha da sana neyi oluşturuyor canlı meydana getiriyor peki bu canlıların yapısı da bundan inorganik ve organik moleküller nelerdir hocam diye sana soracaklar diyeceksin ki İnorganik moleküller canlıların üretemediği moleküllerdir. Ne demek bu? Su. Şey yani gittin de tuvalete gittin şırıl şırıl 5 litre işeyebiliyor musun? İşeyemiyorsun. Demek ki sonsuza kadar üretemiyorsun. Aslında üretiyoruz da solunum tepkimeleriyle biz sonsuza kadar üretemiyoruz diye ifade ediyoruz. Anlaştık mı hocam? Su üretilmez. Dışarıdan almak zorundasın. Bak Semih hocan gebermesin diye suyunu aldı. Bir fırtına içti, susamış. Hocam su inorganiktir. Başka asitler, bazlar, tuzlar inorganiktir. Bunlar üretilmez. Mineral, bunlar üretilmez değerli hocam. Yani kay suyu, magnezyum, demir üretmiyorsun. Organik bileşiklere bakmanı istiyorum. Geri kalanlar organiktir diyebilirsin. Sana bir kolaylık söyleyeyim. Yani karbohidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, ATP, nükleik asitler, hormonlar, bunlar bizim vücudumuzda, canlılarda üretilebilen diğer moleküller değerli hocam. Biz organik bileşikler diyoruz. Şimdi bunları minik minik tekrar ediyorum vereceğiz Bunlar organik bir ikisi birleştiği zaman kimi oluşturuyor seni beni oluşturuyor o Keto sevgili hocam şimdi buraya sol tarafa bir şeye geldim hocam bak bu iki tane denklem sana öğreteceğim. Dehidrasyon ve hidroliz. Tekrar ediyoruz ama bilmiyorsan da minik minik tekrar et. Öğrenmiş olursun. Hocam ilgili bu iki tepkimi bilmiyorsan kapat videoyu. Vallahi billahi. Bak öğrenemezsen kapat hiç gerek yok. O kadar basit ki bu temel konuyu bilmezsen biyolojinin bir anlamı kalmıyor hocam. Bilmelisin. Sayıları nasıl biliyorsan bir sıfırdan ona kadar artık sayılarım rakamlar bilmiyorum linç etmeye rica ediyorum. Su ile ilgili bu tepkimeler neler hocam? Bir, dehidrasyon. Dehidrasyon ne biliyor musun? Dehidrasyon küçük molekülleri birleştirmek. Bak bu molekül küçük olsun, bu da küçük olsun. Bunları bağlamaya dehidrasyon diyorlar. Büyük parçalamaya hidroliz diyorlar. Bu kadar hocam. Vallahi birliği başka bir şey yok. Küçükleri birleştirmeye dehidrasyon. Bak kocaman dehidrasyon. Upuzun isim var. Bir şey birleşmiş. Hidroliz suyla parçalamak demek. Liz demek sindirmek demek. Parçalamak demek. Ufalamak demek değerli hocam. Okey tamam. Şimdi bak bunu söyledikten sonra monomer ve polimer a kelimeleri ne anlama geliyor? Bunu öğrenelim. Mononun kelime anlamı bir demek. Mer parça demek. Monomer bir parça. Polinin kelime anlamı çok demek. Büyük molekül demek. Monomer yerine bazen sorularda şunu yazarız sana yapı taşı bazen sana deriz ki küçük molekül bunları görünce anlaki küçük bir şeyden bahsediyoruz büyük moleküller polimer moleküller hocam bunlar nedir dersek bunlar da daha büyük bir şeylerin birleşmesiyle oluşmuş olan moleküller demektir bak bütün bu tatava niye kopuyor yani monomeri polimeri niye bilmeliyim biliyor musun? Küçük moleküller hücre zarında bulunan küçük delikler var. Biz bunlara por ismini veriyoruz. Por demek delik demek. Küçük moleküller porlardan rahatlıkla geçebiliyorken şu büyük olan dana büyük moleküller polimerler geçemiyorlar. Amaç polimerleri ne yapmak? Hidrolizle parçalayıp küçük moleküllere dönüştürmek sonra içeriye geçirmek. Yani bütün tatava küçük moleküller karşıya geçti mi? Geçmedi mi? Bunu bilmeni istiyor senden sorular. Anlaştık mı? Bilmiyorsan kayva yedin sevgili hocam. Ya bakarsın soruya. Her yerde kullanıyorsun. Hangi konu olursa olsun karşısına bu bilgi çıkar. Boşuna yazmadık buraya. Aferin. Şimdi küçük molekülün büyük molekülün ne olduğunu söyledik. Dendrasyon ve hidrolizle ilgili bir püf noktası daha söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlarım vardır. Var. Bilenler de tekrar etmiş olur. Hidroliz büyükleri parçalamak demektir. Desem ki gel bu odayı seninle beraber dağıtalım. Bak saniye tut. 5 saniye sürmez. Mahvederim odayı. Burada dağıtırım. Kitapları dökerim. Deviririm buradaki saate atarım. 5 saniyede dağıtırız. Parçalamak çok kolay. O zaman diyeceksin ki hidrolizde enerji harcar mısın? Hayır hemen. Hemen anında dağıtabiliyorsun. İkinci soru. Bir şeyleri birleştirirken yani bu odayı toplamak gerekirse ev taşıdım hocam 2 ay oldu. Ee, İstanbul'dan kırklarına taşındım. Yemin ederim iki hafta sürdü evin ağzı yüzü yerine otursun diye yani. Mahvoldum yani toplarken. O zaman sana söylüyorum bana cevap vermeni istiyorum. Dehidrasyonda enerji harcıyor musun? Cevap evet. Bir şeyi birleştirmek için enerji harcaman lazım. Hidrolizde enerji harcıyor musun? Cevabı ne olacak söyler misin? Hidrolizde enerji harcamıyorsun. Büyük molekülleri parçalamış oluyorsun. Bütün tatava neymiş? Bütün tatavada şu. Zardaki moleküllerden, zardaki boşluklardan geçebiliyor mu? Geçemiyor mu? Küçükler? Geçiyor. Büyükler? nine Geçemiyorlar. Onları parçalamamız gerekir. Süpersin. Asitler bazlar tuzlardan bahsedeceğim. Kabaca bahsedeceğim. Hocam ortamın asidik mi bazik mi olduğunu ölçtüğümüz metre ne diyorsun? pH metre diyorsun. Sıfıra yaklaşmak en aside yaklaşmak. 14'e yaklaşmak en baziye yaklaşmak demek. Doğru mudur hocam? O zaman sana soru sorayım bana cevap ver. pH artıyorsa asitlik ne oluyordur? Bak hemen sazan gibi atlama. pH artıyor. Diyeceksin ki pH artıyorsa baziklik artıyordur. Asitlik azalıyordur. pH sıfıra yaklaşıyor diyorsan bu sefer asitlik artıyordur. Anlaştık mı hocam? Sıfır en asidik. 14 en bazik. Bununla ilgili bilmen gereken sana birkaç şey söyleyeyim. Organik asitler var. Organik asit ve inorganik asitler var. Mesela söyleyeyim. Kim? Hidroklorik asit. Bu ne hocam? İnorganik bir asit. Doğru mudur hocam? İnorganik asit. Bu bileşik değerli hocam. midemizde salgılanan mide asitimizdir. İnorganiktir. Başka kim var diye sorsak hocam söyleyelim organik asit mesela amino asit ya da laktik asit bunlar nasıl asitlerdir değerli hocam diye sorarsak bunlar da organik asit gibi düşünebilirsin kıymetli hocam anlaştık mı hocam inorganik ve organik yapılı olan neler varmış asitler varmış bu bilgiyi de ifade etmek istedim, belirtmek istedim. Peki hocam soru sorayım bana cevap ver. Ya asidi olsa, ya asidi, ya asidi pH metreye koysam sıfıra mı yakın çıkar, 14'e mi yakın dersek diyorsun hocam ya asidi sıfıra yakın olması gerekir. Güzel. Amino asit desem o da sıfıra yakın olması lazım. Güzel. Peki bu moleküllerden bahsettik. Asitlikten, bazı bazlıktan bahsettik. Bir tık kimyanın konusu ama böylece de bunu kullanıyoruz dedik. Şimdi geldik minerallere. Hazır mısın? Hocam. Mineraller ilk sorumda bahsedelim. Organik mi inorganik mi ne cevap veriyorsun hocam inorganik. Mineraller enerji vermez canlı vücudunda üretilmez. Her Allah'ın canlısı dışarıdan mineral almak durumundadır. Peki organik moleküle bağlanabiliyorlar mı? Mesela organik moleküle bağlanmak demek hani bir işte yarıyorlar mı mineral? Evet hocam fosfolipitlerin yapısına bak bakayım kim var? Fosfat var. Bileşik enzimlerin yapısına yardım ediyorlar hocam. Bileşik enzimlerde de mineral bulunabiliyor. Bileşik enzimlere yardım eden minerallere verdiğimiz kofaktör bu kelimeyi bilmelisin hocam. Kofaktörler enzime yardım eden mineral kofaktör ismini veriyorsun. Mesela ben evde Sem'iyim. Güzel. Ama okula gittiğim zaman Sem'i Hoca oluyorum. Yani orada ders anlattığım için ismim değişiyor. Eğer bir mineralsen enzime yardım ediyorsan adına ne diyorlarmış? Kofaktör diyorlarmış. Ko yardımcı faktör faktör. Kofaktör yardımcı faktör gibi kodlayabilirsin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir mineralin eksikliğini başka mineral ne yapmıyor değerli hocam? Gidermiyor. Yani demir eksik. Sen de gideyim de iot alayım. işe yaramıyor değerli hocam hangi mineral lazımsa vücudunda o minerali almak durumundasın. Eksikliğinde vücudunda hastalık ortaya çıkıyor değerli hocam. Mesela ne demiştik? Çocuklarda bacakların eğri olması raşitizm hastalığı demiştik. İyot olmadığı zaman tiroid bezini şişiyor. G ile başlıyor şöyle bana. Guatr hastalığı ortaya çıkabiliyor. Bir ki mineralleri üretemiyorsun yardımcı molekül bunlar mı? enzimlere yardım edebiliyor. Yeterli almazsak vücudunda aksaklık ortaya çıkıyor diyoruz. Anlaştık mı hocam? Bakalım bundan bahsettik. Şimdi hemen Minerallerden bahsetmişiz. Hemen sağ üst köşemize gelelim. Neye bahsedelim seninle beraber? Karbohidratlardan bahsedeceğim. Hazır mısın? Değerli hocam, organik bileşiklere geçiş yapıyoruz. Neyle geçiş yapıyor diyorsak söyleyelim. Değerli hocam, karbohidratlara baktığımız zaman Bunların isimleri çok değerli. Bak monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler de yazmışım. Bu gördüğün şekerlerin isimleri çok kafanı karıştırıyorlar. Bunlar neymiş diyorsun? Zor bir kısım yok. Basitçe söylemek istiyorum. İlk başta bunu anlaşalım. Şekerler 3 ayrılır. Sakar şeker demek zaten. Bak oradan tut. Tek şekeri varsa monosakkarit. İki şekeri varsa disakkarit. Çok şekeri varsa polisakkarit ismini veriyorlar. İkinci soracağım şey şu. Şunu bil. Çok şey yapacaksın. Hangileri hücre zarından doğrudan geçebilirler diye sana soracaklar. Ne cevap vereceksin hocam? Monosakkaritler şşt, geçerler. Küçük zaten hocam. Hiç sindirilmezler. Disakkaritler ve polisakkaritler zart diye geçerler mi? Cevap ver hocam. Hayır bunlar büyük molekül oldukları için direkt geçemiyor. Hidroliz edilmeleri gerekiyor diyorsun. Aferin. Peki monosakkaritleri 3'e ayırdım karbonuna göre 3 karbonu varsa, 5 karbonu varsa, 6 karbonu varsa diye ifade ettim. Kafanı karıştırmayacağım. 5 karbonları bilmelisin. Çok karşısına çıkacak. Bir tanesinin ismi hocam kim? Riboz. Bir tanesinin ismi deoksiriboz. Hocam riboz sana neyi çağrıştırıyor? Bana RNA'yı çağrıştırıyor baş harfinden. Deoksiriboz kimi çağrıştıracak Söylenmişsin. O da bana DNA'yı çağrıştıracak. Yani şunu bilmelisin. Riboz ve deoksiriboz kimlerin yapısına katılır? Cevap nükleik asitlerin yapısına katılır. DNA ve RNA'nın yapısına sakatlar. Peki bu moleküller riboz ve deoksiriboz sence enerji verirler mi? Şeker olmasına rağmen enerji eldesinde kullanırlar mı? Hayır hocam onlar enerji eldesinde kullanılmıyorlar. Yani çok zengin bir ne diyeyim olsam bir koca bulmuş olsam benim çalışmama ihtiyacım olur mu dersek oluşmaz. İhtiyaç yoktur. Bunun gibi düşün. RNA'da ve DNA'da takıldıkları için riboz ve deoksiribozu parçalayıp enerji eldesinde kullanmıyorlar. Anlaştık mı? Benim burada bilmem gereken iki tane daha arkadaş var. Üç tane arkadaş var. Kim onlar? Altı karbonları iyi bak. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Hocam glikoz molekülü. Glikoz da diyorlar. U ile de ifade ediliyor. Doğrusu aslında glikoz düzelteceğiz. Daha sonra anlatımızda glikoz molekülü en popüler şekeri. Hocam zaten Yunanca glikat tatlı demekmiş. Glikoz tatlı şeker demektir. En popüler şekerimiz. Hocam bu glikoz molekül 6 karbonlu enerji verir mi? Verir. Fruktoz İngilizce fruit ne demek fruit? Meyve demek. Meyve şekeri. Enerji verir mi? Verir. Galaktoz süt şekeri diye geçer. Enerji verir mi? Verir değerli hocam. Glikoz, fruktoz, galaktoz hepsi 6 karbonlu. Bunlar enerji verebiliyorlar değerli hocam. Bunlara baktığımız zaman solunum reaksiyonlarında kullanılabiliyorlar. Anlaştık mı hocam? Peki ikinci bir soru sor sormak istiyorum. Glikoz, fruktoz, galaktozdan hangisi meyve şekeridir gibi bir şey? Üzüm şekeridir derlerse üzüm şekeri olarak kim? Glikoz. Meyve şekeri derlerse kim? Fruktoz. Peki galaktoz kimde bunları diye sorarsak hem bitkilerde hem de hayvanlarda üretilebiliyor sevgili hocam. RNA molekülünün dışında riboz şekeri, ATP, riboz şekeri ATP'de de yok mu? Var ama tekrar olduğu için bunu da şu an için belirtmek istemedim. ATP'de zaten belirteceğim sevgili hocam. Şimdi riboz, deoksiriboz, glikoz, fruktoz, galaktozu öğrendik kenara koyduk. Şimdi geldik disakkaritlere. Hocam 3 tane var disakkaritimiz. Masal diye kodluyoruz hocam. Kim onlar? Maltoz, sükros, laktoz. Bak bilmelisin. Hocam bilmelisin. İçinde ne var bilmelisin. İlk soracağım şey Bunlar zardan geçer mi? Geçmez. Maltozda ne var biliyor musun? Bir glikoz bir tane daha glikoz var. Sükrozda ne var biliyor musun? Glikozla fruktoz var. Laktozda kim var? Glikozla galaktoz var. Dikkat etmeni istediğim nokta şu. Hepsinde ortak olarak bulunan bir molekül kim? Glikoz. ÖSM sorusu çıktı. Disakkaritlerde ortak olarak bulunan şek şeker glikozdur. Evet. Hepsinde fruktoz bulunur. Hayır gibi düşünebilirsin. Peki polisakkaritlerden bahsetmek istiyorum sevgili hocam sana. Nişasta selüloz glikojen kitin. Buradaki moleküllere baktığımız zaman bitkilerin depo polisakkaridi kimdir değerli hocam dersek nişasta patates değil mi hocam patateste de depolanır demiştik makarna da var pirinç de var doğru mudur hocam nişasta molekülü bitkiler fazla glikozları buldukları zaman birleştiriyorlar değerli hocam aferin sana peki seloza baktığın zaman hocam o nerede bulunur dersek bitkilerin hücre duvarında bulunuyor aliklerin yosunların hücre duvarlarının dışında ne varmış şöyle bakayım bana seloz çeper var hücre çeperde ismini veriyoruz hocam seloz çepere baktığımız zaman biz bunu sindirebilir miyiz dersek? Ne cevap verirsin? Hayır. Biz kağıdı yediğimiz zaman aynen ne oluyordu? Çıkıyordu dışarı. Demiştik insanlarda selüloz sindirimi yok. Peki biz selülozu sindirmesek bile neden tüketiyoruz derlerse biz hocam ne yapıyoruz? Bağırsak hareketlerimizi hızlandırıyoruz. Mukus üretimini arttırıyoruz. Tuvalete gittiğin zaman şıkır şıkır tuvaletini yapmış oluyorsun. Anlaştık değil mi hocam? Peki başka kim var hocam? Glikojen molekülüm var. Bak glikojenle ilgili hatanızı söyleyeceğim. Glikojen deyince aklına şu geliyor senin. Hayvanlarda üretilir. Evet. Başka? Başka bakterilerde, arkelerde, arkeler de, mantarlar da biz de glikojen üretiyoruz. Anlaştık mı? Glikojen deyince hemen şey deme yani. Glikojen ha, tamam hayvanlarda değil bırakmamanı istiyorum. Bitkilerde, değil. Mantar, hayvan, bakteri, arke glikojen depoluyorlar. Fazla glikozu depoluyorlar. Aynı kim gibi nişasta gibi. Bitki nişasta, bizde glikojen depoluyoruz. Biz nerede depoluyoruz dersek glikojeni kaslarımızda ve karaciğerimizde depoluyoruz. Çıkmış olan, çıkabilecek bir sınav sorusu gibi hissettim. Glikojen vücudumuzdaki karaciğer ve kaslarımızda bulunan glikojenlerden hangisi vücudumuzun ihtiyacını gidermek için kullanılır? derlerse karaciğerdeki değerli hocam. Kaslarımızdakini kullanmıyoruz demiştik. Geldik hocam kitin. Eklem bacaklı dış iskeletinde bulunan bir polisakkaritleri dış iskelet diyorum bak hücre duvarı değil dış iskelet yani kabuğunda bulunan bir polisakkarit. Diğer polisakkaritlerden en büyük farkı kitin ne var değerli hocam şöyle bakayım bana azot atomu içeriyor ekstradan diğer polisakkaritlerden farklı olarak. Şimdi sana polisakkaritlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Hocam polisakkaritler 4 çeşit nişasta selloz glikojen kitin. Bunlardan hangisi azot içerir? diğerlerinden farklı cevap kitin. Bunlara baktığımız zaman hepsinin yapı taşı kimdir söyler misin bana? hepsinin yapı taşı değerli hocam kimdir derlerse cevabın glikoz. Alayında glikozu var. Anlaştık mı hocam? Ama farklı farklı e, birleştiriliyorlar. Bundan dolayı farklılık gösteriyor kıymetli hocam. Anlaştık mı? Şimdi karbohidratlardan bahsettik. Kime geldik? Yağlara geldik. Hocam yağları 3 çeşit, 3 grupta inceleyeceğiz. 1- Nötral yağlarımız var. Vücudumuzda depoladığımız yağlarımız. 2- Hücre zanı yapısı yağlarımız. Kim? Fosfolipitlerimiz. 3- Vücudumuzda düzenleyici görev olan, hormon görevi gören kimler? Steroidlerimiz var hocam. Mesela sporcular steroid kullanıyor diyoruz. Doğru mudur? Östrojen ve testosteron bunlar bizim steroidlerimiz. Nötral yağla ilgili, yağlarla ilgili bilmen gereken şey. Yağlar büyük moleküller mi? Cevap evet yağlara baktığımız zaman kimden meydana gelir derlerse kastettikleri şey nötral yağlardır. Bir tane gliserol ile, bak glikoz değil, gliserol ile 3 tane yağ asiti dehidrasyon tepkimesiyle birleşiyor değerli hocam. Şıp 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 ne çıkıyor söyle bana. Su çıkıyor aşağı Su çıktıktan sonra bunlar dehidrasyona birleşiyorlar. Önemli bilgi. Yağlar polimer midir? Cevabın hayır. İkinci bilgi. Yağlar büyük molekül müdür? Evet hocam yağlar büyük moleküllü bileşiklerdir diyoruz. Hücre zarından geçebilirler mi? Hayır hocam. Göv ebeveynleri depoladığın yağlar nötral yağ olarak ifade ediyoruz. Hocam fosfolipite bakmanı istiyorum. Fosfolipit hücre zarının yapısında bulunan yağlarımıza fosfolipit ismini veriyoruz. Bunlar çift sıra diziliyorlar. Altlı ve üstlü dizilip hücre zarının yapısını oluşturuyorlar ve ne oluyorlar? Madde alışverişine görev oluyorlar. Soru yağlar hücre zarının yapısında katılabilir mi? Evet. Yağlar yapısal görevleri var mıdır? Evet hocam demen gerekiyor. Anlaştık mı hocam? Peki yağlar düzenleyici olabiliyorlar mı? Sana soruyorum. Cevap ver. Ne diyorsun? Olur hocam. Steroidler var. Bunlar östrojen ve testosteron onun gibi hormonlar bunlar yağ yapılı hormonlardır. Vücudumuzdaki metabolik olayları düzenliyorlar diyoruz. Anlaştık mı hocam? Birazdan da yağları, proteinleri, karbonhidratları birbirinden kıyaslayacağız zaten. Geldik proteinlere. Hocam bak proteinler DNA şifresine göre üretilen ayrı konusu olan protein sentezi diye konusu olan önemli konulardan bir tanesi. Amino asit dediğimiz yapı birimlerinden medene geliyorlar. Amino asitler birbirine bağlanıyorlar. Neyle bağlanıyorlar? Peptit bağlarıyla bağlanıyorlar. Dehidrasyonla şıp 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 su açığa çıkıyor. Peki çıkmış ÖSYM e sorusu. Bu peptit bağını nerede kuruyorsun diye sana soracaklar. Solda bir amino asit var. Sağda bir amino asit var. Önemli dikkat edinle. Amino asit arasında peptit bağı şu iki grup parası da kurulur. Kim? Bir karboksil grubu. iki amino grubu. Şu görmüş olduğunuz sağ taraftaki molekül hidrojen verir. Sol taraftaki molekül karboksil grubundaki OH'ı verir. Bunlar birleşir. Şıp su açığa çıkar. Kalan boşlukta ne kurulur? Peptit bağ kurulur. Peki bu olay gerçekleşirken enerji harcanır mı? Evet. Peki oluşan molekül iki tane amino asitten medene geldiği için artık ismi dipeptittir sevgili hocam. Peki amino asitlerde azot var mıdır diye sana soracaklar proteinlerin yapıda Evet peki bu aminoasitlere baktığımız zaman canlının karakteristik özelliklerini oluşturur mu? Yani canlıların akrabalık ilişkisinde proteinlerin yapısına bakabilir miyiz dersek benzerliklere bakabilir miyiz? Evet hocam bakabiliriz diye ifade etmek istiyorum. Nerede su oluştuğunu şık diye PET tutmağı kurulduğunu da öğrenmiş oldun. Şimdi geldik başka bir şey daha. Bak burası da önemli. Canlılar aminoasit üretebilir mi? Evet. Kaç çeşit aminoasit var? 20. Kaçmış? 20. Peki sen, ben, hayvanız değil mi hocam? Biz hayvanlar olarak amino üretebiliyor muyuz? Evet kaç çeşit? 12 çeşit amino asit üretebiliyoruz. Hayvanlar 12 çeşit amino üretebiliyorlar. Bitkiler 20'de 20, 20'de 20 üretebiliyor. Hepsini üretebiliyor. Peki biz üretemediğimiz 8 çeşidi kimleri yere kalabiliyor? Söyle bakayım bana bitkileri yiyoruz. Biz o 8 çeşit amino temel amino asit. Esansiyel, essential, essential temel demek zaten İngilizcesinden. Vücutta üretilemeyip dışarıdan alınması gereken amino diyoruz. Böyle seni fake sorularda kekliyorlar. Dikkat edin de bana. Bitkiler ve hayvanlar amino üretebilir mi? Evet. Bitkiler 20'de 20? Evet, hepsi üretir. Hayvanlar 20'de 20 üretebilir Hayır. Bitkiler ve hayvanlar amino asit üretebilir mi? Evet 12 şart tanesini fix üretiyorlar. Sadece bitkide üretilip bitkileri yiyerek ya da başka inekleri yiyerek onlardan böyle aktarım yoluyla aldığımız 8 çeşit üretemediğimiz amino asite temel amino asit diyoruz. 1000 puanlık soru. Sen vücudunda temel amino asit üretebilir misin? Çıkmış ÖSM sorusu. Üretebilir misin? Hayır. Çıkmış aminoasit, temel amino asit çıkmış amino asit. İşte temel aminasit kullanabilir misin? Evet. Yediğin bitkideki aldığın aminasiti kullanabilirsin. Anlaştık mı hocam? Tesla. Ülkemizde mi üretiliyor Tesla? Keşke üretilse. Dışarıdan alıp kullanabiliyorsun. Üretimi için sevgili hocam daha çok teknoloji gerekiyor. Bu yüzden temel aminasidi böyle kodlar. Ne diyorsun temel aminasitler için? Biz canlı vücudunda bitkilerde üretebilir mi temel aminasit? Evet. Hayvanlarda kullanılabilir mi? Evet. Üretilebilir mi? Hayır. Beslenmeyle geçiyor. Anlaştık mı? Aferinle. Tebrik ediyorum sana. Selam. Bir fırt su içeyim. Bir fırt su içeyim. Güzel dinliyorsunuz. İki saate yakın sürecek. Okey to. Gudubetler son güne bırakmayın oğlum. Erkenden ders çalış. Şaka şaka. Güzel tekrar yapalım. Amaç ne biliyorsunuz? Amaç ne? Buradaki şeyimizdeki amacımız ne? Bilgileri sınava kadar Sınav günü ÖSYM sınavına girdiğin zaman TT'ye girdiğin zaman bilgileri aktarmak bitsin shift de sil boş ver sorun değil. Ama oraya kadar hatırlamamız gerekiyor sınav anına kadar sınav sabahı dahil de bakmanızı çalışmanızı tavsiye ederim. Ne kadar küçümserseniz yazılı gözüyle bakarsanız üniversite sınavına o kadar rahat edersiniz. Geçmiş yıllarda üniversite sınavına giren öğrencilerinden çok stres yapan çok heyecanlanan hocam geberiyorum diyen arkadaşlar genelde kötü yaptılar maalesef. Ama çok umurumdaydı ya. Neyse ne artık olacak olacağı varsın deyip rahat giren. Kastettiğim şeyi anladın. Böyle heyecanlanmayan dedi. Biraz daha böyle kendini rahat bırakan sınavda daha iyi netler aldılar. Anlaştık mı hocam? Ve sınavla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Abi sen örnek veriyorum. Tamamen sallıyorum. TYT'de örnek veriyorum. 80 net yapıyorsun. 80 net. Üniversite sınavına girdin 80 net yaptın. Kötü mü? Değil. 80 yapıyordun zaten. Yani senden 130, 120, bilmiyorum şu an en fazla kaç net 120 tane yapmanı bekleyen yok. 100 tane yapmanı bekleyen yok. 80 ise 80. 50 yaparsan kötü. Anladın mı hocam? Ama sağlıyorum 90, 95 yaparsan sevinebilirsin. Kendini bu şekilde eleştir ve bu şekilde kıyasla sınav çıktıktan sonra. Öyle kendini mahvetme yani. Anlaştık mı hocam? Ailelerin beklentisi çok yüksek. Hep istiyorlar ki full yapalım. En üstünü yapalım. Ben de istiyorum da oğlum zor yani. Anlaştık mı? Herkes kendini bilir. Herkes kendisini tanır sevgili hocam. Şimdi enzimlerden bahsetmek istiyorum. Protein yapılı enzimlerimiz bizim vücudumuzdaki neler değerli hocam? işçilerimiz. Anlaştık mı? Bizim işçilerimize baktığımız zaman bazısı saf proteinden medene gelir. Sadece protein başka bir şey yok. Biz böyle saf proteinden medene gelmiş olan enzimlere APO enzim diyoruz. Benim babamın ismi Abdurrahman APO. Babamın lakabı APO abi. Oradan hakkında tutacaksın. APO enzim de ismini veriyor. Sır proteinse. Eğer enzime yardımcı bir grup varsa işte yardım eden vitamin geldiyse mineral geldiyse buna Hal babanın kız kardeşi holoenzim ismini veriyorlar. Yardımcı enzim ismini veriyorlar. Bileşik enzim özülleri holoenzimin bileşik enzim ismini veriyorlar. Eğer yardımcı kısım vitamin ise buna özelinde koenzim, eğer mineralse kofaktör diyoruz. Bir bilgi daha ilave etmek istiyorum. Bileşik enzimlerdeki şu yardımcı kısmın genel bir ismi var mı? Var, kofaktör. Söyle bakayım bana neymiş? Kofaktör. Kofaktör yardımcı enzim demek. Enzime yardım eden demek. Vitamin ise koenzim mineral ise kofaktör diye de ifade edebiliyoruz. Güzel. Şimdi enzimlere baktığımız zaman enzimin etki ettiği maddeye ne adı veriyorsun? Substrat. Substrat enzimin çalıştığı molekül demek değerli hocam. Enzim substratla bağlanıyor. Ne kompleksi oluşuyor? Söyle bakayım bana. Enzim substrat kompleksi meydana geliyor. Yani birleşiyorlar. Tepkime gerçekleşiyor. Şu an senle biz enzim substrat kompleksi oluşturduk. Ben enzimim sen substratsın. Şu an öğreniyorsun. Peki tepki kime bittikten sonra ben yayını kapattıktan sonra gidince sen artık ürüne dönüşmüş olacaksın. Bir şey öğrenmiş olacaksın. Ben enzim olarak tekrar tekrar ne yapılabileceğim? Kullanabileceğim. Enzimler tekrar tekrar ne yapılabilir? Kullanabilir değerli hocam. Bak, bu soruları çok sık kullandıkları için, grafikleri çok kullandıkları için göstermek istiyorum. Bana söyler misin? Tepkime sırasında mesela fırıncı un kullandığı zaman, ekmek yaptığı zaman un ne olur? Azalır. Sursat azalır. Ürün ne olur? De bakayım bana. Ürün artar. Ürün oluşur. Doğru mudur hocam? Peki enzim miktarı ne olmaz değerli hocam? Şöyle bakayım bana. Enzim miktarı değişmez. Sabittir. Peki Şimdi sana önemli iki tane grafik çıkmış ÖSYM sorusudur. Serbest enzim miktarı ve enzim substrat kompleksi miktarı nasıl değişir? Ne cevap vereceksin? Enzim substrat kompleksi miktarı değil hocam. Önce oluşur. Sonra tekrardan eski haline gelir, sıfıra düşer. Serbest enzim miktarı böyle demek biliyor musun? Kafeye gittin, sabah kahvaltıya çeksin, tam işte ovan no kahvaltısı istiyorsun ya da ne sertme kahvaltı istiyorsun? O kadar kalabalık ve Elini kaldırıyorsun, adam sana bakmıyor, görüyor ki bir sana geleceğim diyor. Orada serbest enzim, serbest garson yok. Serbest enzim ne olur? Müşteri geldikçe azalır müşterilere gittikçe tekrardan eski haline gelir başladığı noktaya gelir anlaştık mı çıkmış ÖSM sorusudur bunu da aklına yazmanı istiyorum sevgili hocam senden bunu da grafik olarak göstermek istedim şimdi 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 buradan hemen sol taraftan minik bir şey fark ettiğimi gördüm proteinleri anlatırken buradan hemen kenara tarafa geçmek istiyorum izninizle bunu sınavda çıkabileceğini düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Canlılarda sentezlenen proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebepleri nelerdir? Bak güzel bir soru olur. ÖSYM de sorabilir. Demek istiyor ki şu sen de insansın ben de insanım. Ula sen de erkeksin ben de erkeğim. Sen de kızsın ben de kızım. Neden hocam aynı değiliz? Birebir böyle bir kopya değiliz. Böyle klon değiliz. Diyeceksin ki hocam bizdeki amino asitlerin sayıları farklı gösterebiliyor. Başka amino asit 20 çeşit ya. Hani boya çok farklı olduğu için çeşitleri farklılık gösterebiliyor. Başka bunların dizilişleri de önemli. Bir de bunların kullanım sıklıkları hatta proteinlerin 3 boyutlu yapıları değerli hocam. Ne yapabiliyor? Farklılık gösterebiliyor. Bak süper sana örnekte göstereceğim. Sınavda çıktığı zaman hatırla beni. Çıkart edersin ki bak Semo Hoca bildi la. Adam bal deresi sağladı tutturdu ders. Bak şimdi. Bir nolu proteine bak. Sadece X amino medene gelmiş. Tek çeşit. Doğru mudur? İki nolu proteine bak. O da X'ten medene gelmiş. Tek çeşit ama. Söyleyin bana cevap ver. 1 ile 2 aynı protein mi? Ne cevap veriyorsun? Hayır la niye? Hocam X'ten bir tane fazla var. Ama çeşit aynı. La çok da fifi. Aynı olsun. Bir tane bile fazla koyduğun zaman proteinin çeşidi değişir. Anlaştık mı hocam? Bir santim boyu uzun adamın yani. Şimdi 3 ile 4'e bakmanı istiyorum. X aminoasiti varmış ikisinde de. Y aminoasiti de varmış ikisinde de. Z aminoasiti de varmış ikisinde de. Ulan sayıları aynı. Çeşitleri aynı. Ne farklı? Bana söyle hocam diziliş farklı ya. X de Y'nin Z'nin dizilişleri farklı olduğu için bu iki protein birbirinden farklı diyorsun hocam. Süper. Şimdi 3 ile 5'i kıyaslamanı istiyorum. Bak 3 ile 5'e bak. 3'e baktığım zaman x'ten bir tane 5'te iki tane var. bir 3'e bakıyorum Y'den bir tane var güzel Y birer tane Z'ye bakıyorum ondan iki tane var 5'te. Hocam çeşit aynı diziliş aynı X Y Z diye gitmiş ama kullanım sıklıkları farklı olduğu için bu iki protein ne diyorsun birbirinden farkıdır diyorsun. Bir şey daha öğreteceğim bir şey daha söyleyeceğim bu da önemli. Bütün proteinler bu 1, 2, 3, 4, 5 proteinlerinde hepsinde ortak bir şey var. Bak değişmez. Bunu mutlaka denemelerde çözmüşsündür, görmüşsündür. Ne değişmez? Birbirine bağlanma biçimi. Ne bağı? Peptit bağı değişmez. Anlaştık mı sevgili hocam? Peptit bağlarıyla bağlandıkları için hep aynı şekilde bağlanırlar. Bir değişiklik olmaz. Bu çeşitliliğe sebep olmaz diyorsun. Süpersin. Gelelim proteinlerin görevlerinden bahsetmek istiyorum değerli hocam sana. Hocam proteinler vücudumuzda 500 tane iş yapıyorlar. 1000 tane iş yapıyorlar. Okey don. Bak şimdi. Vücudumuzun savunmasında görev alan işçi proteinlere antikor diyorlar. Mesela adam normal halk hayattayken takılıyorsa kendi halinde bir işi gücü var mesela ya da evine geliyor adamın ismi Ahmet, eve geliyor Ahmet. Ama eğer adam polisse o adam güvenlikte görebilir. Bizim vücudumuzdaki protein mikropla savaşıyorsa onun ismi ne diyorlar? Antikor diyorlar. Öyle sazan gibi bırakmıyorsun. Eğer senin proteinin al yuvara girdiyse, al yuvanın içerisinde de bulunup oksijen ve karbondioksit taşımakla görevliyse bunun özel ismi var ki hemoglobin. Anlaştık mı hocam? Çok güzel. Peki benim proteinim kas kasılmasına görev alıyorsa ismi değişiyor. Adı ne? Aktin ve miyozin proteinleri ismini veriyorsun. Benim proteinim eğer kanın yoğunluğunu ayarlıyorsa, ozmodik basıncını ayarlıyorsa buna ne ad veriyoruz diye sorarsak söyleyelim. Albümin Globulin. İsimleri egzantrik farkındayım ama bilmen lazım. Bunları bilmelisin. Hocam en önemlisi benim proteinlerim iş yapıyorsa, amele gibi çalışıyorsa en çok ismi ne olarak adlandırıyor? Enzim diyorlar. Çalışan işçi proteinlere enzim diyorlar. Güzel. Bir de hormon görevinde görev alabiliyor proteinlerimiz. Peki zarın yapısına katılan proteinlere ne adı veriyor? Bak protein güzel. Glikozla birleşmiş glikoprotein ismini vermişler. Birin kesildiği zaman oranın putlaşmasını sağlayan proteinlere biz fibrinojen ismini veriyoruz. Yani fark ettiysen proteinlerin isimleri değişiklik gösterebiliyor. En çok bunlar karşısına çıkacak değerli hocam. Gördüğün zaman şaşırma. O keto. Hepsi protein bunlar. Farklı görevli oldukları için farklı farklı isimlenmişler. Geldik hocam çıkmış bir ÖSYM sorusuna geldik değerli hocam. Bir fırt su içeyim Mesra ablam. La suyumuz bitti. Biriniz gidin şurayla su getirin. Geberdim vallahi billahi. Devam ediyorum. Şimdi bu gördüğün şekli sorularda soruyorlar. Denemede de çıkar, ÖSYM'de de sorar. Derler ki aç kalırsa, uzun süre aç kalırsa vücutta karbonhidratlar, yağlar, proteinler hangi sırada kullanılıyor? Hangisi de tüketiliyorlar? İlk hocam kolay parçalandıkları için vücudun karbonhidratları parçalıyor. Eve girdin, kısır tabağı var. Gün tabağı var. Orada sarbalar var. İşte kısırı var. Poğaça var. Börek var. Sigara böreği var kenarda. Mis gibi. Çay da var demli. Hemen hop gömersin onları. Bu dolapta da şey var işte. Taze fasulye var. Soğuk. Kısıtacağın yiyeceğin. Kim uğraşacak onunla? Ne yaparsın? Kısır tabağını gömersin. Vücudun ilk olarak karbonhidratları parçalar. Sonra baktı mecbur kaldı. Yağları parçalar. En son Kasların, vücuttaki proteinlerin en çok hep enzimlerine protein yapıl olduğu için mecbur kalırsa proteinleri parçalar. Tekrar et bakayım. Uzun süre aç kalırsa önce karbohidratlar sonra yağlar. En son proteinler. Güzel. Peki parçalama süresi nasıl? Yani kilo vermekten buradan aklımıza tutacağız. En çabuk karbohidratlar parçalanıyor. Sonra proteinler en zor göbekler eriyor değerli hocam. O yüzden en son yağlar parçalanır diye aklında tutmalısın. Peki bizim vücudumuzda değerli hocam Bizim vücudumuzda değerli hocam katılım oranlarına sorarsak nedir diye sorarsak söyleyelim. Canlı 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 anlatıyoruz. De gençler merak edenler varsa video değilim şu an için. Geberiyorum ama iyiyim. Canlı vücudunda katılma oranına bakarsak vücutta en çok ne var? Protein var. Mesela T-Rex gelse Hayatta olsa o dinozor. Seni var ya ne yapar? Böyle çıtır çıtır proteinini tavuk gibi but gibi ısırır yer seni. Niye? En çok protein bulunuyor. Sonra e, cük yağı var. En az kim var? Karbonhidratlar bulunuyor bizim vücudumuzda. Şimdi şu alt taraftaki yan taraftaki grafiği senin çözmeni cevaplamanı istiyorum. En çabuk biten kim? Aç kaldığın zaman besinlerin tükenme miktarını sorarsa. A ne? Karbonhidratlar. B ne? Yağlar. En son kim? Proteinler neden? Enzimler protein yapalı. Vücudumun çoğu protein yapalı. Vücut bunu parçalamak istemez. Mecbur kalırsan artık. Mesela ormandasın. Ahşap evim var. Abi o kadar soğuk ki. Ya nasıl bir saçmalıksa şu an öyle oluyor da ağaç keserim. Ağaçta yok ya da bir ahşap evde oturuyorsun. Mecbur kalırsan ahşap evi de yakarsın. Bunun gibi düşün. Bizim vücudumuza değerli hocam. En son proteinleri parçalıyor. Anlaştık mı? Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Hocam. Bak küçük molekül büyük molekül mevzusunu öğrendiğini tahmin ediyorum. Buradaki kısımları güzel güzel cevap vermeni istiyorum. Buradaki glikoz glikoz kimle bu? Söyle bakayım bana yazalım ismini kim bu? Maltos doğru mudur? Malt e, a, malt içeceği diye ifade ediyor. Maltana diye bir tane içecek var. Belki biliyorsunuzdur. Arpa şekeri diye geçer. Birayı da bundan elde ediyorlar hocam. maltoz bitkisel bir disakkaritleri değerli hocam. E, i̇ki tane glikozdan meydana gelir. Arasında ne bağı var? Glikozit bağı var. Şu r kim? E, Riboz kimin yapısına katılır demiştiniz. Hem hocam RNA'nın hem de kimin ATP'nin ATP'nin yapısına katılır demiştik. Bak bakayım amino asit amino asit amino bir sürü amino kimle bu? Hocam bu kim? Protein polipeptit desek daha doğru bir ifade olur. Polipeptitler bir sürü amino oluşmuş olan uzun zincirlerimizdir hocam. Şu kim? AA amino Bu kim? Ga galaktoz. Aferin. İki amino oluşmuş olan şu yapıya verdiğim isim kimde? Bakayım bana dipeptit. Tebrik ediyorum. Peki glikoz 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 glikoz. Bu ne lan hocam? Bak bir sürü glikoz var. Buna verdiğin isim söyle bakayım bana poli ne? Polipeptit mi? Ne diyorsun? Hocam şekerle bu polisakkarit. Hadi bana cevap ver. Kaç çeşit polisakkarit var? 4. Glikoz. Ne, özür dilerim. Glikojen, selüloz, nişasta, kitin dedik. Hangisi bitkisel depo? Ne diyorsun? Hocam nişasta diyorsun. Hangisi bitkinin hücre duvarında var? Kağıtta bunu demiştik. Selüloz demişsin. Aferin tebrik ediyorum seni. Hocam bunu söyledik. Şu kim? D. Kim hocam bu? Deoksiriboz. Kimde bulunuyor diye sorarsak? DNA'da. Enerji veriyor mu şu ee, re, re, ribozla deoksiriboz dersem Hayır diyorsun. Amino asla amino asla amino Bu kimdir hocam diye sorarsak? Söyle bakayım bana. Bu tripeptit Çok güzel. Peki fr kim fr? Fruktoz. Fr. Şu dayımız kim hocam diye sorarsak? şöyle bakayım bana. Bu da bizim kimimiz? Nötral yağımız. Peki 100 puanlık soru. Nötral yağ polimer midir? Ee, yoksa Büyük molekül müdür? Ne cevap vereceksin? Nötral yağ büyük molekül. Niye polimer kabul etmiyorsun? İki çeşit molekülden meydana geldiği için, mesela gliserol ve yağ asitlerinden oluştuğu için buna değerli hocam büyük molekül diyoruz. Polimer demiyoruz. Önemli bilgidir. Çıkabilir ÖSYM'de. Peki polisakkarit polimer diyebilir miyim? Evet. Polipeptit diyebilir miyim? Evet. Maltoz da. Polimer midir? Evet aynı çeşitten oluştuğu için. Anlaştık mı hocam? Aferin sana. Çok güzel. Peki bunu söyledikten sonra bunlardan bahsettikten sonra enzimlerimizde yolumuza devam edebiliriz. O keto. Gayet güzel dinliyorsunuz. Kaç dakikadır buradasınız? 52 dakikadır canavar gibi dinliyorsunuz. O keto ne yapalım biliyor musun? Substratlar, vitaminler aşağı inelim. Şu DNA, RNA hücreye gelince minik bir mola verelim. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Başka işiniz var mı bu saatte? Ya ben sizin için şu an için Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson'ın e, jübile maçı var. Sizin için feda ettim izlemiyorum. E, sizinle beraber tekrar yapıyorum şu an için. Siz de fedakarlık yapmasıdır benim için. Beraber canlı işliyoruz. Okey to. Hadi bakalım deme takalım. Şimdi Hocam Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler. Bak enzimler işçiler değil mi hocam? Biyolojik katalizörler. Onlar da senin benim gibi nazlı oluyorlar. Keyifleri geliyor olmuyor. Bir şeyler canı sıkılıyor. Bende de oluyor bazen. Sende de oluyordur. Bazen bir kalkıyorsun yataktan hiç çalışasın yok. Allah affetsin. Okula gidecek. Kim gidecek? Deneme var. Bana neden diyorsun? Gidesim yok diyorsun. Aynı enzim de böyle. Bir sürü faktörden etkileniyor. Bizim gibi hocam. Neler onlar? Sıcaklıktan, pH'tan, su miktarından, substrat düzeyinden, enzim ve substrat miktarından, başka aktivatör ve inhibitörlerden etk ne biliyorlar? E aktivatör inhibisyon örnek vereceğim. O okay, keto. Şimdi bak. Sıcaklıktan bahsedelim. Hocam genel olarak enzimler 0 santigrat derecenin alttaki sıcaklıklarda ne yapmıyor? Çalışmıyor. Tık. Donmuş vaziyette. Mesela alıyorsun e, kurban bayramından sonra kurban etleri nereye koyuyoruz? Buzluğa koyuyoruz. Niye? Bozulmasın. Enzimler çalışıp çürütmesin etleri diye. Peki sıcaklığı biraz arttı. 5, 10, 15 enzim çalışmaz artıyor mu? Evet. Peki 35 dereceye geldiği zaman ki buna ne diyoruz? Optimum sıcaklık. En uygun sıcaklık. Enzimi mis gibi çalıştığı sıcaklık diyoruz. Peki 35'ten sonra sıcaklığı arttırdığımız zaman önemli soru. Enzim çalışır mı? Cevap evet. Çalışmaz azalır mı? Evet. 55'ten sonra hıkık Geçmiş olsun. Neden? Enzimin yapısında kim var? Protein. Proteinin yapı taşı ne? Amino asit. Amino asitler birbirine ne bağıyla bağlanır? Peptit bağı. E bağı kopardığın zaman artık bir zahmet eskisi gibi ne yapamıyorsun? Geri toplayamıyorsun. 55 santigrat derece ve üzerinde enzimlerin yapısı genel olarak bozulur diye ifade ediyoruz değerli hocam. Peki pH'e bakmanı istiyorum. Bazı enzimler asidik pH'i sever. Mesela midemizde pepsin. Bazı enzimler nötr pH'i sever. Mesela tükürüğümüzde çalışan amilaz enzimi var. E, nötr pH'de daha iyi çalışabiliyor. 7'ye yakın daha doğrusu diyelim. Bazı enzimlerde daha böyle bazik ortamı daha çok seviyor. İnce bağırsağımızda bulunan e, enzimler. Tripsin enzimi mesela bazik ortamda çalışmayı seviyor. Özetle enzimlerin çalışabildiği uygun neler var? pH aralıkları var. Her enzimin çalışabildiği farklı pH aralığı var. Geldik hocam. Substrat üzerinden bahsetmek istiyorum. Substrat enzimin etki ettiği maddeye verdiğimiz isim. Bazı enzimler değerli hocam Enzimler molekül ne kadar ufalanmışsa o kadar e, daha hızlı tepkimeye gerçekleştiriyorken enzimler eğer hocam biraz ufalanmışsa biraz daha yavaş bütünse biraz daha yavaş çalışıyorlar. Yani ben sana desem ki alt Trabzon ekmeğini aç ağzını desem yerken zorlanırsın. Neden değerli hocam mesela bütün ama sana desem ki böyle mercimek çorbası üstüne böyle kıtır kıtır ekmekleri ver dersem lüp lüp yersin. Mesela e, buluşmaya gittin biriyle. Flörtünle buluşmaya gittin. İlk buluşmada çubuk makarna yer misin? Böyle upuzun. Böyle dudaktan böyle yağlı yağlı çeker misin? Çekmezsin. Rezil olursun. Doğru mudur hocam? Aynı şekilde ufalanmış olan moleküller enzimler tarafından daha kolay parçalanıyor. O keto. Güzel. Şimdi bunu söyledikten sonra bana sırala dersek en hızlı tepkime nerede? Kıymada. Sonra kuş peşe et, en yavaş bütün ette gerçekleştiriyoruz. Geldik hocam. Enzim ve substrat miktarı derişimlerin grafiklerine. Bak bunlar da önemlidir. Eğer bir ortamda enzim sınırsızsa, substrat da sınırsızsa reaksiyon hızlanır. Sonuçta kadar gider diye kabul ediyoruz. Tabi gitmez ama şartlar müsaitse ürün oluşmaya devam eder diyoruz. Ama eğer enzim sabitse, enzim sabit, sınırlıysa, substrat sınırsızsa reaksiyon hızlanır bir yerden sonra sabit gider. Niçin? Enzim substrata doyar. Yani kafede boş masa kalmamıştır. Kafanın sahibi belli sayıda para kazanır. Ne zaman masa ilave edersen tepkime hızlanır. Ne zaman masaları uzaklaştırırsan tepkime yavaşlar. Anlaştık mı değerli hocam? Bunu da soruyorlar. Peki şuna bak. Substrat sınırlıysa enzimimiz var ama substrat sınırlı. Reaksiyon hızlanır. Reaksiyon bir yerden sonra tekrardan yavaşta sıfıra düşer. Yani çözmen gereken 100 soru var. Çözdün. Bitti. İlk başta hızlı çözdün. Gittikçe soruların çözüldü, çözdüğün sorular arttı. Sonra çözülecek soruların azaldıkça reaksiyon sıfıra düşer. Peki hücrede olayın gerçekleşmesi için gereken aktivasyon neresi? Hücredeki enerjiden fazlaysa yani 100 birim para lazımsa ama sende 85 birim para varsa ne yapamıyorsun? Enzimi çalıştıramıyorsun. Tepkime hızlanır diyelim ki hücremizdeki enerji vardı. Bir yerden sonra tık gitti. Enzimimiz ne yapar değerli hocam? Çalışmayabilir. Hınk deyip durabilir diyoruz. Okey to. Şimdi bunu söyledikten sonra gel bak 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 abi. Bak bu yaklaşayım da. Katalaz enzimi ile ilgili Bak denemelerde yıllardır soru çözüyoruz hocam bak. ÖSYM canı ister sorar. Sormadı 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 şak sorar. O sene bu sene olsun inşallah sorar. Bak katalaz diye bir enzimimiz var. Katalaz neymiş ismi söyle bakayım bana. Yazayım ben şöyle güzel. Katalaz. Bu katalaz nerede bulunuyor biliyor musun? Katalaz karaciğerin içerisinde var. Bak karaciğerin içerisinde katalaz enzimleri var. Sen bu karaciğeri ne kadar ufalarsa ne kadar ufalarsan katalazlar serbest kalıyor kuş gibi. Yani kafes var bir sürü kuş var salıyorsun kuşlar da etrafa dağılıyorlar öyle düşün. Karaciğeri ufaladığın zaman kestiğin zaman dördüncü tüptekini karıştırma şimdi onu boş ver. 1-2-3'e bak. En hızlı tepkime kimde gerçekleşiyor? diye sana soruyorum. Diyorsun ki hocam en hızlı tepkime 3'te olur. Ezilmiş karaciğer. Sonra diyorum 2 diyorsun. Sonra diyorsun 1 diyorsun. Peki burada karaciğerin substratı kim? Şey katalaz enziminin substratı kim? Hidrojen peroksit mi? Yoksa karaciğer mi diye sana soracaklar. Cevabın katalaz enziminin substratı an şu hidrojen peroksit. Bizim katalaz enzimimiz ona saldırıyor. Onu parçalamaya çalışıyor. Sana şunu soracaklar fake atacaklar. Diyecekler ki katalaz bu reaksiyonların üç gibi şeklinde olmasının sebebi substrat yüzeyinin fazla olmasıdır. Substrat yüzeyidir. Diyecekler sen de evet diyeceksin atlayacaksın. Yeme. Diyeceksin ki hayır serbest kalan enzim miktarı diyeceksin. Anlaştık mı hocam? Serbest kalan enzim miktarı e, ee, 3'te daha fazla olduğu için kareci ezdiğin için 2'de daha az bir de çok az olduğu için tepkimeler 3 2 1 şeklinde gidiyor. Neden hocam? Döncü tüpte tepkime olmaz. Neden? Kaynatılmış karaciğerdeki katalazlar ne olmuştur değerli hocam? Şöyle bakayım bana. Bunlar patates olmuştur. Artık işe yaramaz. İşe yaramadıkları için tepkime gerçekleşmez diyoruz. Okito. Aferin sana. Aferin sana. Hocam gelelim alt tarafta bir tane daha şeyimize gelelim. Örneğimize girelim enzimlerle ilgili. Bunu da seviyorum hocam. Belki sorarlar. Öseyme de sorar. Hazır mısınız? 3 sene sonra buradayız. Helal olsun be. Aslanım benim. Öğrenci bey. Bak şimdi. Bak şimdi. Hocam şuradaki birinci kısmımıza bakalım. Çete de bakacağım ama muhabbet ettikten sonra. Aradan sonra. Bak burada değerli hocam ne görüyorsun? Bir tane enzimimiz var. Enzim ne yapmış? Substratı almış. Kime çevirmiş? Üne çevirmiş. Şey gibi tost makinesi gibi koymuşsun. Kızarmış olarak vermiş. Sıkıntı yok. Aktif bölgesi burası bak. İkinci tepkimeye bak. ikinci enzime bak. Enzim burada takılıyor. Tam şu tost makinesi gibi tost alıp pişirip kızarmış ekmek olarak verecekken. Abi çakal bir tane A inhibitörü geliyor. İnhibitör adamın park edeceği yere park ediyor. Benim burada substratımın enzimle kavuşamıyor. Tepkime ne olmaz? Gerçekleşmez. Ürün oluşması yoktur. A'ya ne diyorlar biliyor musun? A'ya yarışmacı inibitör diyorlar. De bakayım yarışmacı inibitör. Ne ya demek yarışmacı? Yani gidip substratı taklit edip onun yerine alıp ürün oluşmasını engellen inibitöre biz yarışmacı inibitör diyoruz. Peki B'ye bak. B gidiyor hocam. Hançer gibi ne yapıyor? Enzimin böğrüne saplanıyor. Saplandığı zaman ürün oluşması yine yok. Neden? Hocam B inibitörü gidip de buraya bağlandığı zaman enzimin aktif bölgesinin şeklini değiştiriyor. Adamın ağzına bir tane patlatıyor. Arabanın park edeceği yeri öyle bir yamultuyor ki bu arkadaşım biz oraya sığmıyor. Bizim enzimimiz ne yapamıyor? Substrata bağlanamıyor. Ürün oluşması yok. Buna nasıl inibitör diyorlar? Buna yarışmacı olmayan inibitör diyorlar. 100 puanlık soru. İkisi de ikisi de ürün oluşmasını engeller mi? Ne cevap vereceksin Evet. Peki hangisi aktif bölgenin şeklini çevirir, bozar dersek cevap yarışmacı olmayan. Hangisi enzim e, substratı taklit eder diye sorarsak yarışmacı inibitör. Anlaştık mı lan? Helal olsun sana. Aferin sana. Şimdi bunu söyledikten sonra gelelim gelelim gelelim. Vitaminler. Şimdi vitaminler organik midir? Ne cevap veriyorsun abim ablam? Söyle bakayım bana organiktir. Peki vitaminler enerji verir mi? Hayır vermiyorlar. Peki vitaminler düzenleyici moleküller midir? Yes of course. Süpersin. İki tipimiz var. Suda eriyen, yağ eriyen vitaminlerim. Suda eriyenler kim? B ve C. Yağda eriyenler kim? Adek. Peki hocam suda eriyen vitaminlerin fazlası suda çözündükleri için böbrekle süzülür fazlası idrarla dışarı atları. Bunlar ne olmaz değerli hocam şöyle bakayım bana depolanmaz günlük almalısın eksiklikleri çabuk çabuk ortaya çıkar hemen ortaya çıkabilirler. Yağda ile vitaminler kimler söyler misin bana adek hocam bunlar fazlası karaciğerde depolanıyor karaciğerde depolanıyor fazlası zararlı zehirli etkiye sebep oluyor hiper öz diyorlar vitamin seviyesinin çok yüksek olması çok da yemek iyi değil hocam yağda ile vitaminleri bunların eksiklikleri geç ortaya çıkıyor mu erken mi ortaya çıkıyor dersek geç ortaya çıkıyor hemen ortaya çıkmıyorlar. Peki şuradaki şekli çok beğeniyorum. Bunu beraber çözmemiz gerekir. Bak günlük aldığımız vitaminin miktarı yeşil Sarı renkli olduğunda ihtiyacımız olan. Buradaki A, B, C, K vitaminleri yani A, B, C, D diye rastgele değil. Hepsi vitamin ismi. İlk sorum şu. A vitaminini vücuda depolar mısın? Şunu yapıyorsun. İhtiyacım sarıymış. Fazlası yağda eriyen vitamin olduğu için ne olur? Vücutta depolanır. İkinciye bak. İhtiyacım çok yüksek. B vitamini nerede eriyen? Suda eriyen vitamin ama şöyle olsaydı idrarla atardık. Bu vitamin idrarda rastlanır mı B vitamini? Derse hayır hocam rastlanmaz diyorsun. C'ye bak. Hocam C vitamini ihtiyacımız bu kadarmış. Fazlası şu kadar. Bunlar ne olur? Suda eriyen vitamin olduğu için şırıl şırıl ne yaparsın? Turuncu işaretsin. Çişinde portakalı dışarı atarsın. Bu da hocam rastlan, bu idrarda rastlanır mı diye sorarsak cevabı ne olur? İdrarda rastlayabiliriz C vitaminini. Peki K vitaminine baktığın zaman depolar mıyız? Hocam ihtiyacımız bu kadarmış. Fazlası şu kadar. Ne olmuş biz bunu? idrarla şişt, atar mıyız? Hayır. Neden? Hocam K vitamini yağda eriyen vitamindir. Fazlası depo O zaman söyleyelim. A vitamini depolar mıyız? Yes. A'yı depolarız. K'yı evet. Kime rastlayabiliriz? Söyle bakayım bana idrarda. C vitaminine rastlarız diyor kıymetli hocam. Uçito. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi geldik nükleik asitlere. Abim ablam dinle beni. Nükleik asitlere baktığımız zaman yönetici moleküllerimiz iki tane var. DNA ve kan kim? RNA molekülleri. Hocam DNA'nın ve RNA'nın yapı taşı nedir? Bunu soracaklar. Cevabın nükleotit. Duyamadım neymiş? Söyle bakayım bana. Nükleotit. Bak nükleozit değil. Nükleozit neyini? Nükleozit ne? Şurası bak. Şurası nükleozit. Peki bir tane azotlu organik bazımız var. Azotlu organik bazımız kim? 5 çeşit var. Adenin, guanin, stozin, orasil, timin. Doğru mudur? Bunların adeninle guaninimiz pürin timin e, timinde primidin e, bazlığı olarak ifade ediliyor. Bunun bir kodlamasını yapmıştık. Hangisi uzun yazılır? Primidin. Altına süt yazıyorsun. Tıpa hazırlanıyorsan tıp vakitinde sokacaksan tuz yazıyorsun. Aklını tutabilirsin. Bunlar hocam primidin bazları. Geri kalan adeninle guaninde de bunlar da prim bazlı. E, bazlar olarak ifade ediyoruz. Bunlar iki halkalı bir de tek halkalı diyoruz. Şekerin çeşidi var mı hocam dersek? Pentozum var. Riboz ve deoksir, olmak üzere çeşidimiz var. Fosfatın çeşidi var mıdır diye sorarsak? Fosfat, fosfat hocam. Fosforik olarak ifade ediyoruz. Bu H3PO4 adını verdiğimiz molekül hem DNA'da hem RNA'da ortak olarak bulunuyor. Riboz RNA'da ve ATP'de deoksiriboz DNA'da bulunuyor. Adenin guanin hem DNA'da hem RNA'da stozin de aynı şekilde. Orasil kimde? Orasil RNA'da. Timin kimde? DNA'yı özgüdür. Ölseme böyle karşılaştırmaları ifade soruyor sevgili hocam. Haberin olsun. Peki DNA'da bulunanlar kimlerle söyledik? Şimdi söyledik ama adenin, guanin, tozin, fosfat ikisinde var. Timin ve lioksiriboz DNA'da. Kim hocam? E, Urasil ve ribozda bunlar da RNA'da bulunuyor diye ifade ediyoruz kıymetli hocam. Okito. Şimdi. DNA ve RNA kıyaslamasını ÖSM e sorar. Der ki sana hem DNA hem RNA fosfat bulundurur. Evet. Hem DNA hem RNA çift zincirlidir. Hayır. DNA çift, RNA tek zincirli. Hem DNA hem RNA fosforik asit taşır. Evet. Hem DNA hem RNA adenin, guanin, taşır. Evet. Hem DNA'da hem de RNA'da fosfodiester bağları eğer ikisi de eşit nükleotit sayısına sahipse eşittir. Hayır. Fosfodiester bağı DNA molekülü iki zincirli olduğu için ona göre RNA tek zincirli olduğu için ona göre farklı şekilde ifade ediliyor. Buna dikkat etmeni senden rica Rica sevgili hocam. Gelelim kime geldik? Ee, Reyna e geldik. Bundan sonra minik üniversite sınavı provası yapacağız sizle. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Üç çeşit RNA'mız var. Bir, mesajcı RNA, mRNA. iki taşıyıcı RNA, tRNA. Üç, ribozomal RNA, rRNA. Bunlar değerli hocam, görevlerine göre isimlendirilmişler. Önce sana şunu sormak istiyorum. Hangisi organel yapısına katılır? Cevabın rRNA, ribozomal RNA. Hangisi amino asitleri stoplazmadan alır, ribozoma taşır? Cevabın tRNA. Hangisi genetik bilgi değerli hocam, DNA'dan aldığı protein şifresini ribozoma götürür dersek o mRNA, mesajcı mesajcı Hepsinin farklı farklı görevleri var değerli hocam. Şunu da sorabilirler. Hangilerinde zayıf hidrojen bağları vardır derler de cevabım şu olacak. T da değerli hocam zayıf hidrojen bağları var. Şekli korusun diye. R da değerli hocam zayıf hidrojen bağı var. Ama M da garibim. M da zayıf hidrojen bağları yok kıymetli hocam. Bu da bizim için önemli bir ifadedir. Peki tüm vücut hücrelerimizden bahsedelim. Bütün vücudumuzdaki hücreler hepsi zigottan oldukları için değerli hocam. Aynı DNA'yı taşır ama Diyecekler ki neden gözün göz gibi, neden kulağın kulak gibi, neden burnun burun gibi farklılaşmış, özelleşmiş bunu sorar ÖSYM. Diyeceksin ki hocam DNA üzerindeki aktif genler farklı farklı olduğu için hücrelerde farklı görevler için özelleşmiştir. Yani şöyle demek istiyorum bir kitabın mesela göz gözümüzle ilgili gözümüzdeki hücrelerde bütün kitabın kendisi var ama gözle ilgili bilgileri okuyabiliyor. Gen kısmını oraya okuyabiliyor. Kulağımızda koca DNA var ama sadece kulakla ilgili genler aktif. Aktif mevzusu budur. Çok sık sorarlar değerli hocam. Bunu da kenara not olarak bahsetmek istedim. Bu kim? ATP nedir? Adenozin trifosfat hocam. ATP'ye baktığımız zaman hem DNA'da hem RNA'da e, hem de ATP'de adenin ortak mı? Evet. Hem DNA'da hem RNA'da riboz şekeri ortak mı? Diyeceksin ki hayır hocam. DNA'da deoksiriboz var. Hem DNA'da hem RNA'da fosfat var mı? Evet. Hangisinde DNA, RNA, ATP'de 3 tane fosfat varsa dersek ATP'de adenozin trifosfat 3 fosfat var. Hatta 2 tane de yüksek enerjili fosfat bağı var. ATP evrensel bir molekül müdür? Evet. Canlık için şart mıdır? Evet. Peki ATP molekülü bu da fake'tir. İhtiyaç durumunda bir hücreden başka bir hücreye verilir mi dersek yok hocam. Her hücre kendi ATP'sini kendi üretmek zorunda. Anlaştık mı? Aferin tebrik ediyorum. Kime geldik hocam? Hücreye geldik. Şimdi buraya geldik. 2 saniye seninle beraber nefeslenmek istiyorum. İzin var mı? Birazcık nefeslenelim. Sevim Hoca biraz suyu bitti ama. Aa, şimdi suyumuzu içtik. Minik bir tekrar yapalım. Size üniversite sınavında neyle karşılaşacaksınız minicik yaşatmak istiyorum. Hocam 3 sene sınava girdim. Üçüncüsüne kazandım. Çok zevkli değil eminim. Eminim böyle güzel bir duygu değil. Herkes gidiyor sen böyle dana gibi evde kalıyorsun. Sınava gideceğiniz zaman, sınav günü geldiği zaman, sınav günü yaklaştığı zaman, ertesi gün sınav, sınava gideceksin. Ne kadar rahat kendini şartlarsan, çünkü telaş etmenin bir mantığı olmuyor, bir şey değişti yok. Ne kadar relax kendini hazırlarsan senin için çok daha iyi. Sınav gözetmenliği de yaptım. Seni hiç tanımadığın kişilerin olduğu bir ortamda daha evvelden görmediğin farklı bir formatta kitapçıkla üzerinde ÖSYM kitapçı yazan bir kitapçıkla test ediyoruz. Bütün Türkiye o sabah velileriyle beraber, öğrencilerle beraber, rakiplerinle beraber, arkadaşlarınla beraber sınava gidiyorsun. Sakin bir şekilde girmeni bekliyoruz ama olmuyor. Niye? Kapının bir kalabalık var, içeride bir gerginlik var. Gözetmen tarafında diyorlar ki öğrenciyle konuşmayacaksın, sorulara cevap vermek yok, herkes ona göre hazırlansın. Çünkü ciddi bir sınav, resmi bir sınav. Sınava giriyorsun, seni kapıdan alıyorlar, İlk olarak şunu uyarmak istiyorum. Abim ablam ne olur rica ediyorum. Ergenliğinize artık yani rica ediyorum sizden ergenlik yapmayın. Ben biliyorum demeyin. Mutlaka o okula gidin. Mutlaka hocam. Bir öğrencimin başına geldi. Hatta ben şahit oldum. Ülgen diye bir öğrencim var. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde sınava kazandı o sene. Ülgen'i ben sınava götürdüm. Rica ettim. Sınava ben götürdüm. Ülgen'i kapıda teslim ettim. Sınava böyle 20 dakika falan kaldı. Kapılar kapanacak artık. Kapıda bekliyorum. Bir kızla babası geldi. Böyle heyecanlı bu şekilde. Kız böyle baba yetiştik falan dedi. Aldı böyle her şeyi. Kapıya geldi. Girdi. Sınav kapıların kapanması sonra 10 dakika falan 5 dakika kaldı artık. Kız içeriden dışarı çıktı. Baba dedi. Okul farklı yerdeymiş dedi. Yanlış okula gelmişiz. Nasıl bir şey biliyor musun? Mesela uyduruyorum. Nahit Menteşe okul. Kızın gitmesi gereken okul Cahit Menteşe. Böyle bir harf var. Bir yıkıldık ki Bak sen de şu an beni izlerken muhtemelen sen de ulan yazık oldu değil mi hocam? Bak öyle bir yıkıldı ki oradaki veriler dahil. Ulan dedik be yazık be. Ulan nasıl bakmazsın gideceğin sınava? Burada da rakip eğleniyor mu eğleniyor. Rica ediyorum senden o yüzden. Yani rica ediyorum sınav yerine git. Git. Sınav yerine git. Yanımda kalem yok. Hiçbir bir şey oldum şu an için. İpek şekerleri yediği için. ÖSYM e kalem kutusunu gösteremiyorum size. Size bir kalemlik veriyorlar. Kitapçı gelmesini bekliyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Heyecan yok. Sırada böyle takin takılıyorsun. Bak sallanıyorsa söylersin. Sınav işte içeride bir sessizlik oluyor. Kimse kimseyi şey yapmıyor. Ne o? Muhatap muhatap olmuyor yani. Ve senden yaşça büyükler, üçüncüye girenler, beşinciye girenler. Daha böyle yaşıtın arkadaşları falan oluyor. Oturuyorsun sınav yerine oturuyorsun. Sınav kitapçı böyle geliyor. Ne bekliyorsun? Poşeti açınız. işte etiketi kaldırınız. Yapıştırınız falan diyor. Saate bakıyorsunuz. Evet arkadaşlar sınav başlamıştır diyor. Başlıyorsun ha. Başlıyorsun. Herkes İlk sayfayı çeviriyor heyecanla falan fistan. Bir kontrol ediyorsun falan. İlk başta şunu söyleyeyim. Yapamadığın soru olursa heyecan yok. Relax ol. Niye? Sonraki dönüşte bakabiliyorsun onlara. Samimi söylüyorum. İkini söyleyeceğim şey. Nasıl alıştıysan matematik, Türkçe, fen sosyal. Örnek veriyorum. Ben öğrenciyken Türkçe, matematik, fen sosyal çözüyordum. Nasıl alıştıysan o yöntemle gidiyorsun. Matematiğe geldin. Örnek veriyorum. Baktın ki gitmiyor. Kasma. Git devam et. Ülgenin girmiş olduğu senede matematik kazıktı. Ülgen hissetmiş sınavda. Ulan demiş bu böyle olmuyor. Gitmiyor bu çözümde. Herkese zor. Gitmiş feni çözmüş. Gitmiş sosyali çözmüş. Yine matematiği çözmüş. Adamlar matematikte takıldığı için Ülgenin girdiği senede. Abi patates olmuşlar. Ülgenin avantajı ne? Seni de gördü, sosyali de gördü, mis gibi yerleşti. O yüzden sınavda zorsa herkese zor. Telaş yok. Sakin bir şekilde yoluna devam ediyorsun. Benim girdiğim seneyi hatırlıyorum. Abi örnek vereyim daha iyi anlayasınız diye. Matematik AYT kısmı. İlk soru türev. Ulan nasıl yapayım hatırlamıyorum. İkinci soru integral. Ula oha dedi nasıl çözeceğim ben bunları. Sonra permütasyon sonra öne öyle kombinasyon. Öyle öyle biraz kolaylaştı. Yapabildim. Sonra o baştaki türev integralin heyecanını da sonraki baktığım zaman aşmıştım. İlk başta ama heyecanlanıyorsun çünkü ulan bu ne diyorsun? Biz i̇lk, ilk, sorudan böyle olmaz ki diyorsun yani. Sakin kalan sınavda kazanıyor hocam. Yanında suyun oluyor, poşetin oluyor. Böyle suyu oluyor. İçiyorsun. Bacak bacak üstünüze atmana, atmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kan dolaşımınızı yavaşlatıyor. Önünüze bakıyorsunuz. Normal denemedeki gibi yapıyorsunuz. Tekrar baştan söyleyeyim şey. 80 net yapıyorsun. Çıktın sınavdan baktın cevap 85 netin var. Güzel. Yani baktın AYT sınavına girdin çıktın. Kaç net yapıyorsun? O yakın bir şey yaptıysan üzülmene gerektirecek bir şey yok. Mantık bu. Düşükse üzül. Beraber üzülebiliriz. Ama eşit ya da üzerine yapıyorsan mutlu olman gerekiyor. Tercih nereye gideceğim diye düşünmen lazım. Sınav içerisinde kimse size bir şey söylemiyor süreyle ilgili. Sonra sonra diyorlar ki arkadaşlar son 5 dakika ya da 10 dakika yanlış hatırlamıyorsam son 5 dakikanız diyor gözetmen o kadar başka konuşmak yok. Sen de böyle kenarda bakıyorsun tamam diyorsun kodlamanı falan yapıyorsun. Bitirdikten sonra arkadaşlar kalemlerinizi bırakın sınav bitmiştir diyor. TYT kitap sınavı sonrasında kitapçıyı bırakıyorsun. Topluyorlar kapının önünde ailen bekliyor seni. <laughs> diyorsun ki hoş geldin. Nasıl geçti nasıl geçti hocaların yazıyor. Nasıl geçti sınavı ne yaptın full mü onu nasıl yaptın bu soru var mıydı falan. Hiç yapma. Elimden geleni yaptım da. Yapabildiğimi yaptım. İşime baktım. Çıktım da. Her Yarın her, ayete sınavı olacak çünkü. Çıktıktan sonra önerim söylüyorum. İyi ya da kötü geçti. Birazcık yapabileceğini düşündüğün test örnek varsa konu varsa bakmanı öneririm. Yani yazılı gibi bakarsan gözünde büyütmezsen normal yazılıya çalışıyormuş. Nasıl yazılıda son dakika bakmıyor musun? Hoca geliyor kağıtları dağıtıyor artık masalara. Hala bakıyorsun. Hocam bir sene bakayım diyorsun. Öyle bakarsan sınav daha rahat geçiyor. Kafan karışmıyor merak etme. AYT'de de bakman gerektiğini düşündüğün bir şey varsa bak. Son dakikaları bak yazılı gibi bak. Sonra AYT sınavı geldiği zaman da bitsin. Bitti. Bu kadar. Bütün kitapları alıp götürebilirsin. Hiç sıkıntı değil. İyi ya da kötü. Mezuna kalıp kalmamaktan bahsetmiyorum. Bitti. O seneki telaşın bitti. İki hafta tatili hak ettin. Bitti abi. Eve gittiğin zaman böyle boşlukta kalacaksın. Diyeceksin ki ulan test yok mu hala yok. Soru çözmeyecek miyim? Yok. Yani bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bitti. Büyük rahatlık. O çekmiş oldun, sürünmüş oldun, yorulmuş oldun. Eziyetin hakkı burası işte. Git dinlen dizini, izle, git arkadaşlarına takıl. Ne yaparsan yap, git oyun oyna. Artık ne istiyorsan hocam. Vallahi billahi bak. Çok zor bir durum. Gerçekten insanın hayatında böyle dönemler oluyor. Bir tanesi üniversite hazırlık senesidir. Hiç böyle hayatının boyunca çalışmamışsındır. Sınava girdin. Sonuç geldi. Kötü geçmiş. Mezuna kaldığını görüyorsun. Dünyanın sonu mu? Değil hocam. Değil. Tamam mı? Sınav bittikten sonra iyi ya da kötü ne olursa olsun kötü de gelse mezuna kalmak hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. 2 hafta 3 hafta bir dinlenirsin. Tekrardan olduğun yerden baştan başlarsın. Hızlı bir şekilde tekrarını yapar. İşine gücüne bakarsın. Anlaştık mı hocam? Yani ben üç kere sınava girmiş bir abiniz olarak söylüyorum. 3. de bak istediğim bölümü kazandım. Biyoloji bölümü istiyordum. Kazandım. Aha da sizin karşınızda yıllar geçti. Biyoloji öğretmeni olduk. Ders anlatıyoruz yani. Kim derdi yani? Kalmasaydım gitsin başka sevmediğim bir mesleği yapsaydım. Daha mı iyi olurdu? Olmazdı. O yüzden sevdiğiniz mesleği hayal edin. Hepinizden istediğim zaten doğamız o. İnşallah istediğiniz yeri kazanırsınız. istediğiniz bölümü okur. istediğiniz işi yaparsınız. İş ve eş hayatta çok değerli iki tane kararmış. İlber İl 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 Ortaylı'nın konuşmasına şey yaptım. O yüzden işi seçeyim ne olsun orada bir havasını alalım o bölümün. Öyle bir şey yapmayın. Önemlidir. Ne iş yapacağınızı kendiniz karar verin. Tamam mı hocam? Evet yeterince şeyimizi yaptık. Goygoyumuzu yaptık. <hazır> Hadi bakalım. Ee, muhabbeti bıraktım. Hazırsak hücreden <laughs> daha çok yolumuz var hocam yani. Daha 6. sayfaya gelmişiz. Bir 6 sayfa daha konu anlatacağız. Bir buçuk saat olmuş neredeyse. Biraz daha uzatacağım. Çok güzel dinliyorsunuz. Beni kırmayıp beni güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim yani şu an için. Eşlik ediyorsunuz bana. Ee, sağ olun var olun. Sınavdan sonra da beni hatırlarsınız. Dersi ki Semih Hoca inşallah yakalarız. İnşallah benzer soru buluruz. İnşallah. Şimdi zor değil yapacaksınız. Alt tane soru var zaten. Hücre. Hocam hücreye baktığımız zaman bütün canlı hücrelerde neler var? Beraber bakalım. Hücre zarı var mı? Var. Doğru mudur? Başka? Stoplazma var mı? Var. Ribozom var mı? Var. Nükleik asit, nükleik DNA, RNA var mı? Ortak. Prokaryot, ökaryot Fark etmeksizin hücrelerde bunlar bulunuyor değerli hocam. Bak şekli alt tarafta. Hücre zarı bulunuyormuş. İçinde dolduran bir sıvı var. Kim? Stoplazma var. Kim var? DNA var. Kankası kim var? RNA var. Başka? Ribozom var. Başka? Bir de hücre zarı stoplazma var, var demiştik. Bunlar bütün canlı hücrelerde bulunuyor. Şimdi sana prokaryot ve ökaryot hücre ayrımından bahsetmek istiyorum. Bu yapıları eğer anlarsan değerli hocam bu yapıları güzel anlarsan rahatlıkla yaparsın. Yani prokaryot ve ökaryot hücre ayrımını bilmek büyük fark attırıyor sana. O Prokaryot deyince aklına kim gelsin? Mesela kızlara da sorsam kızlar da bilir. Messi. Herkes biliyor futbolcu. Değil mi hocam? Mesleği bu zaten. Bir de sana prokaryot hücre derse aklına bakteri gelsin. En popüler örneği bu çünkü. Başka prokaryot canlı yok mu? Var. Arkeler var. Ama bakteriyi bilirsen arkadan da daha rahat yorum yapabiliyorsun. Diğerlerini de bilebiliyorsun. Diğerleri deyip ayırabiliyorsun. Bak bir hücre bakteri ise prokaryotsa neleri var? Stoplazması var başka, DNA'sı var başka, RNA'sı var, ribozom var hücre, hücre içerisinde. Doğru mudur? Bunlar zaten standart bulunuyor. Bakterilerin DNA'sı halkasal. Ne demek hocam? Başladı ve bitti yer aynı fark ettiyse aynı yerde dönüp dolaşıyor. Bizdeki doğrusal DNA. Peki bakteriler bizim gibi ne depoluyor? Glikojen depoluyorlar. Peki bakteriler hocam aktif hareket etmek için Şaklattıkları neleri var adamların? Kamçıları ve her bakteride var mı? Yok. Peki bazı bakterilerde ne var hocam? Hücre duvarı hocam. Mikoplazma bakterilerinde duvar yok. Bu yüzden bazı bakterilerde ifade ediyorum. Eğer bakteri fotosentez yapıyorsa hücre zarında klorofil pigmenti bulunduruyor. Soru bakteriler fotosentez yapabilir mi? Küçümsüyor musun bakteriyi? Hayır yapabilirler. Peki bakterinin kloroplastı yok. Ne cevap vereceksin hocam? Kloroplasti olmayabilir. Adamın neyi var? Klorofil pigmenti var. Her bakteride mi var? Ne cevap veriyorsun? Her bakteride yok. Güzel. Bazı bakteriler hastalık yapan patojen bakterilerin neyi var hocam? Kapsülü var güzel. Bazı bakteriler bu mezom ifadesi değişti hocam. Artık buna diyorlar ki zar kıvrımı diyorlar. Bazı bakterilerde ne kıvrımı varmışlara bakayım bana. Zar kıvrımı var. Üzerinde elektron taşıma sistemi taşıyor. Bu bakteriler aerobik solunum yapabiliyorlar. Peki bazı bakterilerde değerli hocam birbirine gen aktarımı yapabiliyorlar. Konjugasyonda kullanıyorlar. Plazmit DNA'ya sahip olabiliyorlar diyoruz kıymetli hocam. Peki aşağıya bak. Bu kim? Hayvan hücresi ilk soru. Ökaryot mu prokaryot mu? Gene ne cevap veriyorsun? Ökaryot. Bu arkadaşımızın neyi var? Kapuz gibi içeride çekirdeği var. Peki bu adamlarda mitokondri var. Bak. Mitokondri var. Sentrozom var. Oo organel. Endoplazmik retikulum var. En sevdiğim organel. Başka kim var? Golgi aygıtı var. Başka burada kesecikler var. Doğrudur. Peki hocam içerisinde çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde çekirdekçik var. Çekirdek sıvısı var hocam. Kromatin iplik var. Maşallah. Ökaryot hücrenin içerisinde yok yok. Ökaryot bir tık daha gelişmiş. Peki soru sorayım. Hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ortak olarak bundan bir tane hocam. Kim var? Ribozom var. Doğru mudur hocam? Protein sentezi yapan. Bir tane garibim ribozom. İkisi de ortak diye. Kafanda tutmanı rica ediyorum senden. Şimdi bunu çöktükten sonra sağ üst köşeye doğru gelelim. mi e sordu. La suyumuz bitti ya. Neyse. Belki çok nadir. Bir ara sizden su için müsaade isteriz. Olur mu? O tu Gözlerim gitti diyor. Zehra de beni sor Geberdim buradan aşağısı tel hocam. Kameranın gözü göstermediği kısım kompleler Şıpır şıpır geberdim şu an için ama vallahi billahi sizin için şey yapıyoruz şu an için. Siz bu saatte saat kaç olmuş? 9.30 olmuş. Tavşan gibi beni izliyorsunuz. Hatırımız için dayanıyoruz son saate kadar. Sınavda hatırlarsınız. Okey tamam. Hücre zarının yapısını soruyorlar. Bilmeniz gerekiyor. Hücre zarında ne var? Çift katlı fosfolipit tabakası var. Bak bu sarı topları görüyor musun? Bunlara fosfolipit diyorlar. Bu fosfolipitin aralarında hocam hayvan hücrelerinde kim var derse kolesterol var. Güzel. Peki zara özgürlük kazandıran bunları soruyorlar hocam. Kimdir? Glikolipit ve glikoprotein. Bunlar hücre zarına özgürlük, kimlik kazandırıyorlar hücre zarına. Peki hocam zarda bulunan küçük kimler var? Geçitler var. Biz bunlara ne diyoruz? Por diyoruz. Porlar nerede bulunur? Kanal proteinlerinden arasında bulunan kısımlardır. Buradan madde alışverişi gerçekleşiyor değerli hocam. Hücre zarına diyecekler ki zarda özgürlük kazandıran, zara kimlik kazandıran, zara antijenik özellik kazandıranlar kimlerdir diye sana soracaklar hocam. Diksin ki glikolipit ve glikoprotein mutlaka hocam hakkında olsun. Prokaryot canlı, hücre hücre canlı da hücreye, e, hücre zarına özgürlük kazandıran, kimlik kazandıran, işte ne, ki, no, güvenlik görevlisi gibi gelen molekülleri seçen dayılar kim? Glikolipit ve glikoprotein molekülleridir. Tamam mıdır hocam? Peki şunu söyleyelim. Bazı canlılar değerli hocam duvar bulunduruyor. Her canda duvar yok. Mesela sende bende duvar yok. Bakterinin duvarında ne var dersek diyelim peptidoglikan. Bak peptit artı glikoz. Karbonhidrat artı protein karışım bir şey var. Arkedeki değerli hocam çakmasını kullanıyor. Pseudo yalancı demek hocam. Psüdo peptidoglikan. İsmi egzantrik farkındayım. Mantarın duvarında kim var değerli hocam dersek. Çetin değil kim? Kitin. Ulan kitin kimde vardı? kitin eklem bacakların dış iskeletinde de vardı. Mantarın duvarında da varmış. Güzel kitin unutma bak hocam hakkında yaz. Peki bitkilerin duvarında kim var? Şöyle bakayım ayaklarla beraber selüloz çeper var diye ifade etmiştik. Okey et hocam selüloz çeper hem bitkide hem de ayaklarda var demiştik. Kitin mantarlarda var demiştik. Arkelerde peptoglikan üzülürüm. Şöyle peptoglikan bakteride kan bulunuyor. Şunu bil. Bakteri varkenin duvarı aynı mı? İkisi farkıdır diyorsun. Süpersin. Geldik hocam nereye geldik? Madde alışverişine geldik şimdi. Taşıdığımız molekülün küçük ya da büyüklüğünü bilmek bizim için çok değerli hocam. Eğer molekülümüz küçükse ya pasif ya aktif ile taşınıyor. Pasif taşımada bir şekilde ne yapmıyorsun? Hiçbir şekilde enerji harcamıyorsun. Aktif taşımada enerji harcıyor musun? Evet. Polimerleri taşırken ATP harcıyor musun? Evet hocam. Bilmen gereken şey pasif taşımada enerji harcanmıyor ama aktif en egzo. Bunlar da enerji harcıyorsun. Pasif taşımayı 3 şekilde inceleyeceğiz. Difüzyon, ozmoz, diyaliz difüzyon. Moleküllerin çoktan aza doğru geçmesi olayı sevgili hocam. Basit ve kolaylaştırılmış olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Ozmoz, suyun difüzyonuna verdiğimiz isim. Diyaliz bir zar yardımıyla moleküllerin seçilmesi olayına biz diyaliz ismini veriyoruz. Böbrek hastaları biliyorsun ki diyalize giriyorlar. Eğer molekül bak proteinse, eğer molekül nişasta ise, eğer molekül daha büyük bir yağsa, sen bu molekül lökülü Pasif taşımayla ya da aktif taşımayla taşıyamazsın. Sebep molekül neymiş? Büyükmüş. Büyük molekülleri içeri doğru almaya çalışıyorsan verdiğimiz isim endositoz. Dışarı atmaya çalışıyorsan verdiğin isim egzostoz. Eğer molekülün katıysa aldığı molekül buna fagostoz. Fago katı yemek anlamına geliyor Yunanca. Eğer aldığı molekül sıvıysa pino içmek demek Yunanca hocam. Molekülü içi hücremiz pinostoz olarak adlandırıyoruz. Bütün bu olaylarda hem fagostoz hem pinostozda hem de egzostozda ne harcıyor? harcıyormuşsun. Artı yapar harcıyorsun. Anlaştık mı hocam? Alt tarafta bir şekil var. Bunu ÖSYM de sordu hocam. Bunu ÖSYM de sordu. Denemelerde, testlerde gördüğünüz zaman da zaten değerli hocam aklınıza gelsin. Bak burada küçük küçük moleküller var. Görebiliyor musun? Bu küçük küçük moleküllerimiz zardaki fosfolipit tabakasından geçiş oluyorsa. Bak fosfolipit. Bak gazlar genelde bu şekilde geçiyor. Oksijen, karbondioksit fosfolipitten geçiyor. Bu olaya ne diyoruz diyoruz biliyor musun? Basit difüzyon. Neymiş söyle bakayım ismine? Basit Difüzyon. Basit difüzyonda ne oluyor? Herhangi bir taşıcı protein, kanal proteini yok. Molekül hop karşıdan karşıya geçiveriyor. Hocam yan tarafa bak ikiye bak. Burada bir kanal proteini varsa bir zardaki taşıcı protein yine molekülleri çok olduğu yerden aza doğru taşıyorsa bu nasıl olay dersek? Söyler misin bana? Kolaylaştırılmış difüzyon. Kolay bir de yazabilsem. Kolaylaştırılmış. Tırılmış difüzyon. Anladın hocam ne demek olduğunu. Kolaylaştırmış difüzyonda ne var hocam? Taşıcı protein var. Kanal proteini var. Eğer hocam ATP görüyorsan, ATP görüyorsan kenarda moleküller az olduğu yerden çoğa doğru taşınıyorsa değerli hocam. içeri de dışarı fark etmek için enerji arıyorsan bu hangi taşımadır diyorsak aktif taşımadır diyorsun değerli hocam. Bu şekli ÖSM e sordu. Neden, neden yine sormasın? Yine benzeri sormasın. o keton. Geldik hocam madde alışverişiyle ilgili güzel bir soruya. Bak gittin patates kızartacaksın. Dedin ki ulan deney yapayım. 4 tane kap buldum. Habersiz bir şekilde anne dedin ki anne bunların hepsine farklı derişimlere tuz at. Anne dedi ki tamam görmeden üzerine numara koydu annen. Farklı derişimlere koydu. Birinci patatesi attığın zaman kapta bir değişiklik olmamış. Patatesimizin şeyi değişmemiş, şekli değişmemiş. Birinci patates hangi ortamdadır derlerse cevabı ne? İzotonik ortamdır. Yani değişmemiş o yoğunluğu. İkinci patatese bak. İkinci patatesi bir bakıyorum hocam koydum şişmiş. Demek ki ikinci patatesimizin konulduğu ortam sulu bir ortam. Biz böyle ortamlara verdiğimiz isim hipotonik ortam diyoruz. Üçe bak hocam. Denize girdin. Denize parmakların buruş buruş oldu. Neden değerli hocam diye sorarsak. Çünkü hipertonik ortama koyduğun zaman ortama patatesi koyduğun zaman patates su kaybedecek. Biz buna patatesin konulduğu ortama ne diyoruz dersek. Söyle bakayım bana hipertonik ortam ismini veriyoruz. Dörde bakmanı rica ediyorum. Patatesi koydum. Şişmiş o zaman. Bu da nasıl bir ortamdır diye sorsak da bakayım bana. Bu da bir hipotonik ortamdır diyoruz. Yani hem iki hipo, dört de hipo. Hangisi daha hipo? İki mi dört mü daha dersen ne Cevap verirsin. İki daha sulu, iki daha hipotonik ortam diyoruz. Anlaştık mı hocam? Böyle derişim sıralaması sorusu da sorabilir Ölseme, Neden sormasın? Geldik hocam U borularına. Kıymetli hocam U borularında moleküllerin büyüklüğünü, küçüklüğünü bilmezsen tereddüt yaşarsın, sıkıntı yaşarsın. Bak dikkat dinlemenizi rica ediyorum. Mantık hep aynıdır. A kolu verirler, B kolu verirler, K kolu verirler, L kolu verirler. İşte M, N verirler. Hani benziyor yazılışları. İşte sallıyorum E verirler, F verirler. Yine yazılışları benziyor. Araya bir tane seçici geçirgen zar koyarlar. Bağırsak zarı koyarlar. E sonra ne yapacaksın? Buradaki bağırsak zarını koyduktan sonra şunu bileceksin. Sola bir şeyler koyarlar A koluna. Sağ koluna da bir şeyler koyarlar. Derler ki bu moleküllerin derişimleri, miktarları nasıl değişir bunu bileceksin. İlk bilmen gereken şey. Büyük moleküller karşı kola geçmez. Nişasta büyüktür. Ben böyle yaparım. Öğrenciyken de böyle yapardım. Kutu yapardım. Nişasta büyük bir moleküldür. Polisakkarit'tir. B kolunda nişasta göremezsin. Vitamin küçük bir moleküldür. A kolunda ne yapabilir? B kolunda misler gibi geçebilir. Vitamin küçük molekül olduğu için. Yan tarafa bak. Amilaz enzimi, nişastayı sindiren enzim. Hocam amilaz enzim olduğu için, protein yapılı olduğu için ne yapmaz? B kolundan A koluna ne yapmaz? Geçmez değerli hocam. Onu da kutu içerisine aldım. Peki iot ayırıcı, amino asit bunlar ne yapabilirler değerli hocam? Karşılıklı olarak iki tarafa da geçebilirler. Sana soracakları soruları söylüyorum. Hazır mısın? Şöyle diyecekler öncümde. B kolunda bulunan amilaz enzimi A koluna geçerek nişastayı hidroliz eder. Yanlış diyeceksin. İkinci ifade. A kolunda bulunan nişastanın derişimi B koluna geçtiği için giderek azalır. Diyeceksin olmaz. Nişasta polisakkarit nasıl geçsin? Diyecekler ki vitamin A kolunda bulunan vitaminler B koluna geçebilir. Geçebilir. Sorun yok. Güzel. Bir başka şu fake'i yapacaklar sana. Iota nişasta nişastayla mavi renk verir. Diyecekler ki hem A kolu hem de B kolu masmavi olur. Diyeceksin ki hayır niye? Iota iğrece hem B'de hem de A'da geçer. Evet ama nişasta nerede bana diye sorduğun zaman ne cevap veriyorsun? Hocam nişasta sadece A kolunda bulunur diyoruz. Dolayısıyla hangi kol mavi renge boyanır derlerse cevabımız A kolu maviye boyanır diyoruz. O kito. Aferin sana tebrik ediyorum seni. Şimdi bunu da sorarlar diye belirttim. Amino asitli söyler misin? Küçük olduğu aminoasit rastlayabilir miyim? Rastlayabilirim neden olmasın? Gel şimdi gel. Endostoz egzostoz konularından bahsedeyim sana. Bak sorularda diyecekler sana. Amipin telliksi hayvanı yemesi. Bu olay endostoz mudur, egzostoz mudur? Söyle bakayım bana hocam eğer amip bir telliksi hayvan yiyorsa büyük bir hücre yediği için buna ne diyorsun? Endostoz. Katı olduğu için fagostoz da diyebilirsin. Ak yuvarın mikropun etrafını yalancı yakla sarması. Bu ne olayı yine söyler bana? Bu da endostos. Molekülü etrafını içeri almaya çalışıyorsun. Yağ damlacıklarının hücre içerisine alınması. Bu da endostos ama sıvı olduğu için, yağ damlacıkları olduğu için buna pinostoz yazabilir miyim abim ablam dersek. Evet hocam yazabilirsin. Dikkat edinle salgı salgı tükürük bezinden tükürük salgılanması saprofitlerin sindirim mezimi salgılanması gibi ifadeler görüyorsan bu olaylar ne hocam egzostoz dışarı bir şeyler salgılıyorsun bin puanlık soru hem endostozda hem de egzostozda söyle bana abim ablam ATP harcıyor muyuz evet peki hangisinde hücre zarının yüzeyi bir miktar azalıyor diye sana sorarlar cevabın endostoz bak hücre zarının bir miktar etrafını ne yaptık besin etrafına sardığımız için zar yüzeyi totalde biraz azaldı. Peki egzostozda zar yüzeyi artar mı azalır mı diye sana soracaklar. Cevabı ne olacak diye sorarsak. Şöyle bakayım bana. Egzostozda zar yüzeyi artar diyoruz değerli hocam. Bu kitu. Bunu da söyledik. Geldik sınavda çıkmasını beklediğim konulardan bir tanesi. Organeller. Değerli hocam organellerden ÖSM soru sorabilir mi? Sorabilir. Niye sormasın? Hücredeki biyokimyasal işler nerede olur değerli hocam dersek söyleyelim organellerden medena geliyor. Organellerimizi 3 grupta inceliyoruz. Zarsız organellerimiz var. Zar yok. Tek zarlar var. Bir de kim var hocam bir de çift zarlı organellerimiz var. Zarsız organellere baktığımız zaman kim bunlar hocam diye sorarsak söyleyelim. Ribozom ve kankası sendrozom. iki tane var zaten. Güzel. Çift zarlılar kim? Burada kimi burada engelleyeceğiz diye sorarsak söyleyelim hocam. Burada görmüş olduğumuz çekirdek artık çift zarlı diye ifade etmiyor. Çekirdek ayrı bir yapı çift zarlı organeller iki tane diyeceğiz. Mitokondri ve kloroplast diyeceğiz hocam. Tekrar ediyorum zarsızlar, ribozom, sentrozom, çift zarlar, mitokondri, kloroplast. Geri kalanlar ne? Bunlar tek zarlı. Kim onlar? Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, lizozom, koful, peroksom. Maşallah bunlar kaç zarlı diye geçiyor. Söyle bakayım bana. Tek zarlı diye geçiyormuş. Peki hocam bu organellere baktığımız zaman şekillerine bakmanı istiyorum. Tanıyabilecek misin? Şu dayı kim? Bak iki tane alt birinden medene gelmiş. Amino asitleri peptit bağlarıyla birleştirir. Tüm canlı hücrelerde bunlar. Kim bu? Ribozom. Süpersin. Şu dayımız kim? İyi ipliği oluşturur. E, bitkilerde yoktur. Hayvanlarda vardır. E, kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlar derse bu kim? Sentrozom organeli aferin. Dersem ki içerisinde sindirim enzimleri taşır. Sindirim enzimleriyle hücre içerisinde alınan büyük yapılı molekülleri parçalar. Yaşlanmış organları parçalar. Sindirim yapar. Hidroliz yapar dersek ne cevap veriyorsun? Lizozom hocam bu. Lizozom bitkide mi vardır? Hayvanda mı vardır? Cevabın hayvanlarda var. Bitkilerde yok hocam diyorsun lizozom için. Peki desem ki içerisinde besin biriktirirse besin. Atık madde varsa boşaltım. Füceledeki fazla suyu dışarı atmak için görev oluyorsa adlandırdığımız kofulumuz, ki, organelimiz kimdir dersek nerede olsun söyledim Kim? kofolumuz var değerli hocam. Kontraktil koful diye ifade ediyoruz. Koful bir sürü görev var. Bitkilerde bulunan önemli ÖSM sorabilir. Bitkilerde bulunan kocaman kofula ne ad veriyorlar dersek söyle bakayım bana. Merkezi koful diyoruz. Ne diyormuşuz bu büyük kofula? Merkezi koful ÖSM sordu. Sadece bitkiye özgüdür. Başka diğer canlılarda bulunmuyor değerli hocam. Peki Türk tükürük, göz ışığı, mukus, mokus, balgam, hapşırdım camdan aşağıya adamın kafasına şlap deyip yağmurlu havada tükürdün. Bunları salgılayan kimdir dersek diye bakayım bana Golgi aygıtı kaç zarlı tek zarlıdır hocam. Peki endoplazmik retikulum üzerinde ribozom taşıyıp taşımamasına göre kaç grup denceliyoruz diye sorarsak söyleyelim. iki grup denceliyoruz. Varsa ribozom granül endoplazmik retikulum yoksa granülsüz endoplazmik retikulum olarak adlandırıyoruz. Doğru mudur hocam? Bunlar tek zarlı organeller. Burada dikkat etmen gereken bir şey daha var. Peroksizom. Hocam peroksizom ÖSM e sormayı seviyor değerli hocam. Soracağını da düşünüyorum açıkçası. Öncülerde hep peroksizom, peroksizom, diye çıkıyor. Bu sene de neden sormasın? Bir dakika sene niye sormasın? Peroksizom bak hidrojen peroksitten hakkında tutacaksın. Bu dayımız şunu yapıyor. Zehirli olan H2O2'yi kime çeviriyor? Söyle bakayım katalaz enzimi var. Suya ve oksijene çeviriyor. Bu arkadaşımız oksijen kullan üretebiliyor. Ee, bir de aynı zamanda oksijen kullanabiliyor. Üretmiş olduğu bu oksijeni mitokondriye uygun şekilde yağları parçalamak için, yağ asitlerini parçalamak için kullanabiliyor. Peroksom tek zarlı mıdır? Evet hocam. Gidil hocam. Peroksiti parçalayabilme özelliğine sahiptir. Oksijen üretip kullanabilen organlardan bir, nadir organlardan bir tanesidir hocam. Hem üretir hem kullanabilir. Kloroplast da oksijen üretebiliyor. Mitokondri oksijen tüketebiliyor. Peroksom ikisini de yapabilen Egzantrik bir organımız değerli hocam. Peki çift zarlı organlara bakalım. Mitokondri ve kloroplast. Bak bunların özelliği bunların egzantrik durumları var. Bu dayıların mitokondri ve kloroplastın kendine ait DNA'ları ve RNA'ları bulunuyor değerli hocam. Bundan dolayıdır ki bu arkadaşlarımız ne yapabiliyor diye sorarsak kendilerini eşleyebiliyorlar. Kendilerini kopyalayabiliyorlar değerli hocam. Mitokondri ve kloroplast. Burada en büyük yaptığınız hatayı sana söyleyeceğim. Bak bakteriler aerobik solunum yapabilir mi? Yapabilir. Mitokondrisi var mıdır? Ee, diyorsun ya eleniyorsun. Mitokondrisi yok. Niye? Oğlum bakterinin mitokondri nasıl bulunsun? Mitokondri çift zarlı organel. İkinci soru. Bitkiler fotosentez yapabiliyor mu? Evet. Kloroplastı var mı? Var. Bakteriler fotosentez yapabiliyor mu? Evet. Onlarda kloroplast yok. Onlarda ne var? Klorofil pigmenti var. Peki bitkilerde de klorofil pigmenti yok mu? Var. Hem bitkilerde hem de bakterilerde klorofil pigmenti bulunabilir ama kloroplast Yok hocam. Aman gözünü seveyim. Çok pis kekliyor sizi. Çok pis eleniyorsunuz. Aman hata yapma değerli hocam. Peki bunlar kendilerini eşleyebiliyor mu? Evet. Enerji üretip kullanabiliyorlar mı? Evet. Bu arkadaşlarımız değerli hocam, mitokondri ve kloroplast ürünleri birbirine benziyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Birinin üretmiş olduğu ürünleri, diğeri kullanabiliyor mu? Tabii ki de bunları yapabiliyorlar. Bunlar değerli hocam, bitki hücrelerinde mitokondri ve kloroplast beraber bulunabilir ama hayvan hücrelerinde kloroplast, söyle bakayım bana yok değerli hocam. Hayvanlarda kloroplast bulunmaz. Okey tamam. Organları de kabaca böyle tekrar ettik. İnşallah organ sorusu ÖSYM e sorar diyorum değerli hocam. Şimdi sağ tarafa geldim. Endosimbiyotik hipotezi ifade etmiyorum değerli hocam. Müfredattan kaldırdı ÖSYM. E. O yüzden ee, sormayacağını düşünüyorum. Ama ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunundan bir tane soru gelir mi? Gelir hocam. Şimdi canlılarda görülen beslenme şekillerinden bahsetmiştik. Ben sana bunu öğrettim. Dedim ki, bazı canlılar kendi besinini kendi üretir. Ototrof diyoruz. Bazıları hazır beslenir. Heterotrof demiştik. Bazıları hem ototrof hem heterotrof olarak ifade etmiştik. İlk sorumu sorayım. Biri sana ototrof dediği zaman hemen sazan gibi ne yapıyordun değerli hocam? Söyler misin? Atlamıyordun. Ya fotosentez yapıyordu ya da kemosentez yapıyor diye ifade etmiştik. Işığı kullanıyorsa fotosentez yapar demiştik. İnorganik maddeleri oksitlerse kemosentez yapar diye ifade ettik değerli hocam. Doğru mudur? Yaşlarda kofulla ilgili bir şey vardı. Allah aşkına unuttum demiş. Yaşlarda kofulla ilgili bir şey. Bilge neydin bilge? Biraz daha biraz daha renk ver. Ha, otolizm bilgi yaşlılık pigmenti diyor. Ha, yaşlılarda ne o no, yaşlılık pigmenti. Ulan neydi lan o tumar bu ha Gizem. Yazın şuna cevap da ben de bakayım. Evet, yaşlılarda e, yaş e, ne diyeyim hücrelerin e, kendini sindirmesine bağlı olarak ne oluyor? Böyle lekeler oluşuyor. Hücrelerin kendini sindirmesine biz otoliz ismini vermiştik değerli hocam. Muhtemelen onu kastediyorsun. Doğru mudur? Yaşlılık pigmenti oluşuyordu. Kahverengi lekeler oluşuyordu. Bunu kastettin sevgili hocam. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi Fatma teşekkür ederim. Saygılar sevgiler. Hocam fotosentez denklemlerimiz var. İki tane fotosentez denklemi var. Gözüne dört aç dikkat edin beni. Genelde bildiğin fotosentez denklemi hangisi? Karbon dioksit, su, besin, oksijen diyoruz. Bunu kimler yapar diye sana soruyorum. Diyorsun ki yeşil bitkiler yapar, algler yapar, öglene yapar. Bir de kim yapar? Siyanobakteriler yapar. Bu mikroskopik arkadaşlarımız birinci denklemi yapabiliyorlar. Hocam ikinci denklemi gözden kaçırıyorsun karbondioksitini işte, H2S'i kullanıyorlar. Yine besin üretimi gerçekleştiriyor ama bu sefer açığa ne üretiyor? Hocam kükürt üretiyor. O zaman hepinize sorayım sevgili hocam. Hepinize sorayım. Fotosentez olaylarında her zaman atmosfere oksijen açığa çıkar. Derlerse ne cevap vermelisiniz? Hayır hocam. Peki kükürt açığa çıkabilir mi? Evet hocam. Peki bütün fotosentez tepkimelerinde her zaman hocam su kullanılır derlerse cevabınız hayır. Bazen H2S de kullanılır. Peki ışık ve klorofil pigmenti kullanımı ortak mıdır dersek? Evet. Peki bütün fotosentez olaylarında her zaman kloroplast görev alır derlerine ne cevap veriyorsun. Hayır kloroplast değil. Klorofil pigmenti görev alır diye ifade ediyoruz kıymetli hocam. Geldik hocam kemosentezin denklemine. Bak bana güzelce dinle. Bak fotosentezi çok benzer. Karbondioksit güzel. Su güzel. Besin, oksijen süpersin. Buraya kadar hiç sıkıntı yok. Adam karbondioksit suyu birleştirip besin oksijen yapıyor ama bu gereken enerjiyi nereden buluyor? Işık yok. Işığı kullanmıyor adam. Adam şunu yapıyor hocam. Kemosentik bakteriler. Nitrit nitrat bakterileri. Azot döngüsü de çok görüyorsun. Adam amonyağı oksitliyor. Yakıyor. Yaktıktan sonra oksidasyonla açığa kimyasal enerji çıkıyor. Bu kimyasal enerjiyi ATP'ye depolayıp bu ATP'yi kullanıp besin sentezi yapıyor ve bin puanlık soru. Hem fotosentezde hem de kemosentezde oksijen üretiliyor mu? Evet. Üretilen oksijen atmosfere veriliyor mu? Kemosentikler ne yapıyor değerli hocam? Atmosfere oksijen ve vermiyorlar. Kendileri tekrardan kullanıyorlar kıymetli hocam. E, tekrardan tekrardan başka bir molekülü oksitlemek için kullanıyorlar. Ama fotosentezde fazlasını atmosfere verebiliyoruz. Doğru mudur? Bunu söyledikten sonra, bunu söyledikten sonra azot döngümüz var. Azot döngüsünden sonra ne yapacağız? Ekolojide hemencik de besin zinciri ve besin piramitleri. MSÖ'de ÖSM e sormayı seviyor. Bunu çözeceğiz. Ötrofikasyon M MSÖ'de bu sene sordular değerli hocam. Bunu söyleyeceğiz. Ondan sonra hücre bölünmeleri ve kalıtım diye yolumuza devam edeceğiz. Aferin size. Gayet güzel dinliyoruz. Bir saniye. iki dakika izniniz olur mu? Bir su alıp gelebilir miyim gençler? İki dakika müsaade var mıdır bana? Bakayım chat kısmına. Var mı la su içmeye müsaade? Su alıp gelmem lazım gençler. Çok susadım. Boğazım gitti. Buradasınız değil mi? Bekliyorlar beni. Aferin, 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 aferin. Hemen. iki saniye bekleyin. Vallahi su alayım. Boğazım kurudu. iki tane şunu hemen halledip <laughs> geliyorum. Tamam mıyız? Zeymar, dükkan Zeymar. Burada inan. Gitmeyin. Kaybolmayın. Bekleyin, geliyorum. Geldim geldim. Bir şey diyeyim mi? İçerisi yanmış. Yemin ederim yanmış. İçerisi pişiyor. <laughs> İçerisi tutuyor. Dışarısı serin. Hemen çabucak içtim, geldim, aldım suyumu. Oh, mis gibi şey yaptım. Lavaboya gitmek yok, buradayız. Buradayız. Bezimizi bağladık, buradayız. Konuyu bitirene kadar. Bak ben sıkıyorum kendimi. Siz de bana destek olun gençler. Vallahi billahi. Sizin gazınızla devam ediyorum. Ceren. Aklımda Ceren. Gördüm Ceren. Bahsedeceğim sevgili hocam. Okey to. Hadi bakalım deme takalım. Şimdi bak azot döngüsü değerli hocam azot döngüsü sorularda karşılığında çıkar. ÖSYM azot döngüsünü sormayı sever. Gördüğün zaman da şaşırma mis gibi yap. Çok basit bir olayı var azot döngüsünün. Bak olayı bir kere göstereceğim anlayacaksın. İyi beni. Havadaki serbest olan azot toprağa iki şekilde bağlanıyor. Ya yıldırım düşüyor, şimşek çakıyor, havadaki azot oksijene tepkimeye giriyor. Yıldırım ve şimşekte oluşan nitrat tuzları yağmurla toprağa düşüyor. Eskiler ne diyor? Rahmet yağıyor diyor. Doğru mudur hocam? Rahmet yağı dedi kastı. Bu gökyüzündeki neler hocam? Nitrat tuzları yere düştüğü zaman. Toprağın verimi artıyor mu diye sorarsak evet artıyor. Bu nitrat tuzları başka nasıl oluyor? Bir de baklagillerin köklerinde azot bağlayıcı bakteriler var. Bunu böyle bu şekilde ifade etti. Azot bağlayıcı bakteriler değerli hocam havadaki azotu bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzu formuna dönüştürüyor. Tekrar et bakayım bana. Havadaki azot toprak kaç şekilde bağlanır? 2. 1. Azot bağlayıcı bakterilerle bir de yıldırım ve şimşekle. Hocam bu nitrat tuzunu kimler kullanıyor? Baklagiller, bitkiler kullanıyor. Ne için kullanıyor? Azotlu azotlu organik baz. Amino asit üretmek için kullanıyorlar. Peki bu baklagilleri kim yiyor? Sen yiyorsun, ben yiyorum. Kime geçiyor? Hayvanlara geçiyor. Bitkiler ve hayvanlar ölünce ölü atıkları kimler? Saprofitler. Saprofitler parçalayıp seni bir güzel kime çeviriyor? Amonya. Seni bir güzel amonyuma çeviriyor. Sen bir güzel parçalayıp toprağa karışıyorsun. Toprağın verimi artıyor mu senin sayende? İyi oluyor. Peki amonyak bitkini kullanacağı bir formda bir bileşik midir? Dersek kullanamaz. Şu olay oluyor. Önce nitrit bakterisi. Bak nasıl hakkında tutacaksın? NO2. Bunu bilmen lazım. NO2'nin sonunda hangi yer rakam var 2 nitritte kaç tane iyi var 2 tane var. O zaman diyorsun ki önce nitrit bakterisi ki bu arkadaşımız bunu bilmelisin. Kemosentez yapar. Bu adam kendi besinini kendi üretir. Adam gidiyor NH3'ü adam amonya dönüştürüyor. Nitrata dön nitrite dönüştürüyor. Kendi besini de kendi üretmiş oluyor. Sonra nitrat bakterisi devreye giriyor. Adam NO2 alıyor. Oksitliyor, oksidasyon yapıyor. Ne oluşturuyor değerli hocam dersek? NO3 oluşturuyor ve nitrat meydana geliyor. Bu nitrat ne oluyor değerli hocam? dersek bu nitrat baklagiller tarafından tekrar kullanılabilir hale geliyor. Bu olaya amonyağın nitrata dönüşmesi olayına nitrifikasyon diyorlar. Soru nitrifikasyon olayında toprağın verimi artar mı? Cevabın evet hocam. Toprağın verimi artar. Hem nitrit hem de nitrat bakterisi bilmen gereken kendi besini kendi üretebilir. Bunlar kemosentiktir. Gece gündüz kendi besini yapabiliyorlar. Peki toprağın verimini azaltan bir şey yok mu? Hocam bunu şöyle altında tutacaksın. Mesela yanından besin gitmesi istediği zaman şey diyorsun, Ya defol git diyorsun ya. Bak aklında böyle kalacak. Biz nitrat tuzunu atmosfere geri olarak ne ile veriyoruz da hangi olayla veriyoruz dersek diyeceksin ki denitrifikasyon denitrifikasyon olayıyla veriyoruz. Bunu yapan bakteriler ne bakterisi? Denitrifikasyon bakterisi sevgili hocam. Hangi olayı gerçekleştirebiliyorlar derlerse bilmen gereken şey bu arkadaşlar oksijensiz solunum yapıyorlar değerli hocam. Oksijensiz solunum kim yapar? En meşhur arkadaşımız kimdir diye sorarsak. Söyle bakayım bana. Denitrifikasyon bakterisi diye ifade ediyoruz değerli hocam. Azot döngüsü tamam mı? Hemen şimdi aşağı doğru soralım sevgili hocam. Yandaki besin zincirine göre aşağıdaki grafiklerden hangisini çizebiliriz demişiz. Bak besin zincirlerine baktığımız zaman en altta kimler var? Üreticiler var. Kaçıncı trofik düzeydeler? Birinci trofik düzey. M kim? otçullar, ot yiyenler. L kim? Etçil. Onun üstü etçil hep etçil diye gidiyor. Bu besin zincirine baktığımız zaman en kalabalık biyo kütlesi en çok olan çıkar ÖSYM sınavında. En çok olan kim? ne değerli hocam. En alttaki üretici canlıların bu şekilde. Karasal ekosistemler de bu şekilde. Sucul ekosistemlerde bir istisna var. Sonra çözelim anlatacağım hocam. Çıkar sınavda bak haberin olsun. Ne üreticimiz güzel. Birey sayısı en çok olan ne olmasını bekliyorum. En azında kalmasını bekliyoruz. O zaman birey sayısı grafiğine bak. Bu bir karasal ekosistemse Buradaki k'nın en çok olduğunu vermiş. Cevabı ne olur? Hayır hocam en çok kimin olması gerekirdi? Neyin olması gerekir? Bir nolu ifade için grafik için yanlıştır dedim. İkinciye bak. Üreme hızına bak. En hızlı üreyenler kimlerdir dersek üreticiler. Çok hızlı ürerler. Dolayısıyla biz üreticilerin üreme hızının fazla olduğunu biliyorum. N, M, L, K diye kıyaslayabilir miyim? Böyle grafik yazabilir miyim? Evet hocam ikiye evet dedim. Peki zehirli madde birikimi. Hocam biyolojik birikimler, Dokularda biriken kimyasal madde der. Anlaştık mı hocam? Bu ifade aynı şey. En çok kimde birikir dersek hocam son tüketicide birikir. Yukarı gittikçe ne olur değerli hocam? Birikir, birikir, birikir. En çok zehirli madde birikimi kimde birikir? K. Bak bakayım grafiğe. K, L, M, N. O zaman ne diyorsun? ifade içinde doğru dedim hocam. Hemen 4'e bakmanı istiyorum hocam. En çok kayıp kimdedir? En çok ziyan kimdedir diye sana soracak hocam. En çok zararda olan kim? K'dadır. Neden? Çünkü yukarı gittikçe hocam enerji kaybı azalır. Onda bir kuralı vardır hocam. Aklında olsun sınavda çıkar hocam. En çok enerji kaybı K'da güzel. Sonra L'de sonra M'de demesi lazım ama grafikte burada L yanlış vermiş. Dolayısıyla bu ifade içinde yanlıştır dedim. Biyo kütlesi en çok olan kim demiştik? Ne cevap veriyorsun? N en fazla sonra M Sonra L, sonra K. Bu ifade karasal ekosistemler için doğru. Şimdi sana üniversite sınavında çıkabilecek bir ifade, bir grafik çizeceğim. Hocam, sucul ekosistemlerde... Kimler var? Fitoplanktonlar var. Bir de onu yiyen kimler var? Zooplanktonlar var. Normalde normalde piramitlerde hep en alttaki basamağın ne olmasını bekliyoruz? En büyük olmasını bekliyoruz. İstisna bak çıkar ÖSYM e sınavında. Alt tarafta kimler var mı? Söyle bakayım bana fitoplankton. Bunu yiyen kimler var? Zooplankton. 100 puanlık soru. Diyecekler ki sana. Ula zooplanktonların kütlesi nasıl bu kadar büyük olabiliyor? Bu adamlar o kadar hızlı fitoplankton yiyorlar, tüketiyorlar ki adamların biyokütlesi çok büyük. Şunu merak edebilirsin. Ulan fitoplankton nasıl yok olmuyor bu kadar çok zooplanktonları yemesine rağmen derlerse cevabın fitoplanktonların üreme hızları çok yüksek. Yeseler bile hızlı üredikleri için ilginç bir şekilde değerli hocam ne olmuyor? Bunların biyokütleleri böyle yok olmuyor. Aşağıda e, bu şekilde kalmaya devam ediyor. Tekrar ediyorum sucral ekosistemlerde fitoplanktonlar zooplanktonlardan bir tık daha küçükler. Zooplanktonlar çok hızlı yiyorlar ama fitoplanktonlar nasıl hayatta kalıyor? Çok hızlı üredikleri için. Anlaştık mı değerli hocam? Aferin sana. Şimdi bunu söyledikten sonra MSÖ'de çıkmış olan bir soru. Güzel bir soru. Hocam ötrofikasyon. Ne demek ötrofikasyon? Su kirliliği demek değerli hocam. Hocam termik santraller atıklarını nereye bırakıyorlar? Göllere, nehirlere bırakıyorlar. Bu göllerden, nehirlerden akan atıklar nereye dağılıyor diye sorarsak söyleyelim. Bunlar göllere birikiyor. Göllere biriken bu mineraller hocam gölün içerisinde bulunan alglerin patlamasını sebep oluyor. Patlaması ne demek? Alglerin sayısı çılgınlar gibi artıyor. O kadar çok artıyor ki değerli hocam. Yüzey kaplanıyor. Eskiden küçük çekmece gölün olduğu kısım da ötrofikasyon oldu. Bütün atıkları göle bıraktılar. Gölün üstü leş gibi kokuyordu. Kaplan yemyeşil oldu hocam. Sonra belediye kenara arıtma tesisi koydu. Küçükçekmece Belediyesi İSKİ geldi. Arıtma tesisi koydu. Düzeldi değerli hocam. Buradaki değerli hocam üzerindeki alt tabakası yap, kaplandıktan sonra oksijen ne olmuyor? Alt tabakaya inemiyor. Alt tabakaya geçmediği zaman burada yaşayan balıklar ışık da geçmediği için balıklar bitkiler ölmeye başlıyor. Ölmeye başlayınca kokuşma başlıyor. Kokuşma başlayınca pütrifikasyon çürüme başlıyor. Göl lağım gibi kokuyor. Leş gibi kokuyor. Sana ki bu olayın gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır? Bir, önce ne olur? Önce yüzeydeki alk miktarı artar. Bundan evvel daha bir şey varmış. Göldeki minerallerin miktarı artar. Bundan sonra ne olmasını bekliyorsun? Yüzeyi, yüzeyine ne kaplar? Aygler kaplar. Aygler yüzeyi kapladıktan sonra gaz alışverişi, ışık geçirgenliği, sudaki oksijenin miktarı azalmaya başlar. Garibin balıklar ne olur? Ölür. Peki çeşitlilik artar mı azalır mı? Çıkmış ÖSM sorusu. Ne cevap veriyorsun değerli hocam? Çeşitlilik azalır. ÖSM bunu da sordu. Peki saprofitlerin kükürt içeren proteinleri parçalamasıyla kokuşma yani putrification olur mu dersek en sonunda bu olur. O zaman sıralayalım. Hadi beraber ne diyorsunuz? Yazın bakalım. 3 3 mü? Hayır. Önce ne? 4 gölleniler arttı. Sonra ayıklar kapladı. Sonra gaz alışverişi azaldı. 2. Sonra balıklar hop hop öldüler. En son kim oldu? Çürüme meydana geldi. 4 2 5 1 diye sevgili hocam sıralamak istedim seninle beraber. Aferin sana. Bunu ÖSYM yine sorabilir. MEB'e sordu. Neden bir daha TYT'de sormasın hocam? Geldik hocam hücre bölünmesine geldik. Hücre bölünmesinden sonra eşeyli, eşeysiz hemen arkasında kalıtımı anlatıp devam edeceğiz. Şu an için burada minik bir mola veresim var. İster misiniz? Açık muhabbet edelim mi? <laughs> yarın akşam da AYT'yi hepsini değil özellikle sordukları için Sudem ablam müsilaj benzer hocam bilge evet hocam yüzeyi kaplayan o sümüksü maddeyi müsilaj diyorlar. Ee, yarın bir aksilik olmazsa AYT kısmı anlatacağız sevgili gençler bilginiz olsun. Üniversite 3. senede kazandığım zaman sevgili gençler ne oldu? Ee, mutlu muydum? Değildim. 3. sene de kazanmak çok can sıkıcı bir durumdu. Ama hep hedefim biyoloji öğretmeni olmaktı. Ee, hedefim bu olduğu için de tercih ettiğim için de çok mutluyum. Hayat sizi bir yerlere getiriyor. Gördüğünüz üzere bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bir yerlere geliyorsunuz. iyi ya da kötü. Ama çalışmadan bir şey olmadığına emin olun. Bir de size bir yalan söylüyoruz. Üniversitede daha az çalışacaksınız diyoruz ya. Daha çok çalışıyorsunuz. Aslında kazanana kadar idare edin diye motivasyonunuzu yükseltmek için söylüyoruz. Girdikten sonra bir rahatlama oluyor. Üniversiteye gidiyorsun. ilk sene şükürler olsun kazanmışsın. Oh be diyorsun bitmiş. Artık başka bir yoldasın. Uzunca bir süre şeye bakmayacaksınız. İşte kaç sınav sorusu varmış. Ne zaman çıkmış. Ne deneme varmış. Sınav sistemi ne olmuş. Hiç umurunuzda olmayacak yani. Büyük bir rahatlık. Üniversiteyi kazandığınız sene yazın bir hazırlık olur. Alışveriş yaparsınız. Hangi üniversiteye gideceksiniz. Onun planı programını yaparsınız. Nerede kalacaksınız. Onların planını yaparsınız. Bu gerçekten insanı çok mutlu eden zamanlar. Çok tatlı değerli zamanlar. Ondan sonra sizi çağırırlar işte derler ki gel bizim işte mezun olduğunuz okula dershaneye çağırırlar derler ki gel kitte konuş bak bunlara moral ver motivasyon ver derler bilseniz o zamanlar üniversite kazan görmüş olsanız havasını yaşamış olsanız geri dönüp baktığınızda gerçekten çok böyle morali motivasyon vermek isterseniz de dinlemezler akıllar zaman insanın başına gelmiyor sonra aklınız başınıza geliyor maalesef Eee Sınav dediğim gibi TTAYT çabucak geçecek bitecek. Hayatta bir sürü sınavınız olacak gençler. Dünya kadar sınava gireceksiniz. Ya işte başka sınavlar çıkacak. Üniversitedeki vizeler finallere çıkacak ama güzelliği şu. Üniversitede vize final var. Belli yani çalıştığın. Üniversite sınavının sıkıntısı bütün seneyi soruyorlar ve bir kere şansın var. Bundan dolayı birazcık stresli ve yorucu geçiyorsun için. Ama hayat yapacak bir şey yok gençler. Yani elinizden gelin en iyisini yapacaksınız. Kendinize şunu demelisiniz. Ben elimden geleni yaptım. Bu kadarmış. Deyip kendinize kendinize karşı sorumlu hissedip şey yapmalısınız. Affetmelisiniz yani. Evet bu kadar çalışabildik. Hakkımız buymuş demeniz lazım. Öyle son dakikaya kadar yatayım. Son gün hiç ya çalışmayayım ondan sonra ne olursa olsun dememek lazım. Öyle konular da ne diyor? Canlı sınıflandırması The Can gelecek hocam az kaldı. ökeş katılıyorum hocam ya. Deprem hepimizi mahvetti ama ya başka çaremiz yok gibi hocam. Ne yapalım? Ne yapalım? Vallahi billahi. Yemin ederim. Başka çaremiz yok. Yani sınav, sınava ben de girmek istiyordum da bu sene olmadı ama seneye belki ben de kendimi denemek için yine sınava girmek isterim. Hayat devam ediyor. Maalesef yine. Çok acılar yaşadık. Özellikle bu sene üzerinde. Deprem yaşadık. Yani biliyorsunuz detayı söylememize gerek yok. Bir ay herkes fişi çekilmiş vaziyette mahvolmuş vaziyette kaldık yani. Ekran başında, televizyonda, haberlerde bir ay boyunca kimse atlatamadı doğru düzgün. Ya Yeni yeni kendimize giriyoruz. Hayat devam ediyor. Yaşamak zorundayız gençler. Ee, maalesef ki Ders almalıyız. Yalnız olduğunuzu, hayatta tek başınıza olduğunuzu bunu bilin gençler. Ne yaparsanız kendinize yaptığınızı bilin. Her şeyi kendiniz için yaparsanız tek başınasınızdır özünde. Büyüdükçe bunu daha iyi anlayacaksınız. Anneniz babanızı hep destekleyecek. Ama dediğim gibi ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Çok rica ediyorum size. Ne demişler? Çete azıcık bakayım. Ayetlerin hepsini mi? İlaylay şöyle söyleyeyim. Ee, bazı önemli çıkacağını düşündüğüm yerler var. Yani Ramazan Zeyrek Hocam'ın ders notlarından güzel kısımları alacağım. Kısmetse onları şey yapacağım. Dizeceğim. Ee, PDF olarak görsellerini bir kısmını ayarladım. Az bir şey kaldı. Onlar üzerinden gideceğim. Tamamını anlatmak çok zor. Ee, öyle. Yani öyle. Yarın kısmetse böyle yapacağız. Ya derviş sorar. Kalıtımdan ÖSM soru sorar. Soy sorar. Geleceğiz zaten birazdan. Kendi fikrim üniversite sınavı gençler. Bu sene birazcık kolay olmasını bekliyorum. Yani orta şeker sorsunlar istiyorum. Her sene kalıtımdan ÖSM sorar. Ayet'e kalan zamanda 8 gelir mi? Neden olmasın? Ya deneme çözmenizi öneriyorum. Gençler TT denemesi çözün, AYT denemesi çözün. Deneme çözün. Yapamadıklarınızı konulara bakın. Onun eksini gidermeye çalışın. Öbür türlü yani baştan sonra çılgınlar gibi yardırmak çok zor. Bu saatten sonra gerçekten insan için yorucu gençler. Kendi düşüncem. Protein sentezini cuma günü planlıyorum. AYT bekleyenler için. tyT izleyenler için şu an darlamayayım onları. Cuma günü bir aksilik olmazsa iki videoda protein sentezini çekeceğim anlatacağım. Benden dinlemek istiyorsunuz mu? İstiyorlarmış. Yarın akşam galiba İrem Söy'de. Yılma olur mu? Hiç fikrim yok ya. Ya evinden gelinize en iyisini yapın. Bakarsınız yılma var mı yok mu onun sonra bakarız. Yeter mi müle? Yeter mi müle? Evet kanalda canlı yayın kısmında ayetine zaman ona bakarız. Hadi az kaldı bak. 5 Be sayfa kaldı. <laughs> geberdim müle, geberdim, geberdim. Hadi bakalım az kaldı bak. Sınıflandırma kaldı. Ana bitmiş. Bitmiş. Son iki sayfa boşmuş. Kandırmışlar bizi. Yaşasın. Az kalmış. Hadi bakalım gençler. Güzel bir sabırla daha bir kendinize böyle tokatlayın. Kendinize gelin. Güzel bir tekrar. Kafanızı rahat yastığa baş, başınızı koy zaman iki temiz hamurcu tekrar ettik. Güzel bir tekrar oldu. Sağ olsunlar. İnşallah şey yapalım derim. Güzel notlar alırsın. Sınavlarda da güzel netleriniz gelir. Bekliyoruz yani yorumlar ondan sonra. Sınavdan çıktıktan sonra. Bir buçuk saat olmuş. Hadi bakalım. İki saat olmuş. Hücre bölünmesi. iki tane bölünmemiz var. Mitoz bölünme, mayoz bölünme. Hangisi eşey süremenin temelini sağlar dersek ne cevap veriyorsun. Mitoz bölünme diyoruz. Hangisi kalıtsal çeşitliliğin temelini oluşturur dersek mayoz bölünme diyoruz. Mitoz bölünmeyi, e, hücre bölünmesini mitoz bölünme iki bölümde inceliyoruz. Karyokinez, çekirdek bölünmesi evresi, sitokinez, sitoplazmanın bölündüğü evre olarak ifade ediyoruz. Karyokinezde değerli hocam hücrenin neyini bölüyorsun? Çekirdeğini bölüyorsun. Biz bunlara hangi evrelerimiz var? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz dediğimiz evrelerimiz var. Sonra ne yapıyoruz? Sitoplazmayı söylüyor stokinezle iki tane birbirinin kopyası olan hücre medene getitmeye, yet, yet, oluşturmaya çalışıyoruz. Kabaca bir kodlama yaparsak hepsini. Önce hazırlık evremiz var. Ne var? İnterfazımız var. Sonra karyokinez dediğimiz profaz, metafaz, anafaz, telefazımız var. Bir de kim var? Stokinez dediğimiz evremiz var. Mitoz öncesinde ne olur değerli hocam? De bakayım bana. İnterfaz gerçekleştiriyoruz. İnterfazdan sonra önce çekirdeği bölüyoruz. Sonra stop yazmayı bölüyoruz. Peki çekirdek bölünmesi kaç basamaklıdır? ÖSYM'den bu sene sınavda sıralama sorusu bekliyorum. Gençler belki sorarız. Bu evlerin gerçekleşmesi seçme sırası hangisi de doğru verilmiştir der ÖSYM. Şu alttaki şekildeki sıralama gibi düşünelim. Önce değerli hocam çekirdek bölünmesinin ilk evresi profaz. Yani ilk evremiz. Burada çekirdek zarı eriyor değerli hocam. Sonra merkeze diziliyor. Hangi evremiz? Metafaz tam ortaya diziliyor kromozomlar. Sonra kimler? Kardeş kromatikler birbirinden ayrılıyor hocam. Mitoz bölünmede anafaz analizden hakkında tutabilirsin. Son evremiz kimdir diye sorarsak hocam. O da telofaz. Uç evre olarak adlandırdığımız evremiz. Alt taraftaki evrelere bak. Bak. Önce neyi bul biliyor musun? Önce interfazı bul. Hocam içeride ana baba günü varsa içeride karmaşık bir şeyler görüyorsan değerli hocam e, DNA molekül kendini eşliyor gibi gözü burası interfaz. Neyle başlaman lazım değerli hocam diye sorarsak söyle bana. Önce dörtle başlarım. Çekirdeği daha e, interfazla başlamam lazım. DNA eşlenmesi olduğu kısım. Sonra çekirdek zarının eridiği bir evre. Kromozom, sentrozomların zıt kutuplara gittiği bir evre. İyi bir oluştuğu bir evre aramam lazım. Hangi evre diye sorarsak. Bir nolu evremiz profaz evresi. Sonra merkeze dizilme evre. Bak kolye gibi dizilme evresi arayacaksın. Hangi evredir? Metafaz evresi nedir diye sorsak 3 dedik hocam. Sonra kim var diye sorsak ayrıldık e, ayrıldıkları evre kardeş kömatleri ne diyorsun hocam? 5 nolu evremiz var. En sonunda da 2 tane çekirdek görüyorsan bu da son evre artık telofaz evrestir. Ne diyoruz değerli hocam dersek 2 dedik. 4, 1, 3, 5, 2 şeklinde bunları sıraladık. Böyle ÖSYM soru sorabilir. Basit bir soru sorabilir. Sıralamayı yapınız diye sorabilir kıymetli hocam. Mitoz bölünme kalıtsal çeşitliliği arttırmıyor. Mutasyon görebilir mi? Evet. Peki mitoz bölümü hücre sayısı artar mı? Evet. Oluşan hücre sayısını kaçta bulursun? 2 üzeri n'le buluyorsun mitoz bölünmede hücre sayısı artıyor diyoruz değerli hocam. Mayoz bölünmeye bakıyorsun mayoz bölünme hocam kalıtsal çeşitliliği arttıran e, anneler yavrularımızın bizden farklı olmasını sağlayan bölünmeye mayoz bölünme ismini veriyorsun. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki basamakta anlatıyoruz. Hocam mayoz 1'e baktığımız zaman profaz, metafaz, anafaz, telofaz tokinez oluyor güzel. Sonra DNA istenmesi var mı? Yok değerli hocam. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği ne sağlar derse crossing over sağlıyor değerli hocam. Crossing over ile kalıtsal çeşitlilik oluyor sağlanıyor. Crossing over karşılıklı parça değişimi olarak adlandırılıyor Hocam crossing over ile ilgili şöyle hesaplama Belki basit bir şekilde ÖSYM soru sorabilir diye düşünüyorum Şu bilgiyi bilmelisin Tetrat sayısı n sayısına eşittir Tekrar ediyorum Yani şöyle 2n eşittir 20 Tetrat kaç? Hemen şunu yapıyorsun Tetrat 10 Neymiş şöyle bakayım bana Tetrat n'e eşittir Tetrat'la şey sayısı eşittir Buradaki n sayısı eşittir Deseler ki sana şunu deseler 2n eşittir ya da şöyle söyler n eşittir 30 olan bir tetrat kaçtır? Ne cevap veriyorsun? 30'dur. Peki 2n kaçtır derse 2n eşittir 30 ise 2n kaçtır? 60'tır. Bunları yaparsan işin kolaylaşacak hocam. Hep bunu soruyorlar çünkü bu şekilde kafandan yapmanı bekliyorlar senden. Tetrat n eşittir. Doğru mudur? 2N46 ise N23 oradan da tetratta 23 diye bulabilirsin. Bir tetratta kaç tane kromozom var derlerse? 1. 2 tane kromozom var. Kaç tane kromatit var derlerse? 1, 2, 3, 4 tane kromatit var diyorsun. Peki hocam alttaki soruları beraber çözelim. 2N8'miş. N kaç? Ne diyorsun? 4. Hadi söyleyeyim sen cevap ver. Tetrat kaç? Tetrata 4. Niye? Çünkü neye eşit? Tetrat neye eşit? E ne eşit demiştin. Peki sperm ve yumurta 2 eşittir. 8 kromozomlu bir hücrenin sperm ve yumurtası kaç kromozomludur dersek cevabımız en eşittir. 4 dedik hocam. Peki bu canlının değerli hocam kromatit sayısı kaçtır diye sorarsak ya tetratla 4'ü çarp ya da değerli hocam buradaki kromozom sayısının 8'i 2 ile çarp değerli hocam. Tetrata 4'ü çarparsan 4 kilo 4'ten kaç tane? 16 tane kromatit vardır diye kafanda tutabilirsin. Hocam 2 en 20'yi tetratını falan bulun. Nasıl yapacaksın? 2N En N kaç? 10. Güzel. Tetrat kaç? O da 10. N sayısı birbirine eşit demiştik. Peki spam yumurta N eşittir 10. Peki kromatit sayısı 20 mi 40 mı? Ne diyorsun? 40 değil mi hocam? Ne diyorsun? Tetratı 4 ile çarpsan olur. Çünkü tetrata 4 kromatiti var. Ya da 2N 20'yi 2 20 ile yi çarpsan yine buradaki kromatit sayısına ulaşabiliyorsun. Aferin. Şimdi altta bir tane güzel bir örnek vardı değerli hocam. Vücut hücrelerinde 36 tane kromozom varmış. Yani şöyle demek istiyor. Somatik demek vücut demek. 2 en eşittir ne yapıyorsun? 36 yapıyorsun. Hemen şunu yap. En kaç? En eşittir 18 yap. N8'in hemen yanına ok çizdi ki buraya da ne yapacaksın? Tetratı da kaç bunu diyeceksin? 18 diyeceksin. 1. Dişi memeliymiş. Okuyalım. Profaz 1'deki tetrat sayısı. Ne cevap veriyorsun? Tetrat sayısı n e eşittir. n e eşittir 18'si burada kaç yazacağız abim? Söyle bakayım ablam bana. 18 yazdık. Güzel. Peki metafaz 1'deki kromatit sayısı. Kromatit sayısı ne yapacaktık? Kaçta çarptık değerli hocam? 2 ile çarpıyorduk. Hemen buradaki 36 ile 2 ile çarp. Kaç yapar? 36 72 mi yapar? 72 tane kromatit var diyoruz hocam. Gametlerin kromozom sayısını sormuş. Gametler kaç kromozom mudur? N'dir. Sen biliyorsun ki 2N36 ise N18'dir. Gametler de 18 kromozom Dedik güzel. Şimdi geldik son bak. İyi bak. Yumurtanın kromozom formülü. Bak yumurta diyor. Yumurta nasıl yapıyorsun? N mi yapıyorsun? N eşittir. Kromozom formülü nasıl gösterirsin? Böyle sazan gibi 18 artı x x falan mı yazacaksın? Hayır. Bak yöntem şu. Toplamı 18 edecek şekilde kromozomları yazıyorsun. Nasıl yazıyorsun? En mi? Evet. O zaman bir tane olması lazım. <laughs> Özür dilerim. 17 artı dişi olduğu için x olması lazım. Erkek olaydı 17 artı x ya da 17 artı y diye ifade edebilirdim. Anlaştık mı hocam? Formül diyorsa buradaki ifadeyi de bu şekilde göstermen gerekiyor. Şimdi gel bakalım hocam. Şekili görüp ulan bu mitoza mı ait bu mayoza mı ait kaç tetrat var bunların sorularına bakmanı istiyorum sevgili hocam hazır mısın? Bak şu şekilde çözüyorum ben. Kaç tetrat var? 1 tetrat, 2 tetrat, 3 tetrat. O zaman şunu yapıyorum. Kaç tetrat var? 3 tane tetrat var. 3. Hemen şunu yapıyorsun. Tetrat 3 ise n de 3'tür. 2 n de 6'dır. Yani bu gördüğün hücrenin kromozomu 2 n 6 kromozomlu bir hücrenin bölünmesi. Mayoz bölünmesi. Tetrat görüyorsan mayoz bölünme. Peki bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı. Ne cevap biliyorsun? Hocam tetrata eşittir. n e eşittir. N e eşittir. 3 dedim. 2 n kromozomlu hücrenin kromozom sayısını söylemiş. Ne cevap biliyorsun bunda da hocam? Söyle bana. 2 yani eşittir kaç bulmuştuk yukarıda? 6 diye ifade etmiştik. Peki hangisi kesin mayoz hangisi mitoz ya da mayoz olabilir diye soru sormuş. Nasıl yapacaksın? Eğer tetrat görüyorsan bu kesinlikle mayozdur. Bak hocam bir tetrat iki tetrat n eşittir 2. 2n eşittir 4. Bu gördüğün hücre 2n 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesidir. Bu hücre mayoz bölünme geçiriyor diyebilirim. Peki yan taraftakini bakmanı istiyorum. Kimler var? Kardeş kromatitler var. Hocam mayoz 2'de de kardeş kromatitler ayrılır. Mitoz bölünmede de kardeş kromatitler ayrılır. Dolayısıyla yan taraftaki hücremiz B hücresi mayoz bölünmede geçiriyor olabilir. Mitoz bölünmede geçiriyor olabilir. Bunu ÖSYM görür görmez bilmenizi istiyor sevgili gençler. O çito. Şimdi bunu söyledikten sonra alt taraftaki şekle bakmanı istiyorum. Hocam dişi bireylerde mayoz bölünmeyle gametler oluşturulur. Oluşturulan 4 tane hücrenin 3 tanesi erir. Bunlara kutup hücresi ismini veriyorlar. Bunlar ölüp kaybolur. Hocam kalan bir tanesi dişilerde yumurta olarak adlandırılıyor. Diyoruz yani kadınlarda dişi bireylerde mayozla oluşan yumurtanın mayozla oluşan hücrelerin sadece bir tanesi döllenmeye katılır. Erkeklerde mayozla oluşan hücrelerin her biri döllenmeye katılır. Yani mayoz bölümünde erkeklere spermler oluşur. Bunlar direkt döllenmeye gider diyoruz değerli hocam ama da bir tanesi var diyoruz Geldik hocam kime geldik eşeği süreme Tebrik ediyorum az kaldı hocam Kalıtıma geçmek için. ondan sonra dersi bitiriyoruz Bir buçuk sayfamız kalmış az kalmış Dikkat edin hocam Eşeği süreme Temeli neye dayanır? Mitoz bölünmeye dayanır. Bölünerek ürememiz vardır hocam. Bakterilerde görülür. Bir hücreli canlılarda olur. Amipte öklene de bu şekilde bölünüyor. Tomurcuklanarak üreme var hocam. Kimde var? Bir amayasında tomurcuklanarak üreme gerçekleşiyor değerli hocam. Hidrada gerçekleşiyor bir tomurcuklanarak üreme. Spor ve mantarlarda görülen bir üreme çeşididir hocam. Rejenerasyon çok önemli. Kesilen bir uzuvdan, bir koldan, bir parçadan yeni bir canlı oluşması. Deniz yıldızında var hocam. Doğru mudur? Rejenerasyon üreme. İşte Yastı solucanlarda var hocam. Kestiğin zaman her birinden bir parça çıkıyor. Bitkilerde üreme yöntemlerinden bir tanesi kim? Vejetatif üreme hocam. Ne var dersek e, tohumlu, tohum, soğanlı üreme var. Ondan sonra yumru gövde üreme var. Ondan sonra kim var diye sorarsak düşünüyorum şu an için. E, bitkilerde vejetatif üreme, çelikli üreme var. Bir sürü vejetatif üreme çeşitimiz var. Bu da eşe süreme çeşitlerinden bir tanesi. En önemlilerinden bir tanesi arılarda görülüyor. Karıncaların bir kısmında görülüyor. Partenogenez. birazdan ona göstereceğim zaten. Rejenasyonla ilgili bilmen gereken şey söylüyorum sevgili hocam. Mitoz bölünme ve e, gerçekleşiyor. Hücre sayısı artıyor ve hücre farklaşması gerçekleşiyor. Burada yaptığınız hatayı sana söylüyorum. Buradaki farklaşma, rejenasyondaki farklaşma mayoz bölünme değil. Ne demek? Hücrelerimiz var, bölünüyorlar. Bölünüyor, iki hücre oluyor. Bunlar sayısı artıyor. Sonra kola bacağı başka şeye dönüşüyorlar. Buna farklaşma diyoruz. Burada mayoz bölünme yok. Aktif genler farklı şekilde çalışıyorlar sevgili hocam. En meşhur örneği kim? deniz yıldızını sıklıkla soruyoruz. Rejenerasyon ifadesinde. Okito. Şimdi bunu söyledikten sonra sağ üst köşeye gelelim. Aha bak çıkacak olan sınav sorusu belki. Derler ki partenogenezle ilgili nokta nokta öncüler falan verilir. Balaralarında partenogenezi değerli hocam ÖSYM soru verir. Der ki yapıverin. Dersin ki biliyorum ben. Aha mis gibi yapacağım. Bak şimdi. Benim kovanımda bir tane kraliçe ara var. Queen ara var. Doğru mudur? Kaç tane kromozomda? iki tane Hoca, Hocam her kovanda bir tane var. Bu kovanın geleceğinin neslinin devamını sağlıyor. Kraliçe ara olmayınca işler patates oluyor sevgili hocam. Bu arkadaşımız mayoz bölünmeyle gamet oluşturuyor. Yumurta oluşturuyor. Bak tık 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 bir sürü yumurta yapıyor. İlk sorum şu. Kraliçe ara mayoz bölünmeyle oluşturmuş olduğu yumurtaların genetik yapısı aynı mı farklı mı? Ne cevap veriyorsun? Diyorsun ki hocam mayoz bölünme oluştukları için her biri farklıdır. Güzel. Bu mayoz bölünmeli oluşmuş olan farklı yumurtalar kendiliğinden döllenmezse, tekrar diyorum, döllenmezse, sperm gelmezse bunlar kendi başına mitoz bölünmeye geçiriyor, 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 hop ne oluyor? Erkek arı meydana geliyor. 100 puanlık soru. Oluşan erkek arılar en kromozomludur. Evet, ikinci 100 puanlık soru. Erkek arılar yumurtaların mitoz bölünmeleriyle meydana gelmiştir. Doğru. Bir şey daha 100 puanlık başka soru oluşan her erkek arı birbirinin aynısıdır diyecekler. Cevabın hayır hocam. Bunlar birbirinden farklı yapıya sahip. Neden? Hocam yumurtaları farklı farklı yapıya sahip oldukları için birbirinin kopyası değildir hocam. Bunu fake olarak soracaklarını düşünüyorum. Devam ediyorum. Gel bakalım. Bak burada kimimiz var? Erkek arımız var. Erkek arı diyor ki Hacit ben sperm yapacağım. Tamam sıkıntı yok. Peki spermini oluştururken erkek arımız normalde e, insanlarda sperm yumurta neyle oluşuyor? Mayoz da oluşuyor. Erkek arı spermini değerli hocam ne ile yapıyor diye sana soracaklar. Aman fake yeme hocam. Mitoz bölünme yapıyor. Erkek arı mitoz bölünmeyle ne yapıyor? Hop iki tanecik sperm üretiyor. Bir mitoz bölünmeyle. Peki bu oluşan spermler. Bu oluşan spermler erkek arıyla aynı genetik yapıya mı sahiptir? Farklı genetik yapıya sahiptir. Ne dersin hocam? Erkek arının aynısıdır. Erkek arı kendisini kopyalar. Bu spermlerden bir tanesi gider. Yumurtadaki kraliçadan gelen yumurtalardan biriyle döllenir. Ne oluşur? Zigot oluşur. Bu zigot değerli hocam dişidir. Yani bildiğin artık cinsiyeti belli dişi ara. Sen bu dişi arıyı eğer kuş sütüyle değil Tarkan'ın şarkısında olduğu gibi arı sütüyle beslersen senin buradan kimin medene geliyor? Kraliçe arı medene geliyor. Kısır mı? Değil. Kraliçe arı kısır değil. Üreyebiliyor. Eğer senin zigotunu sen polenle beslersen, çiçek tozuyla beslersen buradan garibin bal toplayan kimler? İşçi arılar meydana geliyor değerli hocam. 100 puanlık soru. Zigotun cinsiyeti belli mi? Evet. Erkek arı cinsiyeti erkek. En kromozomlu. Peki kraliçe ve işçinin kromozom sayıları aynı mı? Evet. İkisi de en kromozomlu. Peki bunların e, kraliçe ya da işçi arı olmasına ne belirliyor dersek? Beslenmeye bağlı bir modifikasyon görülüyor. Yani arı üstü verirsen kraliçe oluyor. Polen verirsen işçi oluyor. Hangisi kovanın devamını sağlıyor diye sorarsak söyler misin? Hocam kovanın nesini devam ettiren Kraliçe çağır diyoruz. Okey to. Bak sınavda partenogene sorusu sorulabilir. Geldik hocam kime? Eşel üreme. Neye dayanır? Eşel üreme mayozu bölünme esasına dayanır. İki ata bireyini oluşturmuş olduğu gametlerin döllenmesiyle yeni bireyler meydana gelmesi biz eşel üreme ismini veriyoruz hocam. Konjugasyondan bahsetmek istiyorum. Conjugation hocam bakterilerde ve paramesyumda görülebiliyor terlik hayvanda. Bakteriler konjugasyonla kendilerinde bulunan avantajlı olan özellikleri bir başka bakteriye aktarabiliyorlar. Mesela Şöyle olsun sevgili hocam. Sen de bir tane Fenerbahçe maçına bilet olsun. Bana diyorsun ki hocam Fenerbahçe'nin maça, maçı var. Bilet. iki kişilik bileti var. Gel sen de benimle beraber maça gel diyorsan bana bileti veriyorsan değerli hocam ben bu durumdan faydalanmış oluyorum. Sen F artı ben F eksi oluyorum. İki bakteri arasında konjugasyon köprüsü kuruluyor. Şu görmüş olduğun plazmiti eşliyorsun. Ne yapıyorsun? Bana bir parçasını veriyorsun. Ben bu plazmiti aldıktan sonra artık ben de F artı olmuş oluyorum. Sen zaten F artıydın. İkimiz de plazmite sahip olduk. Bu olayda çeşitlilik var mı? Cevabın evet. Bu olay birey sayısını arttırır mı? Cevabın hayır değerli hocam. Konjugasyonda birey sayısı artmaz. İkinci bilgi konjugasyon sadece bakteri şekillerde mi görülür derlerse cevabın hayır hocam protista aleminde bulunan paramesyumda da konjüge işi görülebiliyor. O da önemli bir bilgidir kıymeti dostum. Geldik sınıflandırmaya. Hadi hayırlı olsun. da neden bahsedeceğiz? Önce bakterilerin sınıflandırmasından bahsedeceğiz. Sınıflandırma basamaklarını anlatacağım. Hemen arkasından protistalar, bitkiler, hayvanlar, kalıtım soy ağaçları bitmiş lan bitmiş. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Maşallah. Bak bak bak. Kimler kimler izliyor. Sınav hazırlık yapacak arkadaşlarımızın hepsi izliyor. Hadi bakalım. Başlıyorum. Hocam önce sınıflandırma basamaklarından bahsedeceğim. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı. T, C, F, T, S, Ş, A diye yazıyorsun. Her yerde kenara yazmanı istiyorum. Sana diyecekler ki işte Pinus Nigra. Klasik klasik yazalım. Pinus Nigra. Karıştırıyorsan öğreteyim. Bir tane de yazacak ki Pinus kim olsun? Pinea olsun. Tamam mı? İlk sorum şu. Bu gördüğün Pinuslar akrabalar mıdır? Derse. Ne cevap, ne cevap vereceksin? Evet hocam bu iki pinus birbirinin akrabası. Neden? Neleri aynı? Cins isimleri aynı. Peki bunların tür ismi hangisi? Pinus mu? Nigra mı? Yoksa pinus nigra mı diye sana soracaklar. Cevabım pinus nigra ikisi beraber bunlar ne ismi? Tür isimleri sevgili hocam. Tek başına pinus, tek başına nigra değil hocam. Peki yan tarafa bir şey daha yazalım. Morus nigra yazalım. Morus nigra yazalım. Hemen üstüne yazdım. Peki bu birle şu pinus akraba mıdır diye sana fake soracaklar. Oysa ben bunu sormayı seviyor hocam. Ne neden bilmiyorum ama basit. Hemen diyeceksin ki hocam bunlara nigraları aynı diye bunlar akraba değildir. Akrabalığı belirtenler kim? Baştaki cinsimleridir. Okey de sevgili hocam. Şimdi altta bir grafik var. Çok sık kullanılan bir grafik hocam. Denemelerde de çok sık gördüğüm için söylüyorum. Sınıflandırma basamaklarını veriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Diyorlar ki üst tarafa birey sayısı veriyor. Üst tarafa ortak gen sayısı veriyor. Üst tarafa çökelme oranı diyor. Veriyor da de veriyor değerli hocam. Burada görmüş olduğum basamaklarda önce diyelim ki neyi versin bize? Birey sayısını versin. Buradaki kısmı versin. Sana derse ki birey sayısı değerli hocam verilirse buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den Hangisi alem, hangisi türdür derse en kalabalık olana ne yazıyorsun? Alem diyorsun. En az olana ne ad veriyorsun? Söyle bakayım bana tür yazıyorsun. Okey derse ki birey sayısı. Demezse üst tarafta birey sayısı yazmıyor. Karalamış onu. Adam diyor ki sana ortak gen sayısına göre bakmanı istiyorum. Ortak gen sayısı. En çok kimde? Türde. O zaman buradaki yediye tür diyorsun. En az olana da alem diyorsun. Diğerlerinde Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı diye diziyorsun hocam. Sıralamasını yapıyorsun. Anlaştık mı hocam? Sorarlar. Bundan sonra başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bunda ÖSME soracağını hissediyorum. İnşallah sorar. Bir canlının embriyonik sürecinde yani oluşurken canlı medene gelirken önce hangisi sevgili hocam sonra hangisi ortaya çıkar diye soru soruyorlar size. Diyeceksin ki hocam önce mesela X ve Y canlılara verilmiş bu canlıların familyaları aynı desin sana. Familyası demek yani bunlar aynı ailedenmiş deseler. Hangileri kesin aynı hangileri farklı gösterebilir derlerse cevabın şu olacak. Aleme kadar olan basamaklar birbirinin aynısı değerli hocam. Familyası aynısı takımı sınıfı şu besaleme kesin aynı ama cins ve tür isimleri aynı da olabilir farkı da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. İkimiz aynı mahallede oturuyorsak seninle. Aynı mahallede oturuyorsak ilimiz, ilçemiz aynı olmasını bekliyorsun. Doğru evet. mudur hocam? Ama sokak değişebilir, ev bina değişebilir. Bina, aynı binada olsak kat değişebilir. Aynı da olabilir. Dolayısıyla sana derlerse ki canların familyaları aynıysa. Şunlar aynıysa. Hangileri kesin aynı aleme kadar. Şunu dese sen ne yapacaksın? Şubeleri aynıysa kimler kesin aynıdır derlerse cevabın hocam kesinlikle alemi ve şubesi aynıdır. Diğer basamakları aynı da farklı o olabilir diyeceksin. ÖSM böyle soru sorabilir sevgili hocam. Geldik hocam bir tane bakterili soruya. Bu soruyu da sevdiğim için göstermek istiyorum. Sana diyor ki 4 3 tane kap verdim. K tüpü, L tüpü, M tüpü. Birincisinde saprofit bakteri var. İşte üzerim. Pa saprofit, parazit, fotosentik ve kemosentetik bakterilerimiz var. Bu bakteriler hangi tüplerde yaşayabilir diye soruyor. Önce şunu yapalım. İkinci kaba bak. L kabına bak. Protein var, nişasta var, yağ var. Hep polimer var. Büyük moleküller var. Yağın polimer değil farkındayım biliyorum ama büyük molekülü kastetmiştim. Protein, nişasta, yağ gibi büyük moleküller var. Ne koyarsan burada kim yaşayabilir? Cevabın L tüpünde sadece kim yaşar biliyor musun? Saprofit yaşar. Saprofitlerin sindir enzimi o kadar gelişmiş mi ki değerli hocam ne yapar? Bir güzel parçalar sevgili hocam. Dolayısıyla saprofitler L tüpünde yaşayabilir mi? Evet. Peki K tüpüne bakmanı istiyorum. K tüpünde glikoz var, amino asit var, vitamin ve mineral var. Küçük moleküller var. Peki buradaki tüpte saprofit yaşayabilir mi? Cevabı ne olacak? Evet yaşar. Saprofit küçük molekülleri değer. E, peki K tüpünde parazit yaşayabilir mi? Cevabı evet hocam. Parazit de yaşar. Parazit bakteriler sindirim enzimleri köreldikleri için değerli hocam ne yaparlar? Hep monomerle beslenirler. Hep armut piş ağzıma düşterler. Dolayısıyla K tüpünde hem kim? Hem saprofit bakterimiz hem de kim değerli hocam? Parazit bakterimiz yaşar. 100 puanlık soru. L tüpünde parazit yaşayabilir mi? L tüpünde parazit bakteri, monomerle beslenen bakteri yaşayabilir mi? Ne diyorsun? Hayır hocam. L tüpünde maalesef yaşayamaz. Bu arkadaşımız değerli hocam burada hep büyük molekül oldukları için bunları sindiremez. Acından geberir L tüpündeki. M tüpüne bak. M tüpünde şunları kıyaslamanı isteyeceğim. Fotosentik ve kemosentiğe bakmanı istiyorum. Hocam M tüpünde mineral var, su var. Bir de kim var? Işık var. İlk sorumu soruyorum. M tüpünde fotosentetik bakteri yaşayabilir mi? Evet. ışık var. Minerali kullanır, suyu kullanır. Besin üretebilir. O zaman fotosentik kemosentetik bakteri yaşayabilir. F kemosentik yaşayabilir mi? Evet hocam kemosentetik de ışıkla iş olmadığı için buradaki tüp de yaşayabilir. Peki desem ki sana ışığı kapatsak, ışık olmasa, ışık olmasa hem fotosentetik hem de kemosentik burada yaşayabilir mi diye sorarsak cevabı ne olur hocam? Buradaki ışığı kapattığımız zaman sadece kim yaşayabilir dersek cevabı ne olacak? Kemosentetik yaşayabilir. Eğer ışık olmazsa sevgili hocam çok özür dilerim. Işık olmazsa sadece kemosentrik yaşar, fotosentik yaşayamaz diyoruz. Geldik hocam kimleri Arkelere. Hocam arkelere bakıyorsun. Kimler var? Metan gazı sevenler, metanojenler var hocam. Bunlar biyogaz üretiminden sorumlu. Termofiller neyi seviyorlar? Bunlar sıcak seviyorlar. Psikofiller soğuk seviyor. Halofiller tuz seviyorlar. Arke ilgili bilmen gerekenler. Arkenin duvarıyla bakterinin duvarı birbirinden farklı. Bir. Arke değerli hocam ekstrem koşullara dayanıklı bakteri öyle bir şey yapamıyor. Garibim geberip gidebiliyor. Doğru mudur? 2. Arkelerle ilgili bir başka bir şey daha. Bak bu da çıkar. Arke'de bizdeki gibi histon proteini var. De bakayım bana söyle bakayım DNA'larında adamların. Histon piston değil. Arke'de var bakteride histon proteini var mıdır diye sorarsak hayır yok. Bunu sorabilir ÖSYM bilgin olsun hocam. Arke'de ilgili bu belirtmeyi de bahsetmiş oldum. Peki bir tane ne sorusu. Bakteriye gittin Kaba ektin. X bakterisini buradaki yeşil olan kısımlara ektin. Bakteri deli gibi öledi. Sonra bakterinin üstüne antibiyotik koydum. A antibiyotiği, B antibiyotiği, C antibiyotiği, D antibiyotiği dişleri koydum. Bir süre bekledik. 24 saat beklediğin zaman C antibiyotinin etrafına bir baktın ki hocam ne olmuş? Atrafı bomboş olmuş. Neden? Çünkü antibiyotik etki göstermiş, bakterileri öldürmüş, yer açmış sevgili hocam. O zaman biri sana derse ki bu hasta olan bir kişiye bakterilerle ilgili bir tedavi gerekirse hangi antibiyotikleri vermelidir sıralanması derse en etkili kim? C. Sonra kim? A. B versek olur mu? O da olabilir ama D vermesen de olur. Niye hocam? D antibiyotiği bakteride çok etki yapmamış. Görüyorsun hiç öldürmemiş ama C verdiği zaman azal gibi korkuyorlar sevgili hocam. Anlaştık mı? Böyle bir soruda bekliyorum hocam. Geldik protist alemine. Hocam protist alemi bir hücreli olup böyle egzantilik olan canlıların ya da çok hücreli olup farklı alemde olması gerekirken buraya alınan arkadaşların bulunmuş olduğu aleme protist alemi diyorlar. Örnek cıvık mantar adamın Hücre duvarı yok diye adamları mantarlardan şutlamışlar. Cıvık mantarları buraya almışlar. Egzantrik. Amipsi hareket ettikleri için. Başka söyleyelim. Kamçılardan kim var? Öglene var. Hocam öglenenin kamçısı var. Aktif hareket ediyor. O zaman bu hayvan. Ulan kloroplastları var. O zaman fotosentez gibi bir bitki. Ulan Allah kezanı diyeyim. Nereye atmışlar? Geri dönüşüm kutusu gibi protestayimine koymuşlar. Çok ayaklı amip. La sen nasıl hayvansın? Abi ben bir hücreliyim yok hayatım çekirdeğim var. La tamam sen de alalım demişler protist alemine. Egzantilik oldukları için. Silliler kime bakıyorsun? Terlik hayvan. İki tane çekirdeği var. Yalancı ayak terlik e, böyle böyle beraber bir yerden bir hareket edebiliyor. Adamın ağzı var anüsü hani var. Kontraktil kofulda var egzantrik bir şekilde. Sporlar kim? Plazmodium. Hocam plazmodium da sıtmaya sebep olan bir parazit olarak göre etki gösteriyor canlılarda. Bu da hangi alemde? Protist alemde kan paraziti. Aydın'a e bakıyorsun bitkilerin atası. Adamlara bakıyorsun hocam algler hangi alemde inceleniyor? Protist aleminde inceleniyorlar. Fotosentez yapabiliyorlar bitkiler olduğu gibi. Aynı kamçılarla beraber Öglena ve Aydın'a fotosentez yapabiliyorlar. Burada görmüş olduğun bilmen gerekenleri sana söyleyeyim. Kamçılılardan böğürgen kamçısıyla aktif hareket eder. Sililerden terlik hayvanımız silleriyle hareket eder. Amipimiz yalancı ayaklarıyla hareket eder. Sporlardan plazmodium aktif olarak hareket etmiyor değerli hocam. Kan parazit olduğu için kanla hareket ediyor. Cıvık mantarımız amip gibi hareket edebiliyor hocam. Alglerimiz fotosentez yapıyor. Yaprağa benziyor. Suşiye sardıkları kısım alglerimiz hocam. Bilmen gerekenler. Fotosentezi kimler yapar? İki tanesi yapar. Bak bunları bil. Kamçılar, algler. Bunlar fotosentez yapar. Diğerleri heterotrof. Hazır besleniyorlar. İkincisi amip öglene terlik sayvan. Bunlarda kontraktil koful var. Ne demek kontraktil koful? Söyler misin? Tatlı suda yaşayan arkadaşlar da bundan fazla suyu dışarı atmayı sağlayan yapımız. Bunlarda kontraktil koful bulunuyor hocam. Amip, amip öglana, terlik sayvan da bunlara özgü bir organeldir. Sorarlar hocam protist alemdeki onlara özgü organel. Kim? Kontraktil koful. Kime geldim? Bitkiler alemine geldik. Hocam Tüm ökaryot ve çok hücreli canlıdır. Gözümüzde görebiliyoruz. Kloroplastları var mı? Var. Fotosentez yapabiliyorlar mı? Evet. Hepsi mi fotosentez yapabiliyor? Bir denemede gördüm değerli hocam. Güzel bir soru. Tam parazit olan canavar otunda kloroplast yok. Fotosentez yapamıyor. Soru şöyle gelse. Bütün bitkiler tümü fotosentez yapar. Cevabın hayır. Aklına kim gelecekmiş? Tam parazit bitkiler gelecekmiş. Bunlar bitki oldukları için nişasta depolayabiliyorlar değerli hocam. Çepelleri nedir dersek selüloz çepere sahipler. Pasif olarak hareket ediyor. Yani bir bitki gibi, bir hayvan gibi aktif olarak yer değiştiremiyorlar. Ot su ya da odun su yapıya sahip olabiliyorlar. Kimler bitkilerimiz? Geldik hocam hayvanlardan özellikle omurgalı hayvanlardan bahsetmek istiyorum. ÖSYM buradan soru sormayı sevgili hocam seviyorlar. Okey tamam. Şimdi kıymetli hocam. Omurgalı hayvanlarda 5 tane sınıfımız var. Balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli. ÖSYM buradan soru, soru hocam Dikkat edinler. Bağlık kaç eceli? 2 2 odacıklı kalbi var kurbağa buna 2 yaşanma diyorlar artık hocam kurbağa değil 2 yaşam var amfibiler diyorlar sorularda böyle dikkat et 3 eceli 3 odacıklı kalbi var sürüngen 3 odacıklı kalbe sahip 3 eceli aferin bu adamın kalbinde yarım perde var bak geliştiriyorlar Kuş memeli kaç eceli oldu kuş memeli 4 o zaman kuşlar ve memeliler 4 adacıklı kalbe sahiptir diyorsun bunlar da hocam sıcakkanlı hayvanlarımız şu gördüğümüz kuş memeli sıcakkanlı sürüngen kurbağa balık bunlar değişken asılı canlı ismini veriyoruz vücut örtülerinden bahsetmek istiyorum. Balıkların vücutları neyle örtülü? Pullu. Yani balık temizlerken üzerindeki pulları temizliyorsun. Kurbağaların vücutları nemli deriye sahip. Çıplak hocam hiç kurbağaya dokunduğumu bilmiyorum ama üzerinde değerli hocam ne var dersek nemli deri var kurbağalarda. Sürüngenlere bakıyorsun keratin plak var. Yılana mesela hiç dokunduğumu bilmiyorum ama e, üniversiteden ben hatırlıyorum değerli hocam. Böyle e, e, ayran istiyor evcil yılan vardı. Onu böyle elimizde tuttuğumuz zaman adamın böyle üzerinde keratin plaklar var. Soğuk kanlı bir hayvan zaten. Peki kuş şu neyi var? Tüyü var değerli hocam. Bizim neyimiz var? Tüyümüz mü kılımız mı var değerli hocam dersek. Bizimkiler hep bunlar ney? Kıl değerli hocam. Değil mi onlar sakal tüyler değil kıllar diyor hocam tüy, tüy kuşlarda var, kıl memelilerde var diyoruz değerli hocam. Peki solungaç solunumlarından, akciğer solunumlarından bahsedelim. Hocam balıklar ne yapar? Solungaç solunumu yapar. Kurbağalar iri baş halindeyken, sudayken bunlar da solungaç solunumu. Sonra akciğer yetmiyor. Deri solunumu yapıyorlar değerli hocam. Peki sürüngenler, kuşlar, memeliler hepsi Akciğer sonumu yapıyor. Belgesel izlediysen bilirsin hocam. Deniz kaplumbağaları denizde yaşıyor. Onun da akciğeri var. Adam yukarı çıkıyor. Nefes alıp veriyor. Tekrardan aşağı iniyor. Hatta uyurken izledim. Bir belgeselde gördüm. Adamın ağzından buluk buluk böyle minik minik kabarcıklar dışarı çıkıyor. Egzantrik. Öyle uyuyor. Bir gözü bir yandan etrafı kesiyor. Köpek balığı var mı diye bakıyor. Bir yandan da uyuyor. Egzantrik. Onlar da akciğere. Bizim gibi akciğere sahipler. Kuşlar zaten akciğerleri var. Memeliler de zaten akciğer olduğunu biliyorsun. Geldik boşaltım ürünlerine. Hocam balıklar ata su da yaşar sal gitsin derler kurbağalar aynı bizim gibi üre atarlar kuşlar ve sürüngenler su ile ilgili problem yaşadıkları için onları değerli hocam ürik asit attıklarını biliyorum sevgili hocam okeyto şimdi üremelerinden bahsetmek istiyorum bir fırt izninizle su içmek istiyorum geberdim öyle. <laughs> unuttum hatırladım teşekkür ederim şimdi gördüm Timsahın kalbi, aferin istisna. 3 odacıklı mı 4 odacıklı mı? Ne cevap veriyorsun hocam dersek? Sürünge. Timsahlar tam 4 e, odacıklı kalbe sahip. Tam perde var. İstisna olarak onlarda. Normalde sürüngenler kaç odacıklı kalp dersek ne cevap veriyorsun? 3 ama timsahı aklına tutacaksın. İstisnası var hocam. 4 odacıklı kalbe sahip olabilirler diye de aklına tutmanı rica ediyorum. Geldi güreme gelişmelerine. Hocam nasıl söylerler? Bak kafandan mantığını kurarsan çok rahat yapacaksın. Balık nerede yaşar? Suda yaşar. Kurbağa nerede yaşar? Suda yaşar. Bunların üremesi dış dış olur. Ne demek dış dış? Dış döllenme, dış gelişme. Sal gitsin sperm yumurtaya, dışarıda döllensin diyorlar. Okey de sevgili hocam. Peki sürüngenler, kuşlar nasıl ürerler? Bunlar kurak ortamda nispeten suyun olmadığı yerde yaşadıkları için iç döllenme, yumurtadıkları için dış gelişme yaparlar. Biz istisnamız var tabii ki de hocam ama memelileri, plasental memelileri kastediyoruz. Nasıl ürenler? İç iç üremeyle gerçekleştirdiler. İç döllenme içeride. Annenin karnında gelişmeyle üreriz diye ifade ediyoruz. İstisna yok mu? Kanguru var hocam. İç döllenme dış gelişmeyle ürüyor. Başka kim var diye sorsak? Ornitorenk peri. Yanlış hatırlamıyorsam siz bunu biliyorsunuzdur. Sizin nesil bunu izlemiştir. Hocam onlar da iç döllenme dış gelişmeyle yumurtluyor. Tavuktan çıkar gibi yumurta, yumurtadan çıkıyor. Ornitorenk gidip annesinden süt içiyor. Egzantrik memeli mi? Memeli. Gagalı memeli diye ifade ediyoruz. Aferin. Geldik hocam son sayfamıza. Harikasın hocam. Kalıtıma geliverdik. Hadi bakalım son. Son. Burayı da anlatalım. Ondan sonra yarın için sizi uğurlayayım. Güzelce dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim buradan. Hala beğenmeyen varsa dayaklık gebertirim. Bu tarafta mıyız? Bu kameradayız. Hala beğenmeyen varsa çok ayıp. Vallahi billahi. Bak kaç saat olmuş? 3 saat olmuş. 2,5 saattir hala tavşan gibi su içip devam ediyor anlatmaya. Okito. Hadi bakalım. Şimdi kalsınlay ilgili bir sürü şey var. Bir sürü ifade var bildiğin üzere. Bildiğini biliyorum ama kabaca şunu söylemek istiyorum. Crossing over varsa crossing over yoksa kaç çeşit gamet oluşur ifadesini çok sık soruyorlar. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Hocam crossing over ne demek? Parça değişimi demek. Şunu bilmelisin. Burada görmüş olduğun kromozomlar var. ABC var, ABC var. Bunlar A, B ve C bağlı gen görmüş olduğun üzere. Eğer crossing over varsa 2 üzeri n yapıyorsun. Bak bakalım burada heterozigot var mı değerli hocam? Hiç dersek yok. Hiç yoksa 2 üzeri 0'dan kaç diyorsun hocam? Bir çeşit gamet oluşur diyorsun. Crossing over yoksa ya bu gelir ya bu gelir. Ulan bunlar birbirinin ikisinin aynısı olduğu için ne cevap biliyorsun yine bir çeşit gamet oluşur hocam diyorsun. Ya soldaki ya sağdaki geldiği için. Gel alttakine bak. Alttakine bak. Büyük A küçük A, büyük B küçük B bunlar bağımsız gördüğün üzere. Peki C'lere bak. C ve D bağlıymış. İlk sorum crossing over varsa hemen şunu yapıyorsun. 2 üzeri N diyorsun. Mis gibi 1 heterozigot, 2 heterozigot, 3 heterozigot, 4 heterozigot. 2 üzeri 4'ten kaç yapıyor? 16 çeşit gamet oluşturabilir diyorsun. Mis gibi kenara çekiliyorsun. Crossing over yok diyorsa şunu yapıyorsun. Ya büyük A gelir ya küçük A gelir. 2. Toplama değil ha, çarpı. Ya büyük B gelir ya küçük B gelir. 2 çarpı ya soldaki kromozom parçası gelir ya sağdaki gelir. Buradan da kaç gelecek? 2. Çarp bakayım. 2 çarpı 2 çarpı gididen kaç yapacak? 8 çıkacak. Okey de sevgili hocam. Aferin. Bu da bu kadardı. Gel yan tarafa. Crossing over varsa diyor. Hemen ne yapıyorsun? 2 üzeri yani hiç bakmıyorsun ne olduğuna. Bak bakalım. 1 2 3 4. Bunları aynı almadım. 2 üzeri 4 16 mı? aldım. Crossing over yok diyor. Şunu yapıyorsun. Ya bu kromozom gelecektir ya bu kromozom. Aynı değiller. O zaman iki çeşit gelecektir. 2 çarpı. E'lere bakacağım. Birbirinin aynısı bunlar. Aynı oldukları için ikisinden biri de yani şu ikisi de aynı olduğu için bir gelecek. İki birden kaç yapacak? İki yapacaksın. Çok az kaldı. Şuna da bakmanı istiyorum. Var diyormuş. Ne yazacaksın? 2 üzeri n yazacaksın değerli hocam. 2 üzeri n'den kaç got var? Say. 1 2 2 giden kaç yapar? 4 çeşit gamet oluşur diyoruz. Süpersin. Yoksa ne diyorsun? Ya bu kromozom ya bu kromozom. Bir çeşit kromozom gelecek. Crossing over yok diyor. Ya şu kromozom ya diğeri gelecek. Oradan da bir çeşit gelecek değerli hocam. Ne cevap veriyoruz? 2. 1 kere giden kaç diyorsun? 2 diyorsun. Okey to. Belki böyle ÖSYM'e soru sorabilir. O yüzden bunu belirtmek istedim. Birkaç sorumuz kaldı. Devam ediyorum hocam. Diyor ki bir hayvanda kürk rengi oluşumundan sorumlu 4 alel varmış. Aleller arasındaki baskınlık derecesini vermiş. Kaç çeşit genotip, kaç çeşit fenotip oluşur demiş. Şunu yapıyorsun. Formülü şu. Genotipin formülü n çarpı n artı 1 bölü 2. Toplam formülü. Hemen şunu yapıyorsun. 1, 2, 3, 4 tane varmış alelimiz. Doğru mudur? 4 çarpı 4 artı 1 bölü 2'den hemen matematiğiniz 4 kere 5, 22'ye böl 10 çeşit gamet oluşur e, diyorsun. Genotip oluşur diyorsun. Düzeltiyorum. Kaç çeşit fenotip oluşur diye sorarsan ne cevap veriyorsun değerli hocam? Hemen şunu yapıyorsun. Fenotipte de ya A1, A2, A3, A4. 1, A1, A2, A3, A4 yazdım. 4. Bir de A3, A4 arasında eş baskınlık olduğu için değerli hocam. Bunda ne yapıyoruz? Ekliyorsun. 4 artı 1'den 5 çeşit fenotip oluşur diyorsun. Bak tekrar ediyorum. Eğer şey deseydi. Eş baskınlık yok deseydi burada. O zaman 4 diye bırakacaksın. Arada bir tane eş baskınlık varsa bir tane de ilave etmen gerekiyor. Uçito. Bir tane daha örnek hocam. Kan grupları çözme, kan gruplarını bulma soruları. Fix çıkar hocam. de sorabilir diye düşünüyorum. Sana gittiler kan tahlili yaptılar. Parmağını derdiler. Sever misin iğneyi? Sever misin? Sevmez misin? Bilmiyorum ama ben neden korkuyorum değerli hocam. İğneyi batırdılar, derdiler. Kanı böyle 3 damla verdiler. 1, 2, 3. 3 damla kanı verdiler. Üzerine antikor damlattılar. Antikor damlattıkları zaman çökelme varsa ya da yoksa senin kan grubunu bu şekilde bulabiliyorsun. Şimdi bakmanı istiyorum hocam. A antijeni damlattığın zaman çökelme Çökelme varmış. Demek ki senin kan grubun A. B antijeni damlatmışım. Çökelme varmış. Demek ki sende B de var. Yani kan grubun AB. Güzel. Şu gördüğün anti D ya da anti Rh senin pozitif ya da negatif olduğunu gösteriyor. Damlattığın zaman çökmüşsen Rh pozitifsin. AB pozitif olduğunu gösteriyor bu. Güzel. İkinci birin kan grubuna bakmanı istiyorum. A damlatmışız çökmüş. Adam A. B damlatmışım çökmemiş. Demek ki bu adam B değil. Rh damlatmışım çökmüş. A pozitif. Üçüncüye bak. A damlattım çökmemiş. O zaman A değil adam. B damlattım çökmüş. O zaman bu adam B grubundan. RH e, damlattım çökmüş. B pozitif demek hocam. Peki dördüncüye bakmanı istiyorum. A damlattım yok. B damlattım yok. Benim kan grubum böyle. Sıfır. Hiçbiri yok. Eğer Erastanlattım varsa. Covid pozitif gibi düşünebilirsin. Sıfır pozitif. Benim kan grubum bu şekilde. Hocam son dört tane kalmış. Bakmanı istiyorum. A damlattım. B damlattım. Çökmüş. Ne cevap veriyorsun? A, B. Erastanlattım yok. A, B negatif. Hemen alt tarafa devam ediyorum. 6'ya bakıyorum hocam. B ne diyorsun? Pozitif. 7'ye bakıyorsun. 0 negatif. 8'e bakıyorsun. B negatif diye ifade ediyoruz. Anlaştık mı hocam? Kan gruplarını bu şekilde mister gibi Bulduk hocam. Bir de hocam bir soru kalıbı var. Bir soru kalıbı var. Onu da göstermek istiyorum. Bir bireyden kan alıyorlar. Bu kanı aldıktan sonra farklı canlarla karıştırıyorlar. Çökelme oranına bakarak bu canlar arasındaki akrabalık derecesi ne yapılabiliyor? Kıyaslanabiliyor. Hocam A canlısından bir kan aldın. Bu kanı K, L, M canlarının kanlarıyla karıştırdığın zaman çökelme oranlarına bakarak hangisi daha yakın akraba, hangisi daha uzak akraba yorum yapabiliyorsun. Bak dikkat edin. A canlısını aldım. Kanını K'ya L'ye M'ye verdiğim zaman en az çöken ona en çok benzeyendir. Çökelmek olumsuz bir durum değerli hocam. Farklı bir kan grubuyla karşılaşırsam çökelme, pıtlaşma meydana geliyor. Bu kişinin kan gruplarını kıyaslama nasıl olur diye sorarsak beraber söyleyelim. En benzeyen kim? L. Sonra kimdir diye sorarsak hocam. K. En az benzeyen kim? Bir M. Bak o kadar çok yüksek çökmüş ki değerli hocam. Yani hiçbir şeye benzememiş. Alakası bir canlı olduğunu gösterir. Böyle ÖSYM e soru sorabilir hocam. Alt taraftakine bakmanı istiyorum. A canlısından kanı alıyorsun. Burada bir fark var. Burada şu fark var. Arada bir tavşan gibi, fare gibi bir ayrı bir canlı olduğu zaman o hayvanın vücudunda sana karşı, A canlısına karşı bir çökelme, bir antikor oluşumu gerçekleştiriliyor. Bu oluşan antikoru serumu sen gidip A canlısına versen A canlısında çökelme oranı %100 olacak zaten çok aynısına ona karşı üretildiği için buradaki tavşanın ve farenin vücudunda üreten antikor A canlısı da karşı üretildiği için şunu yapıyorlar. Arada bir hayvan varsa çökelme oranlarına bakarsan hangisi A'ya en yakındır dedikleri zaman lütfen üsttekini yapma. Şunu yap. En çok çöken en çok benzeyen oluyor bu sefer. Dolayısıyla M en çok sonra kim? K en az benzeyen kim? L şeklinde sıralanıyor. Burada dikkat etme nokta değerli hocam. Arada bir hayvan var mı yok mu? Varsa en çok çökeni alacaksın. Yoksa en az çökeni almak durumundasın. Okito. Bunu söyledikten sonra değerli hocam. Aha soy ağaçlarından bir. İki tane de örneğimiz var. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Üsttekini ben çözeyim sizin için. Okito. Geberdim lan geberdim. Vallahi geberdim. Ter dökülüyor ter ter. Geberdim. Üsttekini ben senin için çözeyim. Alttakini de şöyle SS'ini göstereyim. Mis gibi böyle göstereyim. Siz çözün. Bana yorumlarda yapın hocam. Hangisi olduğunu olup olmadığını. Hocam bir, şu 1, 2, 3, 4, 5 hangisinde yokmuş. E, bunu da siz çözün. Okey Anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi Ökyaş hocamın e, hatırı için mal anlatır gibi anlatıyorum. Hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatıyorum. ÖSYM denemelerde testlerde mutlaka bu ifadeyi bu soruyu soruyor. Bak şimdi. Yukarıda bir soy ağacı veriyor. Yuvarlaklar ne? Dişiler. Kareler kim? Erkekler. Üzerinde taralı olan bireyler bir özelliği gösteren. Hasta olan, kıvırcık saçlı olan, düz saçlı olan bireyler. Sana bunu söylemiyor ya da bazen söylüyor. Sonra diyor ki yukarıda bir soy ağacında taralı bireyler verilmiştir diyor. Evet hep mantık aynı bak soralım. Bu özellik, bu özellik hangi şekilde taşınabilir? Hangi genlerle taşınabilir diye veriliyor. Bak Önce şunu yapmanı istiyorum senden. Otozomal baskın ve otozomal çekinik. Önce otozomallere bak. Şunu yapıyorsun. Otozomal demek vücutta taşınan demek. Yani saç rengi gibi işte kıvırcık olmak gibi düz açık tenli olmak koyu tenli olmak gibi düşünebilirsin. Cinsiyetle alakası olmayan fiziksel özellikler gibi düşünebilirsin. İlk olarak şunu yapıyorsun. Otozomal çekinik. Hemen şunu yapıyorsun. Küçük A küçük A yazıyorsun yanına. Sonra yukarı gidiyorsun. Taralı olanlara X Y yazmıyorsun. Bak Hata yaparsın. Teralı olanların yanına şunu yapıyorsun sevgili hocam? Küçük a küçük a yazıyorsun. Hocam cinsiyet önemli mi? Cinsiyet önemli değil. Hemen şöyle yapalım. Kalem. Şaşırma lan. Müdahale mi ediyorsunuz? Yazı yazamıyorum. Siz mi yazıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> dur. Kalem. Uslu dur ha. Korktum ha. yok evde. Heyecanlandım bir an için. Küçük a küçük a. Bu ne? <laughs> <laughs> Bu da küçük a küçük a. <laughs> Bu taralı değilmiş yukarıdaki. Bir büyük a yazdım. Bak. Bu küçük a küçük a'nın ikisi de babadan gelecek hali yok. Ne olacak değerli hocam? Bir tanesi anneden biri babadan gelecek. Bir tane küçük a bundan geldiyse şu bilmediğin yandaki harf nedir? Küçük a'dır değerli hocam. Buna da bir tane küçük a yazdım. Peki bu erkek kız çocuğuna bakmanı istiyorum. Ba anneden ne gitmiş bu kız çocuğuna? Büyük a gitmiş. Babadan ne gitmesi lazım? Küçük a gitmesi lazım. Var mı bir problem, bir anormallik var mıdır? Yok. Yoksa değerli hocam diyorsun ki bu özellik o zaman çekinik taşınır. Süper. Sonra siliyorsun. Sonra siliyorsun bunları, hemen silgini alıyorsun. Bu sefer şunu deniyorsun. Otozomal baskın diyor. Hemen kırmadan otozomal baskın yanına geliyorsun, bir büyük A yazıyorsun. Sonra şunu yapıyoruz. Taralı mı? Evet. Bir büyük A. Taralı mı? Evet. Bir büyük A. Bunlar taralı değille soldakiler. Küçük A, küçük A yazıyorsun. Sonra şunu diyorsun. Bu büyük A kimden gelmiştir? Babasından gelmiştir. Annesinden ne gelmiş olması lazım? Küçük A. Buna küçük A yazdım. Bu küçük A, küçük A'nın ikisi de buradaki anneden gelecek hali yok. Bir anneden biri babadan gelir. Demek ki buradaki yukarıdaki birey de, şu birey de bir tane ne olması lazım? Küçük A olması lazım. Var mı bir anormallik? İşte olmaz lan bu böyle şey çocuk çıkmaz diyebileceğim bir durum var mı? Yok. O zaman ne cevap veriyorsun? Buna da evet dedim. Şimdi geldik diğerlerine. X'e bağlı... X'in Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik, X'in Y ile homolog olmayan bölgesinde baskın, X bağlı, Y bağlı diye de ifade ederler. Y'nin X ile homolog olmayan bölgesinde baskın diye kısımlar var. Önce şunu yapıyorsun. X'in bak, X'in bilmem ne bölgesine çekinik. X'e bağlı çekinik diyorsun. Devam et. X'in nokta 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 baskın. X'e bağlı baskın arayacaksın. X'leri yazacağız şimdi. Siliyoruz hemen kalemimizle beraber yukarıdaki A'ları siliyoruz. Eğer X'e bağlı Y'ye bağlı diyorsa artık A kullanmıyorsun. Bazen soruda şunu der. Kırmızı yeşil renk körlüğü der. Hemofili der. Aynı şekilde yapıyorsun. A sakın yazmıyorsun. X bağlı Y'ye bağlı. da. Erkek mi? Erkek. X, Y. Dişi, evet. Dişi birey mi? Evet. X, X. Dişi birey X, X. Dinle. Çok basit hocam. Çok basit. X, Y. Şimdi bak. X'e bağlı çekinik aradığımız için şu birey taralı mı? Taralı. Buna bir tane küçük R yazıyorsun. İster H yaz, ister R yaz. Alttaki erkek birey deney. O da bir tane küçük R olması lazım. Güzel. Bunların taralı olmasından hasta olduklarını anlıyorum. Sonra bana bunu veriyor zaten bireylere bakmanı istiyorum. Bu kadın taralı mı? Değil. O zaman buna ne yazmalıyız? Bir tane büyük yazmalıyız. Hocam diğeri, diğerini karıştırma. Dur şimdi. Alttaki kız çocuğu taralı mı? Değil. Bir tane ne yazmalıyız? Büyük R yazmalıyız. Hocam diğeri büyük mü küçük mü? Onu bilmiyorum şu an için. Bak şimdi ne yapıyorsun? Şurada görmüş olduğun erkek çocuk babasından ne alır? X mi alır, Y mi alır? Sen bana söyle. Ne alır? Y alır. Bak erkek çocuğu babadan Y alır. Erkek olmuştur o yüzden. Şu gördüğün küçük R kimden gelmiştir? Anneden gelmiştir. Demek ki burada görmüş, görmüş olduğunu anne taşıyıcı, heterozigot, büyük R, küçük R. Peki buradaki kız çocuğuna bak. Babadan Y gelemeyeceğine göre Anneden ne gelmiş? Bir büyük R'ye gelmiş. Babadan bir tane küçük R'ye gelmiş. Bu soy bir anormallik, bir egzantrik bir durum var mıdır diye soracak. Ne cevap vereceksin? Hocam bir sıkıntı yok. O zaman X'e bağlı çekinik taşınır mı? Taşınır. Aferin. Şimdi geldik X'e bağlı baskın. Bu sefer ne yapıyorsun? Üstteki R'leri siliyorsun. Bu sefer taralılara büyük R yazacağız. Tam tersi düşüneceksin. Bak. X büyük R. Güzel. Buna da X büyük R yazdım. Mecbur. Taralı olanlar büyük R olmak zorunda demek. Bunlar taralı değil. Bak şimdi şunu düşünmelisin. Burada görmüş olduğun erkek çocuk babadan ne alacak? Y alacak. Anneden ne gelmesi lazım? Hangi kameradayız? Buradayız. Anneden ne gelmesi lazım? Küçük r gelmesi lazım. E, erkekten ne var? Büyük r varlar. Nereden gelmiş? He diyorsun ki demek ki burada bir problem var. O zaman diyorsun ki bir tane yanlış bulsan yeterli. X'e bağlı baskın bu özellik taşımıyor diyorsun. Süper. Hemen arkasından ne yapıyoruz? Y'ye bağlı baskın diyor. Bak. Y'ye bağlı baskın, Y'ye bağlı çekinik hiç önemli değil. Y'de olması erkeklere görüldüğü anlamına geliyor. Hemen şunu yapıyorsun, siliyorsun, sıkıntı yok. Bak bakalım. Baba da var mı? Erkek baba da var. Erkek çocuğuna geçmiş mi? Geçmiş. Kızlarda görülüyor mu? Hayır. Y'ye bağlı olarak bu özellik erkek çocuğuna taşındığı için Y'ye bağlı baskın taşınır mı? Taşınır diyorum. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı ne olur dersek 1, 2, 3 ve ne olur sevgili hocam? 5 olur. Ne oluyor? 4'te taşınmıyor. 4 yanlış verilmiş kıymetli hocam. Şunu da biraz bekletiyorum. Durdurun. Siz çözün. Diyor ki hangisinde otozomal çekinik olduğu söylenemez. Yanlış aramanızı istiyor sizden. Buna 1 yazdım. Buna 2 yazdım. Buna 3, buna 4, buna 5. Çöz. Bana altta yorumdaki hocam 5 yanlış, 3 yanlış, 2 yanlış. Minicik yazarsın sevgili hocam. Sen bunu çözersin. Ve son kısma geldik. Yaklaşık 3 saate yakın, 2 saat 40 dakika yakın beraber çalıştık. Hepinize TT sınavında başarılar dilerim. Benimle beraber baştan sona dinleyen arkadaşlarım gözlerinizden öpüyorum. İnşallah üniversiteye gidersiniz. Artık benden dinlemezsiniz. Kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı, olarak konuya dersiniz ki Semih Hoca diye bir arkadaş var sağ olsun biliyorsam. Ee, şey yapsın. Ne o? Size e, biyoloji anlatsın. Git ondan eline öğrenirsin deyip size e, beni önerirseniz çok çok mutlu olacağım. Plazmoliz ve de plazmoliz kısmını Ceren ablam rica etmiş. Minicik onu mu kıracağım Ceren? Senin için hemen şurada minicik göstermek istiyorum. Plazmoliz hücrenin kaybederek ne olması? Büzülmesi demek. Eğer sen hücreyi hipertonik ortama koyarsan hücre plazmoliz olur. Eğer bu hücreyi hipotonik ortama, sulu ortama koyarsan benim büzülmüş olan hücrem su alır. Su aldığı zaman da şişer. Biz buna deplazmoliz ismini veririz Ceren ablam. Dolayısıyla izot hipotonik ortamda olan bir olaydır. Hücreyi izotonik ortama koyduğum zaman büzülme bir şey olur mu? Olmaz. Hiçbir değişiklik meydana gelmez. Merak ediyorsan bunu detaylı öğrenmek istiyorsan çok güzel sana hipotonik, hipertonik, izotonik ortamı anlatmış olduğum bir e, konu anlatım kısmı var. Orayı minicik izlesen zaten 5 dakika falan misler gibi öğrenirsin. Okey to. Ay, var mı isteğiniz benden arzunuz? İnşallah son görüşmemiz olur. Artık üniversiteye gidersiniz. Hepinizi üniversite uğurlarız. Biz de gururlanırız. Gelip dersiniz ki Sem Hoca sağ olsun bize biyoloji sevdirdi. Onun sayesinde bir şeyler yaptık deriz. Desteklerinizle de büyümeye devam ediyorum. Ben milyonu göreceğim sevgili gençler. 1 milyon bir USM sevdalısı olacağız. İnşallah 2 milyon 3 milyon da görürüz. Ama 1 milyon olacağımı biliyorum. Siz de bana şahitsiniz. Şu an için kaçmış? Gelecekten izleyen arkadaşlarımız görsünler. 30, 203 bin aboneye sahibiz. 203, 203 bin tane Semoli'yi seven, takip eden, bana destek olan kıymetli dostlarım var. İnşallah hedeflerinize ulaşırsanız, işte inşallah hayatınız hepiniz için güzel geçer. İyi yerlere varırsınız. Bir hedefiniz olur. Ot gibi yaşamayın. Mal adam olmayın. Akıllı olun. Okumak değerli bir şeydir sevgili hocam. Okuyun. Öğrenin. Bir şeylerle kendinizi geliştirin. Ee, kendinize dikkat edin. Ee, Üniversite sınavından sonra görüşeceğiz inşallah. Bir öneride bulunan arkadaşım oldu. Yapabilirsem yapacağım. tyt ve AYT'yi sorularla kısaca çok uzun olmadan yani 20-30 tane belki soru çözüp tekrar etmeyi denk, denk gelirse deyip hani bu tarz belki sorabilir deyip yapmayı planlıyorum. Yarın ayete tekrar olacak. Ayeti izlemek isteyen arkadaşlarım için de kanalda yine video olacak. Yarın akşam görüşürüz. Çok yoruldum. Kendinize iyi bakın. Hala beğenmeyen gudubet varsa da oraya kadar izleyip hala beğenmeyen var. Abone olmayan varsa kaçan varsa gebertirim. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben gider. Bay bay.